Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah bereketimizi artırsın. Amin. Allah rızası dairesinde hareket ettirsin inşallah. Dima 62, Tahayyül 7, 12. ayın 9'u, 2018 Küçükçekmece dershanemiz. Efendim, şunu alalım. Bir önceki de tahayyül saymadık abi. Onu dima dershanemiz. Saymadınız mı? Yani tahayyül 6, yani 7 yapmadık onu. Ha, yapmadınız. Yani çünkü tamam. Tahayyüle girmedik. O evet. Tekvin oldu tamamen, ilim, irade, kudret. Öyle mi? Tamam. Evet. O zaman şimdi ısınmak için biraz gireyim şeye, tekvine. Tekvin kudret arasındaki fark. Yani aslında bu dersimizi şey yapacak. Aslında Mehmet abi de mecurla alakalı olduğu için tekvinin girilmesi lazım diye. Berzahtı. Şimdi malum tekvin hakkında ihtilaf edilmiş. Kısaca anlatayım. Eşari Hazretleri tekvin denilen bir sıfatı kabul etmiyor. Kudret sıfatı içerisinde bir sıfattır. Kudretin içerisidir. Eşari Hazretleri kudretten âli, müstakil bir sıfattır diyor. Ondan sonra Maturidi dedi. Maturidi şeyimi düzelteyim yanlış olursa. Maturidi Hazretleri diyor ki, müstakil bir sıfattır diyor, kudretten farklı. Eşari kudretin içerisindedir diyor. Bunu İmam-ı Rabbani Hazretleri de çarpıldığı halde öyle bir çözülmemiş bu mesele. Alimler mabeyinde çözülememiş. Risale-i Nur'da bu mevzu alınıyor ama direkt tekvin olarak alınmıyor. Onun dışa vuruşları ile, eylemsel haliyle ele alınıyor. Eylemsel hali de evamiri tekviniye deniliyor. Hem de çok geçiyor. Tekvinin emirleri. Onun için geçen hafta biraz bahsetmiştik. Mesela doktoruma misal vermiştim. Başhekim diyor ki, hastaları şunu tamir et, tedavi et. Emirdir. Ondan sonra doktor hastaları tamir ediyor fiilen. Başhekimin emir vermesi tekvindir. Doktorun onu yapması, vücud hariciye çıkarması kudrettir. Şimdi başka bir noktada ve bizi alakadar eden, bu dimağla alakadar eden yerle ki mec'ulle alakalı devam edelim. Diyor ki mahiyet modeldir. Bu model üstünde ilimlerin cilve, cemal, nakış ve sanat olarak gözüküyor. Mahiyet biliyorsunuz, kendisini hakikat, hakikat kendisini esma. Esma da efaldır. Yani efali pek zikretmeyin, zaten fiilden dışarıya çıkan, gözüken de asardır. Mahiyet, hakikat, esma, efal, fiiller. Ondan sonra gözüken vücud harici, asar. Yokluktan değil, manevi bir vücuttan zahiri vücuda dönüştürülüyor. Yokluktan yaratılmıyor. Kudret yokluktan yaratmıyor. Manevi bir vücuttan yaratıyor. Sayfa kaçtır abi? Ha, bunu sizde yazılmamış. Ama şey yapabilirsiniz. İyi olur. Eğer iki sayfayı çekebilirsen, biz onu da hemen çek. Çek abi. Telefonunuzu açarsınız. Şuraya şöyle bir çek. Bizde en son 146 vardı. Ha, yok bu şey çok güzel olur. Çekmeyin, çekin. Bu yeni Palatlı'da yazdım. Yolda yazdım. Trende yazdım. Uçakta yazdım. Uçakta teslim. Yokluktan değil dediniz abi. Manevi vücuttan. Manevi vücuttan. Yani melaikeden mi çıkartıyor abi? Melaike. İlim ve kudret arası melaike ya. Melaike. Şöyle. Eskiler, süfiler, vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhutçular
bizim dediğimiz lef-i muhafaza, yani ustad, bizim erkek ustadın lef-i muhafaza, ayağını sabite demişler. Tamam mı? Ayağını sabite demişler. Ayağını sabite dedikleri lef-i muhafuzdur. Onlar bunu zaten kitab-ı mübin, fi imamin mübin böyle çoğu ulema tefrik edememiş. Bunu Ustad Hazretleri 30. sözde İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin'i işliyor Büyük Haşiye'de. Ondan sonra 30. sözde işliyor. Orada Ustad hiç şey yapmadan, meselelere mesele etmeden, ihtilafları hiç böyle ifade etmeden özelliği söylüyor. Asiye diyor. İkisi bir demişler diyor. Bir o kadar söylüyor. Hatırlarsınız. Ustad Hazretleri diyor ki İmam-ı Mübin ayrıdır. Kitab-ı Mübin ayrıdır. Lef-i Mahfuz ayrıdır. Nasıl ki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Yusuf Aleyhisselam'a karşı Yakup Aleyhisselam'ın hissiyatı aşk ve şefkat. Aşktır yani. Ben sana aşık olmuşam. Yoksa Allah'a mıydı? Allah'a. Ahiret için yapıyor diyor. Ahiret sevgisi. Şimdi şöyle abi. O 24. sözün sonundaki zeyinde Mevlid-i Şerif'i yazan Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a olan muhabbeti. Muhabbetin şekli. Evet, o muhabbet değil, şefkattir diyor. Şefkattır diyor. Süleyman'ın olan aşktır. Yani diyor bu ona yakışmaz aşk. Yani olmaz da erkekten. Tekellüflü bir. Tekellüflü bir tevirdir diye tavsiye ediyor. Şimdi ulema bu üçünü lef-i mahfuz bilin malumat olarak. Lef-i mahfuz, Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin'i komple bir paket yapıyor. Sufi anlayışında. Vahdet-i vücutçularda, vahdet-i şuutçularda da var. Ayağını sabit ediyor. Ustad Hazretleri diyor ki lef-i mahfuz bir sistemdir. Onun iki tane defteri vardır. Bir tanesi İmam-ı Mübin, bir tanesi Kitab-ı Mübin'dir. Kader ve kudret defteri. Evet, onu şöyle yazayım. Ta ki gözüksün. Lef-i mahfuz. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin. Hasan abi aslında böyle yapınca biraz sıkıntı oluyor gibi, lef-i muhafızdan çıkış gibi. Niçin? Çünkü İmam-ı Mübin aslında hep yukarıya göre değişiyor ya Kitab-ı Mübin. Lef-i muhafız hepsini çalıyor. Yuvarlak şeklinde daha çıkış yapınca çıkılmıyor işin içinden. Aşağı doğru yani. İmam-ı Mübin'i isterse yukarı alıyorsun yani çünkü. Yani nasıl anlamadım? Şimdi mesela insanın kitabı İmam-ı Mübin devamlı değişiyor ya abi. Yani iki çıkış yapınca sanki biri İmam-ı Mübin, yani İmam-ı Mübin mesela yukarıda olması lazım. Önce İmam-ı Mübin sonra Kitab-ı Mübin sıralaması var diyorsun. Evet, konuşmuştuk ya. Hayır, altıda. Tamam da öyle de yani iki defteri var diyor. Ha, o evet. Çıkış surattan bahsetmiyorum şu anda. Kader. Yani içerisini açıyoruz. Şurada hemen hazır var. Umun dediğini de uyuyor. Bak bak şurada hemen solda. Şöyle yapsanız. Şu tekvinden çıkış tarafında İmam-ı Mübin yani, dedi ki ilim eline. Şurada şu var ya. Şöyle yapıp. Direkt lafı mahfuz desin. Tamam ya be. Doğru. Onu şey yapamam. Onu insan sanki daha düzgün olacak yani. Tamam. Aynı onun gibi olur. Şöyle. Çıkış olarak değil, hepsi müstakildir. Ondan sonra içerisini görelim neyin nesidir diye. Bunu da farklı şey yapayım ki ne var bu nedir? İlim emir. Burası irade kudret. Kudret irade. Ters söyledik tabii. İrade kudret miydi? Tamam. Şimdi lef-i mahfuz kudret irade. Öyle gelelim. Bu lef-i mahfuzu Kur'an'ın indirildiği yer. İmam-ı Mübin onu diyecektik.
mazi ve mustakbele bakıyor. Onu da yazayım. Kader defteri, kudret defteri değil mi? Evet. Nazari kader, nazari kader, bedihi kader, kader, bir de ne yazıyorduk? Ha. Konumuz bu değil. Ama konumuzun temellerinden oluşturuyor. Mazi ve mustakbel. İcat ve harf etme. Hangisi hangisiydi? Hani bir numara. Bu da. Ben bir şey... Aynen bir şey kullanıyordu. Hani bir şey. İstediniz miydi? İcat ve harf. Şimdi detayına girmeyeceğiz. Fazla şey yapmayalım. Konumuz, bir yalnız bilelim yeter. İmam-ı Bin mazi ve mustakbeldir. Kitab-ı Bin hazırdır. Maturid, Eşari Hazretleri çok ince bir şey. Olmuş olmuştur. Olmamış da olmamıştır. Tam hali kabul etmiyor gibi gözüküyor. Yani nedir o? Olmakta olandır. Berzah kabul etmiyor biraz. Yani berzah da değil yani. Çok ince bir şey. Çok ince abi, evet. Yani olmuş mudur? Olmamışsa gelecektir, olmuşsa mazidir. Yani o burada bir şey var yani. Arası yok abi, arası bir berzah. Geçiş nasıl oluyor? Bu sefer demiş ki Eşari Hazretleri, yani ikisi bir diyor yani. Ya bu, ya bu. O zaman kudrettir diyor. Ancak bu ikisini fark edip hazırı ayrı bir konumlama yapabilen bu sefer tekvini kudreti ayırabiliyor. Melek şeyi giriyor işte abi arada. He. Şimdi kudret ise mazi ve mustakbeldi, kitab-ı mübin mazi ve mustakbeldi, hazır zamana nazar ediyor. İlim emirdi, irade ve kudrettir. Tamam. Onun için bunu tefrik edemedikleri için gözükene o dediler. Vahdet-i vücutçular hazırı tefrik edemedi burada. Hep melek diyor abi. Her şey odur. Vahdet-i şuurçular her şey değil diyor. Gözüken Rabbinin görüntüsüdür demiş. Gözüken, şuhut ettiğin şey. Şimdi bunu koyduktan sonra tekvinle kudreti biraz gidelim. Hasan abi bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına elektrik hep aklıma takılan bir şeydir. Elektrik var ya. Hı hı. Hasan abi bu acayip bir şeydir. Şimdi şuraya bir yerleştirin. Ben böldüm biraz ama. Bir yerleştirin. İmam mübine eksi kutup deyin, kitab-ı mübine artı kutup deyin, ortasındaki o ağını gösteren de birleşme noktası ampuldür, yanan taraftır. Bir tek orasıdır abi. Böyle bir... Olabilir, doğru. Doğru, mazi ve müstakbel yok ya kendisi, andadır. Çok doğru. Evet. Doğru. Andadır, hani doğru. Şimdi, o kadar acayip ki, ne garip biliyor musun? Osman'ın, bu Emyaz da. Üstad Hazretleri'nin söylediği biz genel biliyorduk. Tabii değişik insanlarla da görüştüğün için değişik kitaplarla ihtisas sahipleri diyor ki ya diyor gelecekteki o diyor bizim geleceğimiz yok mu? O hayat bahsini diyor ki canlı ve ruhludur diyor Üstad. Yani Üstad bunu söylüyor. Yani hayatlı subuti bir vücudu ilimleri vardır. Çok tuhaf yani. Onlar program olarak görüyor. Usta canlı ve ruhludur diyor. Vücudu haliceye çıkmış. Sen geleceklerin yok mu? Ne, hiçlikten gelmiyor ya. Sen geleceklerin neredeyse geçmişin de oradadır. Şey demiştik de abi, zaman hani dördüncü boyut deniyor ya abi. Eğer biz hazır ana hep şeyimiz var ya, eğer dördüncü boyut olan zamanı bir bütün olarak görebilsek, bütün misali vücutlarımız da tek bir şeyi beni bulacağım ben. Tek bir tane olacak. Yani benim misali vücutlarımla gelecekteki bana göre şu ana göre gelecek peki mazideklerin bir bütünlüğü o zaman işte bir boyut çıkmış oluyoruz. Bütünü görebilen dördüncü boyutu da biz şu an üçüncü boyuttayız. Üç boyutlu olan sadece zaman hazır zamanı müptela burayı görüyor.
O zaman dördüncü boyutu da ihata etmek demek. Hı. Yani külliyata göre de ne diyor? Kalp ve ruhun derece hayatına. Kalbin ruh hayatın ruhun mu bilmiyoruz. Bir üste çıktığın zaman o zaman bütün beden misallerinle beraber hepsini bir bütün ben olarak görüyorsun. O vaziyet hayale de hakimiyet mi veriyor acaba? Yani hayalen bir saati gidebilir misin abi? O dördüncü boyutu olan şey. Hayal de Allah'a var. Onda bir ciddi bir şey var. Çünkü niye? Niye hayal eder kim oluyor? Ciddi şey. Şimdi diyor ki ben de 10 sene kaldığım İstanbul'a bir kere bakmadım. Bu olamaz. Olmuş. Çünkü yer ile yani işlenirken işlendiği yer. İkisini beraber görürsen bakamazsın. Ancak o. Allah. Yani Kur'an lisanında da aslında bunu çünkü alemi misalde diyor temessüllerini görüyordum. Nasıl bakayım diyor. Yani alemi misalde temessüllerini mazi ve müstakbeli bir görüyor. Hal. Hali ikisini bir yerde görünce üçü bir oluyor. O zaman mesela düşün. Ben sana bakarken arkanda da üstünde de alemi misalde karşılıklarını görüyorum. Ben sana nasıl yapayım ki yani? Buna ait bir örnek hatırıma getirdi şimdi Allah. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakaret ediyor, Ebu Cehil hakaret ediyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet evet diyordu, doğru söylüyorsun doğru. Susuyordu yani, susuyordu. Ne zaman Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cevap verince Allah Resulü kalktı gitti. Ondan sonra arkasından gitti, hata mı yaptım ya Resulallah dedi, hayır diyor. Sen cevap vermeden önce cevabı Cebrail veriyordu diyor. Ben karışmıyordum diyor. Sen cevap verince Cebrail çekip gitti diyor. Yani beraber görüyordu. Ama herkes onu göremiyor tabii. Görmediğim adam inanmam diyen adam geçenlerde aramış, beni fırın fırın ağlıyor. Bir öğretmeni bulmuş, oradan arıyor. Görmediğim inanmam diyen, daha önce 7-8 sene önce bir öğretmen bu. Böyle biraz benimle şey yapmıştı böyle. Melek'ten şey oluyor. Fırın fırın arıyormuş. Niye? Yamulmuş tabii. Görmediği şeyler yamultmuş onu. Görünür alem gelmiş. Dedim ki ona gözükmeyen şeylere ben pek şey yapamıyorum dedim. İtibar etmiyorum dedim. Başörü öyle bunlar hayaldir. Bunlar halüsinasyon görüyordur. Sizofrenidir dedim. Ona öyle söyleyin. Öyle gözükmeyenlerin öyle şey olmaz. Bakayım ne olacak bilmiyorum. Şimdi çek bakmam çek. İlaç içeceksin o ağzının yamukluğunu vesaire. Çek babam, çek bakalım. Şeyde bir tanesine dedim ki ya dedi olmayan bir şeyi şekillendirmek veya düşünmek diyor, ses duymak diyor, şizofreniliktir dedim. Dedim ya peygamberi de öyle diyebilir miyiz dedim, olmayan bir yerden vahiy geldi diyor. Yani yok ama yani öyle zannediyor bir yerden. Bana sesler geliyor. Tasdiğinden mi girdiniz? He? Tasdiğinden girdiniz. Tasdiğinden girdim öyle. Tarkul değil. Hiç aklımda girmedi. Yani böyle düşünmeye fırsat vermedim ona. Yani insan diye bana diyor ki bunlar dedi ben seni biraz böyle şizofrenilikte götürmez mi yani? Böyle ilham, üretkenliği zahiri kabul etmiyor yani. Matematik gibi düşünüyor. Ama bunlar da her zaman değişiyor. Bu doktorluktur yani. Tıpta okuyor. Tıp doktor okuyor dedim. Tabii doktorumuz var. Ama dedim sizin sahada da değişiyor. Sabitiyet olsa terakki olmaz ki dedim. Tıpta da sabitiyet yok ki değişen o kadar şeyler var ki. Ya dedi, ya diyor dikkat etmek lazım diyor, tamam mı? Dikkat etmek lazım diyor. Bazen böyle bir şekil giriyor diyorlar diyor bana hasta. Bazen sesler duyuyorum diyor. Geçenlerde bir tanesi geldi diyor. Şöyle şöyle oldu falan diyor. Evimize geldiler diyor, şöyle yaptılar diyor. Bunlar dedi başka çaresi yok diyor. Başka çare ne diyor? Şizofreni diyoruz diyor. Halüsinasyon görüyor. Hep söylemiyor. Ne olacak dedi. Tabii başka ne olacak ki dedi. Dedim öyle hepsini katmasaydın dedim ya. Bunu tefrik edecek mihenk olması lazım. Olur mu ne olacak? Niye katmayacağız? Dedim ya peygamberle de olmayan bir yerden dedi. Bak bana birisi geldi. Cebrail bana ayet getirdi. Peygamber de gelseydi evet. Sen de aynı teşhisi koyardın. Aynı teşhisi koyar mıydın dedim. Şizofrenisin sen ya Muhammed. Tabi estağfurullah dedi ya. Tabi estağfurullah dedi. Kahve çayımı bırak. Tövbe estağfurullah. Baktım gittim kıpkırmızı abdest almış. Bu sefer oturmadı sandalyesine demek oturdu. Dedim hemen tövbe et.
Kim kime dedi? Ben dedim. Ha. Hemen tövbe et. Size mi gittik tövbe bana edeyim? Bana değil, genelledi ya. Bana her türlü hakaret yapabilirsin, şey yapabilirsin ama ne konuştuğunu bil dedim bak. Her şeyi maddeyi indirgedin. Her şeyi maddede arayanlar akılları gösterindedir diyor usta. Şimdi mana ruhanileri, melekleri kabul etmiyor musun? Meleğin ilamı yok mu? Şizofreni mi diyeceksin buna? Onlar batıdan gelmiş Freud'un şeyi, yani doktrini yani. Yani Freud'a göre mi düşünecek ya bir Müslüman? Onun da ondan alacağı da var tabii. İlim Çin'de de yoksa alın ama senin esasatını bozmamak şartıyla. Meleği inkar eden bir şey, biz inancı bir tıp yöntemini, meleği cini inkar eden bizi kabul edemez, imana dokunur. Çünkü cin suresi var. Melaike imanın esasındandır. İmanın gider Allah muhafaza. Vahiy geliyor. Ya şizofreni dersen imanın gider. İman gider ya vahiy. Genelleme ya. Peki nedir? İfratı şeytandandır, tefriti nefse emaredir, vasatı rahmanidir. Allah da öyledir. Yani her şey bu mudur yani, maddede midir? Neyse, yani ölçü çok acayip bir şeydir biliyor musunuz? Şimdi adam itiraz ediyor. Hasan'a itiraz edeceğim diye hakikatleri ketme diyor. Ne kadar katliam yapıyor. İlk önce kendisine yani. Bana kızabilirsin ama. Ya hele fi-i nazarın diyelim bir bakalım. Evet, alim itiraz etmesi, küfür ve tekfir etmesi kafir olmaz, olmuş böyle ama. Ama bu arada mahrum oluyorsun, bir de hakikati incitiyorsun yani. Bu nereden çıktı diyor. Küfürlükte var işte bunlar. Ben şu şekilde yok tabii çizgi, böyle çizgi. Ama bunları tanımlamış böyle. Hasan'a kızacağım diye bunları inkar etme ya. Sonra devam ediyorum. Ha, İmam-ı Bin çok önemli olduğu için yani... biz bilgileri ne yapmışız biliyor musun Osman? Arkadaşlar. Devlet memuruyum Osman. Harun. Getirdim dosyayı, araba plakasını. İşledim, attım depoya. Okey mesleği. Aldım depoya, dosyayı attım. Tam da lazım olunca nerede bulacağım o dosyayı? Tasnif etmedim. O tasnif etmek dikkattir işte. Şimdi... biz nur talebeleri olarak bilgi hazinesi dolmuş taşmış. Tasnif yok. Kullanamıyoruz. Aa tabii canım, bedi-i kaderi düğmen mi var? Tabii canım. He tamam. Tekvini, evameli tekvini düğme var ama tekvinle ilişkisini bilmiyoruz. Kudretle ilişkisini bilmiyoruz. Yani mesela dima düğmen mi var? Tahayyülü değil mi? Ama kullanamıyoruz. Hastalıkta kullanamıyoruz. Hayata kullanamıyoruz. Hayata eyleme geçiremiyoruz. Sıkıntı gelince hemen de ki ha tamam. Serbest bölge aktif. Dün anlattım. Emre de oradaydı. Bak şimdi. Çok hoş bir şey. Bak şimdi. Şöyle yapayım de. Arkadaşlar. Lafımı görüyor musun abi? Evet abi. Burası serbest bölge. Serbest bölge. Şurada abim ne vardı? Tahayyül. Tasavvur değil mi abi? Hoşuna değil. Buradan sonra şurada taakkul vardı. Taakkul. Şaşırdı. Bu da doktor ha. Bunu anlattığım kişi bizzat canlı anlattım tek. Şey oradaydı. Doktor bir tanesi de şey fizik öğretmeni. Üç tane de çocukları vardı. Çok hoş. Yani o kadar kaliteli ki özel anlamda. Şimdi bak buraya kim atıyordu? Şeytan. Kafir cinler. Erba habiseler. Mevadi şerireler. Tamam abi? Evet. Bir şey anlatacağım. Serbest bölge mi? He. Buraya şeytana mukabil melek. Kafir cinlere karşı Müslüman cinler. Erva habise, ye bedel, erva aliyeler. Güzel sözler, güzel kelamlar, güzel resimler, güzel düşünceler, fikirler, güzel zanlar. Erva aliyeler. Dördüncüsü, mevadi şerirler mukabil. Mevadi aliyeler, camiler, mekanlar yani. Medreseler, güzel şeyler. Mekanın güzelliği, tamam mı? Şimdi dedim ki, o da şaşırdı. Buraya hakim olmanın şartı
hakim olmaya çalışmamaktır. Sahip çıkmayacaksın. Tamam mı? Yani oraya hakim olmaya çalışırsan yaban arılarını sana musallat edersin. Çünkü buranın özelliği şudur. İnsan olmanın özelliği, her şeyin her şekilde bulunabileceği, her şeyin her mertebesini bulunabileceği, her daim insanın kontrolünde olamayacağı, şeytan bana Beyazıt'ta geldi dedi ya, burada oldu, camide karşıma çıktı diyor. Ondan sonra dört, insanın kafasının iksir kalbini mayalandığı bir yerdir. Peki buraya nasıl hakim olacaksın, bırakacak mıyız? İlginç taraf o, hiç burada sorulmadığı için ona girmedik. Peki buraya hakim olmanın yolu, hakim olmaya çalışmamaktır. Böyle yaptı. Tamam da nasıl şey yapacağız o zaman? Doktor dedi. Hatırınıza geleniniz var mı? Ben o sorduğu için onda cevap verdim ona. Nasıl hakim olacağız? Buraya nasıl? Hakim olmaya çalışmamakta hakim olacağız da yöntem nedir? Yöntem şudur. Terklerle bununla ilişkini keseceksin. Terk. Terklerin bu adamın buraya veri vermesini engelliyorsun ve hakim oluyorsun. Aşağı nitini bitiriyorsun. Bir şey yapmayarak yapıyorsun. Evet. Hiçbir şey yapmıyorsun. Terk-i kebair defime fasit. Terkler bunlar, buraya aktarımını kesiyorsun kablosunu. Veya elektronikçi Erdinç'im nerede Erdinç'im? Bu kablo şey yaptığın için, kaynak yaptığından söylüyorum. 20-30 tane kıl gibi şeyler var, kablolar. Tamam mı? Böyle kablo. 3-5 tanesini kessen. Evet biri gidiyor ama tamamlayamıyor. Tamamen kesemiyorsun. Ama bunun adı tek gafru. Bu sefer canını okuyorsun bunun. Yani şey düşünün, bir tarlayı düşünün, bahçıvan oraya su gidecekti. Kesti, tarla kurudu. Ben asit mi döktüm diyor ağaca? Ben mi ağacı kestim de kuruttum? Nasıl kuruttum? Suyu kesti. Çok güzel. Canını okudu. Yani ağaca, tek tek ağacı nasıl kuracaksın ya? Asit dökeceksin, keseceksin. Çok zor ya koca tarlayı. Suyu kestir mi? Birkaç hafta sonra bitti. Terk böyledir. Suyunu kesiyorsun. Canı veri vermiyorsun. Yani televizyonlara muhatap olmuyorsun, internete muhatap olmuyorsun. Ne yapıyorsun? Yapmamakla yapıyorsun Ali. Allah, biri münker, biri nekir oluyor abi. Ne kadar güzel. Evet, münker, nekir. Acayip bir şey. Nünker de Mekir acayip bir şey. Bir de Harut Marut'a benziyor. Harut Marut'u. Harut Marut'a da benziyorlar. Biliyor musunuz Harut Marut'u anlatmıştım size. Ama yani kadın koca arasındaki şeytani ve kafir cinlerin yaptığı zararları önlemek için Harut Marut onlara karşı bir tepki yöntemini öğretmiş. Sihir büyü menfi değil yani aslında. Kullanırsa menfi olur. Silah menfi değil ki. Bıçak menfi değil ki, kibrit menfi değil ki. Harut ve Marut, fakat malum işte öyle bir, biliyorsunuz onu, anlatmadım burada. Yok abi, anlatmadım. Ama o zaman anlatayım kısaca, çünkü nerede ne anlattım bilmediğim için. Şimdi şu, melekler insanlara itiraz etti ya, ya Rabbi kan dökecekleri mi yaratacaksın, iş atacağız da. Evet. Diyor ki, nereden bildiler bunlar daha olmadan? Ya insanın fıtratına baktı veya lef-i mahfuza. İnsana baktılar, lef-i mahfuzdaki insanın yapısı, yazılımına baktılar. Kan dökecek, fitne çıkartacak kişiler, yüksüdü lef-il erz. İşaretücaz'dan geçiyor, 178'de. Meleklerin bu itirazına karşı Allah diyor ki, sizin bilmediğinizi ben biliyorum ama melekler tatmin olmamış. Böyledir ya, akliyeleri var. Yani akliyeleri var, şehriye ve gadabiyeleri olmadığı için terakki yok. Akılları var, şuurları var. Soru soruyorlar yani. Tabii tabii. Kuvve-i akliyeleri var. Öyle melek olmaz ki aptal melek. Öyle bir şey olur o zaman. Diyor ki, sizin bilmediğiniz ben biliyorum. İnsanlar yapıyor. Allah Allah. Ama nasıl bir özellik ya? İlk defa insan denen bir şey yok. Melek aklı vallahi. Hak veriyorum ya. Tabi yani. Yani şöyle hak veriyorum. Hakikaten bu karındaşlarım, arkadaşlarım. Yani yarab tanrım da insandan nasıl bir şey ya? Hiç insan yok. Melekten, iblisten, ruhanilerde farklı bir şey ya, bunun hepsinin cemi Allah'a en çok muhatap olacak. Nasıl bir şey bu ya? Ya Rabbi, bir baktılar ki fitne dökecek, kan dökecek. Fitne çıkaracak, kan dökecek. Ona itiraz edince falan, Allah da öyle diyor. Baktı ki adamlar tatmin olmadı. Cenab-ı Hak dedi ki, dört melek hariç, Cebrail, Mikail, İsrafil hariç, onu ben söylüyorum. Dedi ki aranızda, çünkü bunların itirazı yok.
Ebrer Michaelis itiraz etti demiyor. Melekler diyor. Doktorum çok ilginçtir. Allah diyor ki meleklere, aranızda dedi, güvendiğiniz ilmine, her şeye güvendiğiniz iki tane melek seçin dedi. Bu da keyif verici ha sana. Sana bakıyor ha bu. Çünkü bana keyif veriyor. İki tane adam seçin dedi. Yani melek seçin dedi. Harut ve Marut'u seçtiler. Çok acayiplermiş ama. İlim de dev yani. Cebrem hikayesi sana değil. Tamam. Seni dedi sabah indireceğim Cenab-ı Hak yeryüzüne. Akşam çıkartacağım. İnsanların ihtiyacını gidereceksiniz. Mahkeme, kadı olacaksınız. Size müracaat edince insanların bu şeylerini çözeceksiniz. Kadilik vazifesi yapacaklar. İnsanların etlerine derman, sıkıntılarını da gidereceksiniz. Karı koca arasındaki şeytanın ve kafir cinlerin yaptığı bozgunculuğu düzeltmeye ait yöntemler öğreteceksiniz. İnsanların mahkemesini kuracaksınız. Mahkemeyi öğretin, mahkemeyi. Adaleti öğretin. Vazifeniz bu. Çok acayip bir şey. Kadın koca arasında insanlara nasihat edin. Karı koca arasındaki bozgunculuktaki şeytanı ve kafir cinin en büyük hedefi odur. İçki içime zina değil, en büyük hedef karı koca ayırmak. Onları düzeltmek için sihir ve büyü dediğimiz bir yöntem. Biz onun ismi verdik. Ve sen yapacaksınız. Tamam. Ama bir şart da tabii. Sizi indireceğim. Sabah ineceksiniz. Mesai bitince çıkacaksınız. Ama size de insanlara taktığım iki tane de vasıf takacağım. Kuvve-i akliye onda da var. Kuvve-i sizde de var. Kuvve-i şehve ile kuvve-i gadabeyi size takacağım. İnsanlara taktım. Hani itiraz insanaydı ya. Yani kan dökecek, fitne çıkartacak, kan dökecek mi yaratacaksın? Yani seni çok sevdiğin mahluk böyle. Size de bunu taksam diyor. Siz de öyle olur mu ya Rabbi diyor. Sana nasıl isyan ederiz diyor ya. Dedi yani. Kuvve-i şehveyi taksam diyor. Siz de bana isyan edersiniz diyor. Nasıl olur ya Rabbi diyor ya. Bu kadar bilen bir şey sana nasıl isyan et? Peki demiş. Kuvve-i şehveyi taktı. Monta etti. Kuvve-i akliyi de, kuvve-i gadaviyi de monta etti. Yeryüzüne indi. Mahkemelerden bir tanesi geliyor kadın. O kadar güzel, o kadar güzel ki. Onun işini görüyorlar, bunun işini sihir öğretiyorlar. Karı kocanın şeyini. Sihir yani barıştırma şeyi. Ondan sonra kuvve-i şehveyi ya, kafayı taktılar buna. Kadına bizimle olmasını istiyor. Acayip bir şey. Ya çünkü ilimle nasıl tövbe yolunu biliyoruz. Bunu nasıl affedileceği, Allah'ın merhametini de biliyorlar, tövbe yolunu da biliyorlar. Ya kadına verecek. Kadın da diyor ki, ben zalim despot bir kocam var, onun için gelmiştim diyor. Onlar için. Onu öldürürseniz dedi, ben de size teslim olurum. Ondan sonra melek olduğunu bilmiyor tabii. Ya adam öldürülür mü ya dedi melekler. Ya yoksa yok. Bu sadece ertesi gün. Ya madem dedi kadın gene mahkemesi devam ediyor. Onun çocuğu var kocamda, onu öldürün dedi. Ya insan niye öldürün, ne suçu var dedi ya. Tamam dedi. O zaman dedi içki için. O zaman ben de sizinle beraber olur. Şöyle düşünmüşler. Ulan adam öldürmek hariç. Ben çocuk öldürmek hariç. İçki bana zararı var. Benim kimseye zarar vermiyorum. Ayrıldığımız zaman da tövbe ederiz. Yöntemin yolunu da biliyoruz. Yani tövbe yolunu biliyorsun. Ama neticesini de katlanacaksın ama. Evet abi. Bu sefer içki içince çocuğu da öldürüyor, kadını da öldürüyor. Ondan sonra akşam üzeri geldiği zaman ayet-i kürsü okuyup ayet-i kürsüyle çıkıyorlardı. Çıkma yolu kapandı. Kal dünyada. Ey Allah öyle bırakır mı? Bu sefer ayakları şu anda Tarsus bölgesine mi nerededir bir mağarada? Ayakları da geçiyor bu bu sarihti yani. Ayakları tavana bağlı, asılı duruyor. Ama atomlik bir vücutları yok. O sihir ve büyü yapmak isteyen o mağaraya girer, onların sesini duyar. Onlar sihir ve büyüyü şu şartta öğretiyor şu anda. Allah diyor ya, eğer sihir ve büyü yaparsanız gelene, Allah ve ahirette nasibiniz olmayacaktır. Kafir olarak öleceksiniz. Bunu kabul ediyorsanız öğreteyim. Yani ben kafir olacağım. Allah ve ahirette nasibim olmayacak. Korkunç bir şey. Şu anda kıyamete kadar o asılı duruyor. Harut ve Marut şu anda kıyamete kadar duruyor. Ve bizi Allah asmıyor. Çünkü biz iddia etmedik iyi olacağız diye. Biz kusurumuzla, cürmüm ile geldim sana var ya. Biz ya Rabbi bu da
İnsan alimliğiyle de düşer. Ama bildiği şudur. Düştüğü yerde kalkmayı bilir. Kur'an-ı Kerim'de müminler odur ki hiç günah işlemez demiyor. Müminler odur ki Allah'tan iyi his yapmazlar. Ümidini kesmezler. Mümini öyle tarif ediyor. 52 tane işte o şeyden bir tanesi de yeis salar, şey, insana yeis yaptırır, insana korku salar diyor kafasına. O dersi yaptım, onu bir bakarsınız. Çok ilginç bir derstir, yaptım bu Palatlı'da. Kur'an'da, Kur'an'da direkt 52 tane şeytanın ihvası, tuzağı vesaire. Şimdi bu Harut ve Marut böyle bir şey, bakın insandır. Secde vakası bundan önce miydi, sonra bundan sonra mı olmuş? Şey mi? Adem bu önce. Önce olmuş değil tabii, mi? Tabii. Olmuş şey yapın demiş de ondan sonra secde ettiler ama sonradan ya Rabbi deyince o zaman fiile uyguladılar. Çünkü niye? İnsanlar vaka önce olmuş ki insanlara geliyor. İnsanlara hizmet etmek içinmiş yere. İnsan yoksa nereye inecek? Abi en doğru olan adetullah'a tabi olmak aslında bu manadan bu çıkıyor. Evet. Mesela onu zaten şey yapıyor. İmam-ı Hasan-ı Basri ile Habib-i Acem. Evet. Nehire geliyorlar ya. Evet. Ne bu, bununla alakalı bir şey bildiğiniz ama başka bir şey adetullah söyleyeyim. Hı hı. Fırtına var, nehirden geçilemiyor. Gemi gelemiyor sandan. Bir bakıyorlar etrafında kimse yok. Habib-i Acem diyor ki efendim diyor, sen de biliyorsun kendini, ben de biliyorum. Hasan-ı Basri bu Hazreti Ali'nin şeyi, talebesi. Besmeleyle geçelim nehiri diyor. Sandalı beklemeyelim, yürüyelim. Demiş ki Allah'ın rızası Allah'ın adetinin içindedir diyorlar. Yani uçma kabiliyeti var, orada Allah'ın rızası değil. Allah'ın rızası Allah'ın seni yarattığı yerde, nerede yaratmışsa oraya tevfik hareket etmektir. Mesela ben bu dersi Moskova'da yapmam. Veya bu dersi, şu dersi ben cumartesi umumi derste yapmam. Olmaz. Adetullah değil orada. Çünkü herkes var orada. Burası özel. Ve bir tahmin ediyorsunuz değil mi ne kadar gelmek isteyen insan var? Hayır ki pazar günü gelemezsiniz. Hem yerimiz ufak hem de seviyeniz olması lazım. Sen bana şimdi imam mı bil ne demektir abi falan dediğin zaman daha önce işlenmiş bir konu. Yani daha önce malzemelerimiz var hepimiz. Yani bu sefer şey yapıyor. Yani Allah'ın rızası sünnetullah'tadır. Adetullah'tadır. Bulunduğun yerde, Allah'ın rızası sende nerede, evdeysen orada Allah ne diyorsa onu yapmak. Hanım, çocuk vesaire olduğunu öyle davranma. Allah'ın rızası burada, buraya uygun davranmak. Burada ne demişse. Tam usul. Allah'ın rızası özel hayatınızda Allah ne demişse, Resulullah ne yapmışsa. Yemekte Allah'ın rızası bulunduğunuz yerdeki sünnetullah. İfrat ve tefritten azade, haddi istikamet masaptır. Mesela. Şimdi demek buraya gelmiştik. Dima'a hakim olmanın yolu hakim olmaya çalışmamaktır. Neye benzer? Yaban arılarını böyle şu kovmaya benzer ki daha beter bir yaparsın. Allah böyle bir sistemi yapmış. Zenginlik olsun diye. Her türlü şey ve mesuliyeti de şey yapmayacağım. Celal Cemal kazan demiştik. Celal ve Celal kazanı evet. Ve aşağıya doğru kabı içe evet Allah'ım çok güzel demiş ya. Celal ve Cemal kazanı. Şurası yani. Acayip bir alem. Yani gurur duyuyorum Rabbimden. Bunu nasıl yapmış? Ve mesul de etmiyor beni. Diyor ki içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine sebap vardır. Yani cihad-ı manevidir. Büyük cihad buradadır. Bu buraya hakim olmanın doktorum. Doktorum. Evet. Büyük cihad budur işte. Hem de cihadını şey yapıyor. Ufak bir adam öldürmek, ölmek bir şey değil ki buna göre. Bir anda kahramanlık yaparsın, gafurluk yaparsın, iki dakikada geçersin öteye. Buraya hakim olmanın yolu şu kabloyu kesmektir. Tek budur. Buraya hakim ancak öyle olur. Veya tam kesemezsen usta kesmiş. İmam Rabbani Hazretleri vallahi büyük şeyle kesmiş ya. Dumanla attırmış adamlar. Acayip bir şey. Fakat biz o kıl gibi hani bir kablo olur tek de içinde çok telli olur ya. Biz keseriz böyle 20-30 tanesini kestik mi Allah bereket versin. Her derste kesiyoruz unutma. Televizyona odaya geldik.
ya bugün muhatap olmayayım. Vallahi o anda terk etti. Terk et. Çünkü o odadan öteki odaya geçmek hicrettir. Yani teli kesiyorsun. Aktarımı kesiyorsun. Aktarımı kesiyorsun. Tamam mı? Şimdi... Abi Allah biliyor ya, yanlış anlamayın ama umuma hitap açısından siz büyük bir tespit yaptım derken diğerini anlatıyordunuz ama inanın sanki bu umuma hitap açısından şu söylediğiniz çok daha büyük bir şey gibi geldi. Bunu tam böyle ifade etmemiştik. Terkle bura kesildi. Evet. Kesildi diye. Çünkü... Daha somut ifade oldu. Buraya hakim olman için orayı kabloyu keseceksin kardeşim. Yani tam kesemezsin. Onda inkisar hayali olur ama öyle bir şey yok. Bende de yok. Bende de bir şey yok. Mesela nerede o idi ya? Ve arkadaşlara da söyledim. Vallahi arkadaşlar. Yedi, doyduktan söylemek haram ya. Hani, vallahi doydum. Allah biliyor ama senin zalim sensin dedim. Bu kadar güzel yemeği getirmeseydin. Duydun mu halde? Bak yiyorum. Kesemiyorum. Tamam mı şey? Yani bu kesmeyi diyorum. Mesela televizyon şeyi var. İnternet elime gelmiş. Ya yüzü çevirdin mi bir tane kestin. Kesemedin. İnkısar hayale de uğrama. Korkma. Harut ve Marut bile düştüğü bir şey var ortamdayız. Sen bu haşa şeytici manasında değil. İnsansın. İnsansın, ne demek? Allah'tan ümidini kesmez, düştüğü yerden kalkmayı bilir, tamam mı? Tamam. Müslüman, hata, o insan, o Müslüman odur ki hiç hata yapmaz demiyor. O peygambere aittir. O Müslüman yeisi kapılmaz. Ya benden bir şey olmaz. Doktoruma da yaslar ya. O doktoruma da belki de size de çok lobatörü de gelir. Size de. Ondan sonra... çok muhatabım. Sen de çok rastlarsın Esin. Ben de çok gülüyorum. Şu o kadar halka ilişkileri fazla olan mesela. Yasin de çok adam ümidi bitirmiş. O Kay zaten konuşmuyor. 10 tane doktor gibi ya. Çünkü gördüğüne konuşuyor, görmediğine haber ulaştırıyor. O da benim gibi duramıyor. Petrolcuya bile anlatıyor. Niçin anlatıyorum, genelliyorum latife içerisinde? Yeis pompalamayacaksın. Allah Müslüman hata yapmaz demiyor. 3 defa söylüyorum. Yeise düşmez diyor. Allah'tan ümidin ancak kafirler kesin. Yeis ifade eden birisine veyahut da bir şey yapmak lazım. Ağzına bakarsın, haletine bakarsın. Merak etme, Allah konuşturur seni. Adama bakarsın, kadın mıdır, çocuk mudur? Seni Yusuf'a nasıl anlatırım? Kızına nasıl anlatırım tabii. Patrolcuya anlatırım. Mesela bir tanesine arabanın kapatını mı açamıyorum ya? Açarım. Burada bir tane vepe var. Ulan bu gözümü araba yıkamakta bulunan bir çocuk vardı böyle. Aylak aylak duruyor. Ya delikanlı bakar mısın? Resmi elbise vardı vepenin şeyi. Lastik havası mısın? Ya dedim ben bunun kaportunu açamıyorum. Bir baksana dedim ya. Nasıl açılıyor? Geldi. Dedim aferin delikanlı böyle bir söyle. Hop girdik adama. Diyarbakır'danmış hala. Dün takside de Diyarbakırlıymış. Havalimanından uçakla geldikten sonra taksi tuttum. Taksi Diyarbakırlı'ydı, Emre ile beraber. Adama girdik, ne mutlu Türk'ünden, tovuğu buçaya kadar adam, uf, acayip adam. Hatta az da para alıyordu, biz tam tersine fazla verdik. Yani 20 lira verseniz yeter dedi, 21 lira tuttu, biz 22 lira verdik. Üstü kalsın dedi. Yok, biz verdik bana. Üstü kalsın dedi. Yani nasıl gireceksin? Gireceksin. Terk budur, kabloyu terk kesebildiğin kadar. Ümitsizlik yok, Darfur. Yok. Havamız bugün çok iyi ya. Çok iyi elhamdülillah. Bu abi, şu bölümü var ya ayrı bir yayın yapalım abi lütfen kısa ders. Harut Marut ayrı olur herhalde. Evet. Onun için ya ben düştüm. Ya Harut Marut düştü. Ya sen de düşersin merak etme ya. İnsansın ya. İnşallah düşmezsin ya. Yani düştün diye Allah bilmem ne inersin değil. Allah seni kurtarsın diye ya. Sana ne ya Allah kime bela vereceğini? Elhamdülillah. Çıkmak daha lezzetli abi. Tabii canım. Niye batmayı hep anlatıyorsun ya? Allah bir sevdir ya, Allah sevecek bir şeydir ya. Ben öyle bir Allah, benim alemimde yok Rabbim ya. Ben çok seviyorum. Allah bizim benim hafsalamın için kadar değil ki ya. Acayip bir şey ya. Hadi bakalım. Buradaydık. Devam ediyorum. Bir şey söyleyeyim önceki derslerden abi. Dimağın hakikati lef mahfuzdur demişiz. Mahiyeti tekvin sıfatıdır. Fesubarallah. Fesubarallah. Oraya bağlanabilir. Ya ne zaman denmiş bunlar ya? Dima 8'de abi. Ya bana bak bunları bir toplayalım ya. Ben biraz geçiyorum üstünden.
Yani biz şu an aslında şöyle, hem hakikat hem mahiyetin tarafını konuşuyoruz dima. Fesubanlar, evet ya, dima. Bak şimdi... Niye tekvinde konuşuyoruz? Çünkü mahiyet, yani şeyden, suret, hakikat, oraları biraz daha konuşmuşuz biraz herhalde Allah-u Alem. Biraz mahiyet tarafını zorluyoruz. Bir de hatta Yusuf yapıyor böyle. Mehmet'im acele ediyor, bu mecula gir diyor. Mecul'da kudret ve tekvin sıfatı nasıl gözüküyor? O yeni anladığım, onu da ifade edeceğim şimdi bugün. Böyle devam ederseniz despite çekin, sahibi giremeyiz. Gireriz inşallah. O zaman çabuk. Dima'da da abi Adem alemleri vardır diyor. Kesinlikle. Adem yoktur, tamam. Adem alemleri vardır Dima'da. Allah Allah. Tahayyül de bu Adem'den tekvin sıfatı gibi çıkartma şey sistemidir. Tahayyül. Öyle demişiz. O oradan çıkartma sistemidir. Yani hayal sanki Adem'den vücuda çıkaran bir mekanizma, bir sistem demişiz o zaman derste. Subhanallah. Daha bitirmişiz abi, biz demişiz. Tekvinden çıkarır gibi getiriyor demişiz. Allah Allah. İlginç, güzel şeyler. Ben hani bakıyorum, tutarsız şeyler yok. Yani o mesela ilimde diyor ki, ben mesela ilimde üç vücut var diyor ki, mümkün mümteni. Adem'de ne vardı bilmiyoruz. Bilseydik zaten Adem olmazdı. ne konuşuyorsan ilimdesin. Konuşulmayan yer, yersiz yer, yani Adem'desin. Yani konuştuysan Adem'de değilsin. Adem'de değilsin çünkü Adem'den çıkmış olan ilim tarafını konuşuyorsun. Görüyor musun Mehmet? Bak şimdi devam. Elhamdülillah. Allah yani istihdam eden adamı Allah'a. Yani mahiyet, diman mahiyet olması ilginç yani. Tek çok bir. Evet. Hatta meculun tarafı o. Şeye de Adem'e ene girebilir demişiz mesela. Evet. Ve zati sıfatlara diyor Adem tarafıyla aynı darlık yapabiliriz. Bak işte. O da zaten neresi oldu? Tekvindi zaten. Yani. Tekvin. Yani ene diyor şu aşağıda, bak onu anlatmışsınız zaten. Diyor zati sıfatlara diyor şeyle aynı darlık yapamazsın diyor. Yaklaşamazsın oraya diyor. Evet. Hadi bakalım biraz gidelim. Yokluktan değil, manevi bir vücuttan zahiri bir vücuda çıkartıyor. Kim? Kudret. Tamam. Yokluktan, Adem'den ilmi vücutlara tekvin çıkartıyor. Bir tanesi icat etmek, bir tanesi halk etmek, değil mi? Evet, evet. Birisi, olan şey yapmak. Bir de şu, hemen bir heyecanımla şey yapayım. Hatay, Ankara, Kars, Hak. Cenab-ı Hak. Bir de Hatay, Ankara, Lüleburgaz, Kastamonu. Halk. Halk kudrettir. Hak tekvindir. Çünkü niye? Hak ettiği şeyi, hak hayatı veren Allah. Hak ettiği için Adem'den vücuda çıkın dedi. Cenab-ı Hak. Onun için İsa'da ve bütün dini kitapları Cenab-ı Hak çok kullanılır. Hak hayatını veren. Yani Adem'den vücuda çıkın diyen halk değil, haktır. Önce hak, sonra halk. Evet, hak. Yani zaten Cenab yön demektir. Hak yönü. Hemen yeri gelmişken şu. Şöyle bir şey yapayım. Şurada yapalım. Şu alt silebilirsiniz. Şunu sileyim artık. Zaten hatırlatmayın. Şu arkadaşlar. Esma. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, tamam mı? Arş, Cennet. Şurası Necum mu abiler? Mecul, Nur-u Muhammedi, Gafunun, bu berzahtır kardeş. Ne vaciptir? Hani biraz yukarıda çıkarsa daha şey yapar. Burası da sıfat. Tamam.
ne mümkündür. Vacip, mümkün. Tamam. Var ama madum değil. Madum da değil. Yani vücudu var ama ilmi vücudu da yok. Tamam. Şimdi bak, buranın iki yönü vardı. Hatırlar mısınız? Böleyim ama Erdinç dedi ki şöyle bölün dedi. Tamam. Bir tarafı mana, bu tarafı nur. Bu tarafı mana. Tamam abi. Mana tarafı Hakk'a bakan yöndür. Hakk'a bakan yöndür ki tekvine bakıyor. Tekvin komplesini. Burası halka bakıyor. Halka bakıyor. Ki kudrettir. Ağaçtan aşağıda icat mı oluyor? Oradaki halkın H harfini Arapça olarak yapsanız az. Daha güzel olacak değil mi? Hadi bakalım. Bir de ağaçtan aşağıda icat mı? Ağaçtan aşağı icat. Kudret icat edilmiyor. Tamam işte. Mananur öyle yan yana mı yaptınız? Yukarı doğru yapardınız. Niye? Yanlış mı deriz? Manayı yukarı yap. Tamam yani ben bölmek için. Tamam. O zaman dur şey yapayım. Sen değiştin demin. Yok yok yok. Yo. Yani böyle hani beyin böyle şekil yapılıyor ya. İçeriği bölmeyin de yukarı bak yukarıya tepsi. Şöyle yapayım. Mana, değil mi? Şöyle yapayım. Okun yukarıya doğru çevirsin. Hiç yokta. Dinç öyle dememişti de içinde mana patlar. Burayı çıkardı. İyi şöyle yapayım. Ama yukarı öyle mi? Ok yukarı. Okumundaki düşün. Şunu sileyim şey. Hafif değişti. Yukarıdasın değil mi? Ok yukarı olursa daha sence doğru olur. Ortasını bölmek belki yine doğru değildir. Onu ben bir tarafa yarısı öyle yarısı. Ya de anlat. Böyle. Böyle. Yok, yani, sana, ha, içini bölmeye gerek yok. Neden içini bölmeye gerek yok? Bölmüyoruz zaten. Şöyle bak, bir şey ifade etmek için anlıyorum. Halde şey, kudret tahallük ettiği için aşağısı şecre-i hikat mevcuttur. Ama mazi ve müstakbelde kudret tahallük etmediği için zaten şecre-i hikat yoktur. Olur mu? Yok. Şecre-i hikat yoktur diyemezsin. Değil, tamam o geçmiş şeyden gelecekte dolayı diyemeyiz. Yok yok. Kainat yoktur ya. Vardır olur mu? Kainatın içinde de. Senin mazi ve müstakbelde de demek istedim. Mazi müstakbel de şecre-i hikatın içinde. Tamam. Halk. Doğru mu yazdın? Kafla değil miydi? Halk. 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 Allah bölüsü ya. Ha bak bakayım. Ha. Ha mı koyacağız? Bak bakalım. Sonu kaf. Kef yazıyor. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Kefteyim mi? Ezel. Okunuşu kefteyim mi? Kefteyim. Hali. Nasıl okunuşu? Ben bakamadım. Hani Elif'i lan diyorsun ya. Peki. Yani niye oradan yanlış bir şey çıkıyorsun? İlginçtir Peygamber Efendimiz'in yani herkeste bir esma zaman maksimum bir şey görünür ya. Azam eder bize. Peygamber Efendimiz'in de haktır. Için geçerli. Evet hak, hak peygamber, hak vesaire. Geçmiş gelecek. Peki devam edelim. Kainat için de geçerli. Devam edelim abi. Beraber edelim. Hem de Arap vermiş gibi gözüküyor. Sen dimağı da şey yapıyor. Yani dimağı böyle değişiklik olunca bir kader bunu şey yapıyor. Bir ülfet ünsiyet vardı böyle. Bir yeknesaklık bir hayat vardı. Bir iki seneden beri. Bu tekbir arada bizi biraz şey verdi. Çok iyi oldu. Şimdi şey var. Geçen derste etmek ve icat etmek aslında farklı. Evet. Orada yanlış hatırlamıyorsam kalp etmek, tekbire bakıyoruz, icat etmek, kudrete bakıyoruz. Evet, yok. Bugün biraz değiştirdik biz onu. Yok, yok, yok. Kalp yani vücudu harici de
İcat, halk da, icat da, icat bunun altındadır zaten. İcat bunun altındadır. Evet, evet. Şunu şey yapayım. Bunun altındadır. Hak yönünü biraz daha şey yapabiliriz. Onu anlatacağım. Yokluktan değil, manevi bir vücuttan zahiri vücuda çıkartıyor. Yokluktan değil kudret. Yaratılışta ilk önce ilim. Ne demek ilim? Yani şuradaki ilim, ha sildik. Vücutları toparlıyor. Subuti subutta. Subuti subutta. Subuti subutta diyor Osman abi. He. Dur diyor, çözsünler. Subuti subutta diyor. Subuti subutta. İlim, irade, kudret, sen basar yok mu? Evet abi. Sıfat-ı subutiyede. O ilimde var olan vücutlara şöyle desek yani diyelim. Demektir, şey Cenab-ı Hak o ilimde ne var içinde? Yani var olanların adı temiz, teşhis ve tayin var. Yani orada Risale'de geçen şu o manada kullanılıyor. Yani ilim kullanırken içi vardır demiyor da ben koydum. İçinde temiz var, temiz ediyor. Yani ayırıyor, yani tefrik ediyor. Teşhis ediyor ve vücuda çıkacakları tayin ediyor. İlimin içi iyi. Sonra da iradede ne var içinde? İrade sıfatında. Tercih var ve tahsis var. Külliyatta. Teşhis. İradede tercih ve tahsis. Sana tahsis ettim arabayı. Bu işi seni tercih ettim bu iş konusunda. Sizi tercih ettim ve arabayı da tahsis ediyorum. Çünkü yapacağın işte sen ancak bu miyi, bu meseleyi temiz edersin, teşhis edersin, tayin edersin diye. Ve kudret de tesir eder, ispat eder, icat da mevcudat-ı ilmeği, vücud-u hariciyi çıkarır, gösterir. Kudret ne var? Bunu ben şeyde de gelmiştim. Tabiat Risalesi'nde şeyi anlatıyor ya abi, büyük bir eczaneden. İşte oradan buldum. En çok oradan orada çıkıyor değil mi? En çok oradan buldum. Şeyden buldum, 30. lemadan çok. Bu. Hemen çabuk baktım. Tam kudreti okumadım ama böyle hemen dedim içinde ne sıfatlar var. Kudrete tesir eder, ispat eder ve icatla 26. lemada da var. İcatla mevcudat ilmeği vücud-u hariciyi çıkarır gösterir. Tekvin hakka bakar, halka bakmaz derler eskiler. Bu cümle demek ki benim değilmiş. Sufi zatların, büyük zatların, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar hakka bakar yönüdür. Halka bakan yönü değildir. Ayan-ı sabitelerde haktır. Ayan-ı sabiteyi anlatmıştım. Ayan-ı sabite lef-i mahfuzdur. Bizdeki adı. Hak değildir derler. Zira hak kün kelimesinin altına dahil olan şeyin ibaresidir. Mesela şunu biraz çekeyim, anlatayım kün evli nerededir, kün. Listede göstereceğim. Şunu çekeyim. Lef-i mahfuz şurada, şurası. Kün emri ezelisi şurası. Kün emri ezelisi. Esiri vücutlar, maddi hayatlar, çünkü sırayla gidiyorum aşağıdan yukarıya. Atom, gir içeriye, enerji. Gir içeriye, maddi hayat. Gir içeriye, aynı hayat. Aynı hayat, arşta. Cennet, maddi hayat, aynı hayat diyor. Hatırlarsınız. Cennet, inne darul ahireti leyyel heyvan. Tamam. Peki, aynı hayat, maddi hayat. Maddi hayat. Maddi hayat derken biz atomdan kafanızı çıkın yani. Esirle başlıyor. Esir 7 mertebesi var. Ondan sonra esir bitiyor, enerji başlıyor. Enerji donuyor, atom başlıyor. Tamam mı? Atoma hastayım yani maddeye. Şimdi bu kün emri var ya, kün. Kef ve nun. Onu biraz bahsetmiştim. Geçen, oraya girmeyeceğiz. Buradadır, tamam mı? Kün emri. Ol dedi, süveri mevcudat, ayağını sabiteleri, yani bizdeki lef-i mahfuzdakileri, imam-ı mübinleri, mazi ve müstakbel, kitab-ı mübinleri, dönüşme yeri,
bu da dahi esirde böyle vücut harici veriyor. Kudret zaten bu atomik bir hale getiriyor buradan aşağıya. Burada zaten aşağıya cennet mevcuttur. Esirdendir, kudret tahallük ediyor zaten. Şu anda mevcuttur. Kudret deyince ile kitabın bin dışında değil o. Onlar da şu anda elan mevcut mudur? Mevcuttur. Mevcut olan her şey kudrettendir. Cennet mevcuttur da işaretleyeceğizler. Mevcut olan her şey ki kainat mevcuttur. Ha? Mevcut olan her şey ondan sonra şecere fikat arşta mevcuttur. Mevcut olan her şey kudrettir. Mevcudun arka tarafı ilmi vücutlar, canlı ve ruhlu ve subut ilimleri vardır. Onlar atomik bir vücutları yoktur. Yani onlar da tekvindir. Abiciğim bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Şimdi ben kendi içimde gafuru ikiye bölmüşüm. Bir taraf, bir tarafı sürekli... Çekit ediyor, mücadele ediyor. Sürekli abi. Hı. Şimdi bir taraf şu anda önde elhamdülillah Allah'a şükür olsun bastırıyor ki... Hı. Allah canibinden kesinlikle cebir yoktur diye. Evet. Şimdi ben özellikle kükün tezgahını gösterirken ona bir daha dikkat edeyim istedim ki lef-i mahfu ispatın altında mıdır acaba? Evet. Diye. Çünkü abi lef-i mahfu ispatın altında olması aslında kün emrinde bile bir cebir olmadığının ispatı gibi geliyor bana. Evet. Bir mana. Çünkü evet. Ben eğer bugün tövbemle veya bir sadakamla eğer kaderimi değiştirebiliyorsam kün emri de ona uygun olarak şekil alıyor. Evet. Ha bu arada her sabah size tavsiyem var. Ben de yapacağım. Bugün yapacaktım. Sabah ağzından kaçıldı. Söylettirdi. Bir kutu koyun. İşe gitmen sabah kalkarken sadakayı 1 lira atın her gün. Değerli kuruş. Evet. Bu benim sadaka değil. Sonra akrabanızda fakir olan. Birinci zekat ve sadaka. Neyse tanıdık değilse hizmet aktarırsınız. Mutlaka her gün 1 lira sadaka atın. Çünkü sadakayı geçecek diyor Allah Resulü. Çok ciddi okudum bunu ya, çok etkilendim. Sadakayı geçecek hiçbir delecek bela müsbet olamaz diyor. Yani daha hiçbir iş yapmadan hemen sadakayı atın. Sabah evden çıkarken. Ondan sonra banyoda ayağın kaymaması için hemen banyodan önce sadaka at. Abi bir şey daha söyleyeyim Allah aşkına. Şimdi bunu böyle söylerken hızımı alamıyorum, devam ediyorum. Birdenbire böyle şey yapamıyor. Şimdi subuti sıfat... Yani burnu bunu aşarak kün demiyor. Demiyor abi. Anladık mı abi? Lef-i mahfuzu aşarak, lef-i mavi ispatı aşarak kün demiyor. Kün bunların sürecin sonunda atoma dön artık. Orada mı daha yoksa en yukarıda olması gerekmiyor abi? İlk yani kün emriyle her şeyin başlaması. O doğru. O hatırlarsınız. Tayyun evvel diyor. Ha, yani o oradaki değil. 5 tane tayin o değil. O zaman, atomika. Tamam. Künün o zaman suret hakikati mahiyeti diyeceksin. Evet. Ha, evet. O zaman aşağıdaki vücut haricisi. Sureti belki. İşte sureti de atom dedik ya. Ama yani mahiyet tarafı şurada. Hakikat yani meculün bile hani ilk yani şeyin. Mecule tayin evvel deniliyor zaten. Tayin ve teşahhus ediyor ya. Ha. Orada çıktı tabii. Hatta tekvinde Adem'den vücuda çıktı. Yani orada bile. Tabii. Ama bizdeki o kün, bizde Kur'an'da ifade edilen suret var ya vücuda çık. Vücut dedi bu kün atomi hale gelmesi için o aşağısı. Tamam o zaman yani künün de o zaman suret hakikati mahiyeti. Her şeyin ama. Her şey. Evamiri tekviniyen benim Hasan abi künde mi şekilleniyor? Evamiri tekvini künde atomik vücut alıyor. O hayatı tekvini haline geliyor benim. Hayat tekviniye dönüyor. Harika. Harikaydı. Evamiri tekvini değil. Evamiri tekviniyeler hayatı tekviniye dönüşüyor kün emrinde. Evet. Suretlere dönüşüyor. Bir daha abim. Evamiri tekviniyeler kün emri ezelisinde hayatı tekviniye suretinde suretlere dönüşüyor. Onu yazarsın kün emri. Harika. Kün emri bu çok güzeldi. Bu çok hoştu. Allah razı olsun hepimizden. Amin. Yani şeyler de hayatı tekviniye ha yabancı evet. Değil. Evet. Çok güzel gidiyor. Yazan abi şunu da bir söyleyeyim Allah aşkına. Ya şimdi bazen böyle bir halet oluyor ya bende böyle. Gidiyorum size sarılıyorum ama yemin ediyorum Hasan'a kadar sarılmıyorum lan. Onu söyleyeyim bir daha söyleyeyim. Üstünüze alınmayın. Üstünüze alınmayın. Sakın üstünüze alınmayın. Size görünenlere belki sarılıyorum belki. Şimdi Hasan abi. Aynen sarılıyor. Yani zati sıfatlar ve subuti sıfatlar diyoruz ya Hasan abi. Allah diyor ki beni tanıyın.
kendinizi tanıyın değil mi abi? Subuti sıfatları bize vererek kendini tanıttırmak istiyor bize. Yani öbürünü vermiyor diye bir şey yok abi. Yani zatı sıfatları vermiyor diye bir şey yok. Dolayısıyla tekvinin de bize karşılığı yok diye bir şey söyleyemeyiz. Veyahut da vücudun veyahut da diye. Var. Şöyle. Onu bul diyor, istiyor yani. Evet, zaten onu var. İstiyor Allah zaten. Subuti sıfatla ilgili var, vermiş. Basar var, vermiş. Ben zaten sıfatları vermemiş şu. Beka. Bu yok mu? Bizde vermiş. Beka var. Yani bekayı biz daha şu anda vermemiş. İstediğimizi vermemiş. Mesela vücut vermiş. Nasıl vermemiş? Vermiş işte. Ha ama ondan usta şey, o vücud-ı hakik var ya mesela, onu vermemiş. Muhalefetün ila vadis. Vermiş. Çünkü ne demek? Bize, bütün mevcudat bize çalışıyor. Cebrail bile bize çalışıyor. Cennet bile bize çalışıyor. Deniz, dağlar, tepeler, köpekler hepsi bize çalışıyor. Biz bize çalıştığı için biz her şeye muhalefet etmişiz. Yani benzemiyoruz hiçbir şeye. Hiçbir insan. Bu mevcudat niye ayakta duruyor, devir devran ediyor? Kıyam bir nefsi biziz yani. Bizimle kıyam buluyor. Anlam kazanıyor. Vermiş yani. Vermiş abi. Vermiş, şöyle vermiş. Yani bu subuti sıfatlar gibi kullanılan bir şey değil. İçsel alemde vermiş. Onlar vücud-ı harici noktasında vermemiş diyor. Ama mesela sana vücut vermemiş mi? Vermiş. Vahdaniyet vermiş, tek gelmiş geçmiş bir tane sen varsın. Başka. Yani mesela genelkurmay, hepimiz askerlik yaptık. Elbiseniz yeni ise, az kullanmışsa askeri elbise, onu yıkayıp teslim et diyorlar. Genel askere veriliyor. Ama genelkurmayın elbisesini yıka, genelkurmaya, gelecek genelkurmaya vereceğiz demiyorlar. Onu asıyorlarmış. Yani biz de öyleyiz. Bizim elbiseyi kimseye vermemiş Allah, evet. Vermiyor. Elbise budur yani. Evet, yani istisnayız biz. Bizim benzerimizde aynı tıpatıpı yaratılmamıştı, yaratılmayacak da. Vahdani işte. Ben müstakilim. Vahdaniyet. Tabiat. Tekim yani ben. Sesin de, parmak izin de farklı. Her şey, her şeyin müstesnası. Sana özel. Sonra diyeyim, tekvin, hakka bakar, halka bakmaz derler eskiler. Ayağını sabit ede haktır, halk değildir derler. Zira hak, kün kelimesinin altına dahil olan şeyin ibaresidir, ibarettir. Ayağını sabite ilahi isimlerinin, yani ayan ise yani lef-i mahfuz yani. İlmi suretlerinden ibaret olduklarından harici vücutları yoktur. Oysa yaratma cal müessirin tesirinden ibarettir. Bunlar onların ifadeleri. Sıra ben size şey yapacağım. Şimdi meculdaki şeceri hilkat tarafı şonat zatiye bakar. Meculdaki şeceri hilkat var ya, mahiyeti zat değil. Mesela şu meculdaki şeceri hilkat, şunat-ı zatiyetten vücud-ı harici çıkıyor. Çünkü zat-ı insanda var. Şeceri hilkat. Yani sığmadım kainata, sıfatlarıyla Allah kainatta yoktur. Zatiyle insanda vardır. Tamam mı? Meculdaki ene tarafı ise zata bakıyor, mahiyeti zatiye bakıyor. Yani meculun nur tarafı şunat-ı zatiye ayna, meculun mana tarafı mahiyeti zatiye ayna. Bu mana tarafı ki mahiyeti zatiyedir, onun bizdeki hali enedir. Yani meculun nur ve mana yok mu? Nur ve mana, mana tarafı bizde enedir. Sen nereye okuyorsun bize? Attığımız şey başka yer mi okuyor? Yok. Attığınız işte şey. İkinci şey yok. Yani. İkinci yer yapmış. Yok, sayfa ortalarda. Ha. Oraya geldik mi ya? Ortadan aldım. O baştan almadım ki. Öyle mi? Ha, yok. Baştan. Kaçırdık mı ara biz? Yok. Şey diyecektim. Şimdi mecul. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Allah aşkına. Gördün mü? Tahayyül. Tahayyülle icat. Tasavvura halk diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani şöyle, icat, halk, yani tahayyül ve tasavvur ikisi de Adem'den çıkarıyor, tamam mı? Sanki bizdeki karşılığı. Ona dursun da şöyle bir şey diyeyim. Enne'deki bak, mecun var ya mecun, şecir-i hilkat, maddi ve manevi, evvel ve ahir hepsinin hulasasıdır. Onun içerisindeki ben var ya ben, o mecunun içerisindeki o imtiyazlı tarafı olan o benim. E nedir?
O mana tarafıdır. Ama geneli bu ağacın komplesini olursa mecul denilir. Alem Şehadet'teki ismi Nur Muhammed'idir. Şimdi devam edelim. Bunlar bilinen şehidinin. Bediüzzaman ayağını sabiteye imkanı vücutlar şeklinde tabir eder. Ustadımız, yani biraz önceki anlattıklarım ayağını sabiteyi onlar, hani iki tarafı gidelim diye şey yaptı. Yani duyarsınız tasavvuf terimlerinde, kitapta, bir yerde öyle ayağını sabit Allah Allah biz hiç duymadık ya falan bahsedilmedi değil mi? Ayağını sabiti bizdeki levh-i mahfuzdur. İmkani vücutlar mı, ilmi vücutlar mı? İlmi vücutların içerisinde imkani vücutlar da var, içindedir o. Bazen ustad imkani vücutları kullanıyor, onun vücudu içerisine girmiştir. Mesela bu daireye girmiştir, bir de bu odaya girmiştir. İmkani vücutlar şeydedir. İlmi vücutların içinde. Çünkü ilmi vücutlarda madum da var. İmkan da var. Şurada hemen göstereyim. İlmin içerisinde mümteniler var. Madum da var. Onların içerisinden mümkünler aşağıda iradeyle çizmiş. İradeyle sen çizmiştin. İkisinden çıkartıyor. Çıkarttığına mümkün. Bu mevcudata ustad mümkün diyor. Yani olabilirdi de olmayabilirdi de. Olması başkasının vücuduna muhtaç olan. Kudret tahallük etmiş hali. Bu madum, ilmi vücutlar var. Vardır. Var ama ilmi vücuttur. Madum demek. Yani var, ilmi vücut. Yani sekiz kafalı bilmem ne. Madum, mümteni ise onu bilmiyoruz içerisini. Yok yani. Tersi değil mi de? Bunun tersi yani diye. Bir de sekiz kafalılar ihtimaller var. Madumda içini bilmiyoruz. Madum, Adem evet. Mütevillerde o olabilir. Olabilirler vesaire burada. Bunun içerisini bilmiyoruz. Evet. Bu ikisinden cem etmiş irade, gel demiş. Ondan sonra mümkün olmuş. Yani bu çıkacak şekli almış. Ondan sonra kudret tahallük etmiş. Vücud harici çıkmış. Zaten İmam-ı Mübin neydi? Emir ve ilim cemidir. Yani oradan şey yapıyor. Diyor ki tekvin emirle Adem'e çık diyor vücutları. İlme şey veriyor. Besliyor yani. Şey Osman onu da sorayım değil mi aradasını da? Diyorlar ki Hasan abi soruyorsun da. Osman mesela bu Lef-i Mahfuz'u İmam Mübin, Kitab-ı Mübin bunları da böyle bir karpuz şekli yapıp onu yapacağız Allah nasip edersin. Uğraşacağım. Onu, bir anda onu yapabilmek o şekli. Oraya isim koyabilmek çok zor değil mi abi? Uğraşıyorum yani. Aklım orada mesajı gönderdim. Yani isteğimi gönderdim değil mi abi? Nereden bulacaksa bulsun. Mesela bizim şimdi Şecer-i Hikmet'te abi Kitab-ı Mübin var değil mi orada Lef-i Mahfuz'un içinde? Şu yani. Orada. Var. Tabii. Ha, şimdi orada Kitab-ı Mübin var ama aslında Kitab-ı Mübin aşağı süreci tutuyor, alıyor. Evet tutuyor. Yani hani orada durduğu gibi durmuyor. Evet. Doktorum bir aslında. Yani hani şekil bir şey yani yuvarlanıp içine alma. Üçe mi? Alabilir yani değil mi? Mümkini madum. Üst tabakası. İrade şey, mümkini alsa. Evet. Aynen. Hatta onun içinde çekirdek gibi. İşte geçen hafta onu yaptık. Çekirdek gibi. Doktor. Vücuda çıkıp. Onu oraya koyduk. Bu sefer şöyle yap diyor. Şu diyor mümkün buradaydı zaten. Hatırlarsınız. İrade bunu seçmişti. Burayı sonra, burayı daha tam oturtamadık. Bir üstünden geçmelik var. Geçmelik yani. Ama aslında o zaman da aynı böyle demiştik. Yani ilk çizdiğimizde öyle çıktı. Evet, şeylerde. İlk çizdiğimizde şöyle demiştik. Şuraya da. Üçünü yazdık. Mümkün. Şuradan şunu silmiştik. İrade şunu seçti. Böyle yapmıştık ama daha oturtamadık yani. Bu böyle değil. Çünkü bir şeyi yazabilmem için şurada mesela Şecer-i Fikat'e aylar ve seneler verilmiş. Yani nereden geldi? Böyle rastgele kafama esti. Bilmem ne yaptım. Şimdi kanaatim budur. Olmuyor. Onu çizemiyor. Ben kanaat tatmin olacağım. Peki başkasının bir sorusuyla tekvinle kudret ben uğraşır mıyım? Ne uğraşacağım? Tamam bir verdim. Ama hala bende, hatırlarsın, bir şey var, bir şey çıkacak daha. Evet cevaplar bu ama tatmin değil. Bir şeyin boş. Yani bunu koydum ama
benim daha delillerim, evet bayağı deliller var külliyatta, onları okuyoruz. Onun için kanaatimiz olsun diye o bir şey konmuşsa çok uğraşılmıştır. Yani kanaatim katiye gelince, tespitlerim sabit olunca, yani külliyatta, hatta bak kıyas ediyorum. Tasavvufçular, Ayna Sabide falan bir böyle böyle gidiyoruz. O ne kadar uğraşılıyor. Onun için orayı tam oturtamadım ben. Yani o zaman aşağıda dursun değil mi şu an? Mümkün? Duruyor, duruyor tabii. Yani orada niçin silmedim? Değiştireceğiz diye. Ha aşağıya da koyayım. Şöyle de koyayım o zaman. Doktorum, alacağım abim senin şeyinden. Şurada da dursun. Mümkün. Şimdi şöyle abi. Aslında şimdi düşünün. İkiye ayırsak mümkün ve madum olarak. Sonra mümkünü ikiye ayırsak mümteni ve onaylanmış ne diyeyim yani. Mesela sekiz kafalı bir insan mümkündür ama mümtenidir, yasaktır yani. Evet. Yani zaten bu mümkün şeyden bu üçünden mi çıkıyor? Onu da oturtamadım daha ama oturacağız inşallah. Yani. Onu sonra ne zaman yapacağız biliyor musun? Yani onu, İlmi ders yapmıştık abi. Onu bir ara yaptık ya. Bu yaptık mı? Müteniyi böyle bir beşe şey yaptığımız hatırlıyorum. Yaptık abi. O tepkiler arasında bir böyle konuştuk. Yaptık. Hatta Yasin abi şey zar misaliyle anlatmıştı. Güzel olmuş. O zaman kaçıncı ders bir bakalım siz de bir dinleyin de onu. Zar misali var. Ya birisi haftaya bize bir yarım saat onu anlatsın. Onu Yasin abi yine o anlatırsın. Kim vazife yapacak? Yasin senin vazife. Tamam. Ya hafta inşallah onu mümteni mümkün madumu. Madumu zar misali güzel, ben okuyunca hoşuma gitti. 6 tane sayı var ama altın üstü var. İşte altına gelmeyenleri var, geleni var. Tamam onu bize bir takdim et abi. Tamam. Oturur. Mevcudat-ı ilmiye ne demek? Maddi vücudu olmayan, bak mevcudat-ı ilmiye ustad kullanıyor. Anladığım kadarıyla maddi vücudu olmayan sadece ilmidir varlığa sahip olanlar, bu anlamdaki nitelemeyi de madumat hariciye kullanır ustad. Yani mevcudat ilmi demek vücudu ilimleri vardır, madumat harici değildir şu. Böyle bu hale atomik hale gelmemiş ama vücudu ilmileri vardır. Ustad vücudu ilimlere de selefele göre, eskilere göre şurada bir anlam getiriyor. Diyor ki, mazi ve mustakbeldeki mevcudat ilmiye, vücudu ilimler canlıdır, ruhludur. Canlıdır, ruhludur. Ondan dolayı şeyi de çözüyor. Elestu bi rabbikum. Mesela sorulmuş sana, senin Rabbin kim yani? Peki, olmayan bir şey sorulur mu? Bunu reddeden var mı? Reddettiğine göre bir reddetme sistemi çalışması lazım. Reddeden var, reddetmeyen var. Sorulduğuna göre sorulacak bir şey var karşıda. O zaman diyor ki, madem diyor elestu bir rabbikum sana sorulmuş, sende redd ve kabul var, iman edip etmeyenler var. O zaman bunu yapan sistem iradedir. İrade vicdanidir, ihtiyar aklidir. İrade mazi ile müstakbeli, müstakbel bütünlüğüyle hazırda tercih etmedir. İhtiyar ise şu mu, o mu, bu mu? Hazırdakileri tercih eder. Bu hayvanlarda da vardır. Çiçeğe mi konayım, arı der, taşa mı? Kedi, ekmek miyim, yiyeyim, yoksa balık kafası mı? Tercihtir burada. Bu da ihtiyardır. Demek ki elestu bi rabbikum denebilmesi için ve denileni kabul ve reddedebilmesi için o şey var olması lazım. Var olanın tercih sistemi çalışması lazım. Onun için o tercih sistemi ihtiyar değildir, iradedir. İrade vicdanıdır, vicdanı bir sıfattır. Madumat-ı hariciye atom haline gelmemiş mevcudat-ı ilmiyeleri sözler yüzünde söylüyor. Bunlar canlıdır, ruhludur. Subut-i ilimlerinden alınıyor diyor. Canlı ve ruhlu vücudu ilimlerinden alınıyor şu anda anda olanlar. Mesela şöyle diyeyim. Biz anda var olup yok oluyoruz ya. Ampul gibi. Ampul var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için ampul yanmasını devamlı yanıyor zannediyoruz. Biz de böyleyiz işte varlıklar. Kudretten ilme, ilimden kudrete böyle var olup yok olup var olup o kadar hızlı oluyoruz ki var zannediyoruz. İşte
Bu var olanlar, yani gelenler istikbalden geliyorlar. Diyoruz da istikbaldeki o ilmi vücutlar, mevcudat ilmiyeler canlıdır ve ruhludur. Sonra subuti bir hale alıyor. Hani anda oluyor. Yani İmam-ı Mübin'den Kitab-ı Mübin'e, Kitab-ı Mübin'den İmam-ı Mübin'e böyle devir devran ediyor. Devam edeyim, daha acayip şey gelecek şimdi teklim şey hakkında. Mutlak Adem yoktur. İlim dairesinde yer alan Adem'in de Adem-i harici, yani izafi bir Adem olduğu belirtir Ustad. 59 mektubatta. Adem ise, Adem mutlak zaten yoktur diyor. Adem ise diyor var, ama nedir o? Vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani ilmin ortaya çıktığı zeminsiz zemindir Adem. Kudret-i ezeliye bu ilmi vücutları onlara perde olan bu yokluktan, yani zahiri ve harici Adem'den çıkarmak suretiyle onlara harici bir vücut verir. Böylece onlar da ilim dairesinden çıkıp kudret dairesine girerler. Kudret ne yapar? İlmi vücutlar var ya, ilmi vücutlar, canlı ve ruhlu. Onlar vücudu hariciye çıkmalarına kudret yapıyor. Ama ilmi vücutların ruhlu ve ruhlu ve hayatlı olmalarını tutan tekvindir. Bak bir de okuyayım burayı, o toplamanın hulasası. Kudret-i ezeliye bu ilmi vücutları, kudret-i ezeliye bak, tekvin değil bak, kudret-i ezeliye bu ilmi vücutları onlara perde olan bu yokluktan, yani zahiri ve harici Adem'den çıkarıp, mesela zahir Adem şu anda yok. Şu anda televizyon dalgaları yok. Zahirli yok. Ama hakikatte var. İşte kudret-i ezeliye ilmi vücutları onlara perde olan bu yokluktan, yani ne demek o? Zahiri ve harici Adem'den çıkarmak suretiyle onlara harici bir vücut verir. Böylece onlar da ilmi dairesinden çıkıp kudret dairesine girerler. Yine fani ve zahir olan varlıkların da kudret dairesinden çıkıp ilim dairesine girdiğini, yani harici vücudu bırakıp tekrardan ilmi ve manevi bir vücuda büründüğünü ve şehadet aleminden terk edip gayb alemine çekildiğini tespit eder ustad. Nedir o? Şimdi vücuda geldi, tekrar gitti. Yani ilmi vücutlar, ruhlu ve hayatlı vücutlar, ilmi vücutlar diyelim. Vücudu hariciye çıktı mı? Tekrar vücudu hariciler ilmi dairesine geçiyor. Ha, işte bu vücut dairesi kudret yapıyor. Bu iki istikbal ve haldeki halleri de tekvin yapıyor. Yani ilmi vücutlar vücudu hariciye giyiyor. Vücudu hariciye tekrar ilim dairesine giriyor. Fark nedir? Lef-i mahfuzdan gelir. Gitmek lef-i mahfuza gitmiyor. Onun daireleri gidiyor. Dairelerine gider. Mesela alem-i ervahtan geliyoruz, daire-i ervaha gidiyoruz. Alem-i misaden geliyoruz, nef-i misalilere gidiyoruz. Tamam. Bu kudret burada şey yapıyor, biraz da devam edelim. Yani alimlerin bir mevzusunu dinliyorsunuz ha. Biraz yavaş okuyabilir misin ha? Peki tamam. Ben biraz sıkmayayım size de, çabuk bitireyim diye. Abi çok bitirmeyin ya, Allah aşkına. Ya. Çok güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Öyle mi? Ben sıkıyorum diye. Böyle onun için çabuk okudum. Yok abi. Yavaş okuyayım. Bizde sıkılan olmadı. Böyle eşya mutlak bir Adem'den geldiği gibi, gelmediği gibi mutlak bir zeval ve Adem'e de gitmemektedir. Yaratılanların ilahi ilimdeki varlıklarını ruhlu bir subut-u ilmi şeklinde ifade ettiği de görülür. Yani bunlar daha çok lemalarda ve 30. lemada, 26. lemada bunlar çok zikredilen bir şeydir. Mesela 26. lemada çok acayip diyor. Diyor ki kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet-i ilmiye sürer, vücud-i ilimden vücud-i hariciye çıkarır. Başka yerde de diyor ki ilmi vücutlara diyor gözükmeyen vücutları var. Ama onlara gözükür bir şey sürer diyor. Macun sürer diyor. Vücud-i harici.
Oralardan yani. Onları bir araya getirdim ve komple baktım Polat'ta da ben. Şeylerin vücudundan evvel yazılı olduğuna delil işte şunu. Ha işte o, onları bir araya getirdim. Beraberdik Emre'yle Polat'ta da böyle oturdum ama bir de okuyorum. Böyle eşya mahluk bir Adem'den gelmediği gibi mutlak bir zeval ve Adem'e de gitmemektedirler. Ben çok merak ettiğim bir mevzularım bu benim. Yaratılanların ilahi ilimdeki varlıklarını ruhlu bir subutu ilmi şeklinde ifade ettiği ve görülür. Bu ruhlu ve ilmi subutları olan ilmi vücutların yani ruhludur ve canlıdır. Bu ilmi vücutların bütün canlıların hayatları boyunca geçirecekleri tavır, hareket, şekil ve ameller gibi hususiyetlerin onlara mukadderat hayati ediyor. Kendilerinden alındığı canlı kader levhaları olduğu şeklinde bir değerlendirme ustat yapıyor. Yani sözler en çok kullandığınız için söylüyorum. Şurada 111'de Allah razı olsun. Yani o kadar mı mükemmel bunusu ama bu noktadan bakmasan gözükmüyor. Ben göremedim der. Bak bu noktadan bakın şimdi tekvin noktasından bir bakın ben okuyacağım. Bak okuyacağım yeri şurası sevgili arkadaşlar gösteriyorum. Şurası. Bak şurası sözde. Hani hafızanızda kitap şeyi şekli kalsın. Bak burayı okuyacağım Mehmet'im. Bak şimdi. Tekvine kudret bak nasıl. Aa hakikaten burada diyormuş ya. Bak. İşte kadere ve kazaya iman rüklünün dahi geniş bir vecide sır hayatta anlaşılıyor. Bu sır tabii. Ve sabit oluyor. Ama sır değil, anlaşılıyor diyor. Sırsa niye anlaşılsın ki? Bu sırrı hayat diyor ya, geçen gün bakıyordum, bu melekle ilgili. Bir de mahiyeti hayat var, o da peygamberle ilgili. Bak, delinin birisi işte. Şimdi kafaymış. İman rüklünü anlatıyor ya hayat bahsinde evet. Ama. Şimdi bak. Evet, hayat iman rüklü nasıl bakıyor? Yani nasıl ki alemi teveccüh etmek istemiyorum çünkü kafayı oraya kaptırırsam bu gidiyor bu adam. Yani nasıl ki, dinliyor musunuz abiler? Hı hı. Nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazır eşya, hayal et buraları, burası. Neymiş? Alemi şehadet. Ne demek yani alemi şehadet? Kendisi tarif ediyor. Yani mevcut hazır eşya, tamam mı abi? İntizamlarıyla, neticeleriyle, harekatların, hayatlarlıkları görünüyor mu? Görünüyor. İntizamları diyor ya abi, yani hepsi bir yere geliyor, büyüyor, duruyor. Belli bir program... Buraya gelip duruyor, buraya gelip duruyor. Programına göre gidiyor yani, bir arkada program var işte yani. Evet. Kafaya geliyor, geliyor, duruyor. Önceden var yani. Boyu geliyor, geliyor, uzuyor, uzuyor, yani çocuk doktor değil mi? Öncesi duruyor. Kulak geliyor, geliyor, doğru. Yok, burada dur. Yani intizamlarıyla ona girmeyin. Neticeleriyle, hayattarlıkları görünüyor mu? Görünüyor. Şimdiki zaman. Ne dedi? Alem-i şehadet. İyi dinle şimdi. Şimdi değiştirecek. Öyle de alem-i gaybden sayılan. Alim-i Gayb neyim? Geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi, geçmiş, gelecek, mahlukatın dahi, ne olmuş o? İyi dinle, ne varmış orada? Sen geleceklerin var ya yapmış gafur. Neymiş onlar? Manen hayattar bir vücudu manevileri var. Seni yarattı, senin geleceklere ait. Manen hayattar, hayatlıymış senin gelecekler. Bir vücudu manevidir var. Başka ruhlu birer subutu ilimleri vardır ki onlar geliyor gidiyor, sen onaylarsan reddedersen o kadar. Senin başka bir medhali yok. Ruhlu. He. O ruh bizim ruhumuz. Biz hep biziz. O da benim, bu da benim, gidenler de benim. Hepsi burada abi, onu söylüyor yani. Bir yerde değil, hepsi burada. Bana bak. Ha. Hepsi her yerde. Hani aynen. Dimanda ne vardı? Serbest bölge. Her şeyin her mertebesi. Doğru. Doğru. Var bak. Dimanda dört sıfatı demişti ya ustad bana rüyada. Dimanın bir sıfatı neydi serbest bölgenin? Her şeyin her mertebesinin bulunduğu. Tabii ki burada. Ama orası da eksik değil. Hep orada. Bak şimdi. Mazi ve mustakbel. Bizi heyecanlandıran şudur. Canlı ve ruhlu subut ilimleri sabit olmuş, çıkmış. Şeyden çıkmış, madımdan çıkmış. Mümteniden de çıkmış. Mümkün olmuş. Mümküne dönüşmüş. Ama daha kudret tarif etmemiş. Diyor ki,
alemi gaybtan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatta bir vücudu manevileri. Oh, elhamdülillah iyi ki varım orada. İki, oradayım hala. İki, ruhlu birer subutu ilimleri vardır ki ruhlu nasıl bir subutu ilimleri sabit olmuş. Yani artık çıkmış, mümküne gelmiş. Ben varım yani şu bana şeyim artıyor ya, fiyakam artıyor yani. Ha. Vardır ki lefi kaza ve kader vasıtasıyla kader ha. Kader, kaderin arkasındayız. Kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder. İşte benim şu anda gözüküyorum en daha. Kader ve kaza. Şimdi neyi getirdik? Aynı yerin abi bir sarı sözde 110 burası acayip yani tam mevzuyu anlatıyor. Söyle abi. Bunun aynı şeyi, ifade daha böyle güzel, hoşuma gitti. Yukarıyı da okumak lazım ama uzun çekecek. Oku yani, çeksin. Ha. Yani hatta Evan bir tekniğinden de bahsediyor da. Okuyayım yukarıdan. Hı. Hayatın o imani bir kader rüknüne bakıyor, ispat ediyor mevzu. Tam direkt şeyden giriyor mevzudan da. O zaman okuyalım. Madem, ne dedi? Hayat imani bir kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Çünkü madem hayat, alem-i şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor. Ve vücudun neticesi ve gayesidir. Ve Halik-i kainatın en cami aynasıdır. Ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en nuzeci ve firistesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi program hükmündedir. Elbette bizim mevzu şu an, alem-i gayb, yani mazi müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat maneviyeleri hükmünde olan İntizam, nizam, malumiyet, meşrudiyet, taayyün ve evamiri tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Evet, manevi hayat neydi? Bir maddi hayat var, bir manevi hayat. Manevi hayat nizam, intizam, malumiyet, meşrudiyet, taayyün, evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye burada. Bulunmaları manevi hayat, bunların bütünlüğüne denilir. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Yani çekirdekteki ha, daha ağacın ince. Hayatından daha ince. Yani bizim bu şeyi anlatıyor, basıyor. Bu bizim melek tarafımızı anlatıyor. Yani kendimizdeki. Kardeş, daha her bir mahluk melektir zaten. Yani şu kişi, şu melek de yani. Melektir. Meleğin donmuş halidir. Devam et. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilve-i hayatı taşıyorlar ve kavanin hayatiye tabidirler. Aynen öyle de, şimdi mevzuya getiriyor, bir şey yaptı, alem-i şehadetten örnek. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Değil mi? Arş-ı Azam'ın da bir mazisi var. Müstakbeli var. Bir de müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlardan ve vaziyetlerden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüzünün ilm-i ilahide muhtelif tavırlar ile müteaddit vücutları bir silsile-i vücud-i ilmi teşkil eder. Evet. Ve vücud-u harici gibi. Vücud-u harici gibi vücud-ı ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine masardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah kaderiyeden alır. Nasıl ifadeler? Nasıl şey ya? Böyle hiç şey yani nasıl gizmiş? Nasıl selaset ve fesat? Şakır şakır akıyor yani ifadeler. Hasan abi ben dinlese bir fesat da benden duyacak ama Allah aşkına bir tane küfür daha söyleyeyim. Söyle abi, bayıldım ya. Şu mevzulara girdiniz, beni mahvettiniz abi ya. Çünkü çıkamıyorum işin içinden. Şimdi şu karpuzu burada uygularım da abi. En merkez var ya abi. En merkez var ya abi. Bir türlü abi ana ulaşamıyorum. Evet yani. Ana bir türlü ulaşamıyorum abi. Geçmiş, vuku, gelecek, imkanat ve mümkün abi. Sen de işaretsin de onun için. Evet, anladın. Abi. Şu an var ya,
an benim kalbu karşıyım abi ya. An benim oradan izlediğim an işte. Allah-u Teala Bodrum'daki anlar bunu, var ya. Bunu birisi de söyledi. Öyle mi? Tahtada anlattım. Geçen işte haftaya. Dedi ki o an tespit edilemiyor vesaire. Kabul etme ihtiraf var. O an kabu kalpseyindir. Çok kalp olsun abi ya. Kadir gecesi. Akşam namazı tespit edilemiyor. Her yaşadığım an Kadir gecesi senin için. Evet. Acayip abi ya. Mesela şöyle. Dünkü Kadir gecesine geçmek için bir sene geçirecek. Veya kalbim ve ruhum derece ayetine girip mazi ve mustakbeli bir hal alim gaybı geçince mazi ve mustakbel halde görebileceksin. Bunu yapabilmen için Kadir ismine mazhar olacaksın. Tamam. O zaman her anı ne oluyor? Kadir gecesi oluyor. Üçüncü tavuk hayat, melek hayatı. Tamam. Ama bunu neyle yapıyorsun biliyor musun? Alemi şahadetle. Şu beden o kadar lazım ki. Ya bir şey diyeceğim ama. Alemi an bu yani bu adam. Ya yani şey. Mazi müstakbel. İhraç olmasak fark etmeyecek. Bu adamdır. Bunu kabul etmiyorlar. Bu yoktur diyor işte. Hayal esabeyle bu yoktur diyor. İhraç olmasak fark etmeyecek. Seni dinleyeyim şey. Abi ya. Abi Harut ve Marut bir kadına şey oluyor. Neden erkek bunlar? Melek. Hani cinsiyet yoktu. Erkek oldular. Ama şehvet elinizi cinsiyet yok. Şeytan var. Niye kadında şehvet yok mu? He? Kadın o kadar keşfedemiyor demek. Erkek daha sabır demek. Şimdi bak. Dima kişi. Melaike erkek diyor. Dima yani bir yerde bir dönleme oluyor ki herkesin kainatı çıkıyor. Herkes bir yerde bir melaikeyle dimağını bir dönlüyor ki herkesin kainatı çıkıyor. Peki sana şöyle sorsalar. Melek indi. Dünyada iş yapıyor. Dişi ve erkeklik olmayan güneştir. Dişi ve erkek midir? Değildir. Soğuk. Sıcak. Tamam. Şimdi bu melek dünyada iş yapacak. Bir cinsiyeti bürünecek. Şimdi bak ruha geçeceğim şimdi sana. Çok antika bir soru. Ben de düşündüm de. Şimdi bir cinsiyeti bürünecek. İnsanların işini görecek. Adliye vazifesini yapacak. Psikolojilerini çözecek. Kavgaları önleyecek. Şimdi melek elektrik gibidir. Cinsiyetleri yoktur. Elektrik mesela buzdolabını tak, soğutur. Elektrik ocağını tak, ısıtır. Görmediğime inanmam diyeni tuttur, gebertir. Elektrik her şeydir. Bundan 70 kat ileride ruhu düşün. Ruh ne dişidir ne erkektir. Ne Hasan Hüseyin'dir ne Ayşe Fatma'dır. O bir bedene girdiği zaman, onun şeklini alır. Yani şunu kastediyorum. Bizde yaparlardı benim. Evde yaparlardı çocuktum. Şişe vardı böyle. Gazoz şişeli. Böyle ağzı dar olur. Dibi geniş olur. Hıyarsız eve asarlar şişeyi. Ulan hıyar kabın şeklini almış. Ulan bu hıyarı bu kaba nasıl soktular? Çünkü deli bu. Meğer yavruyken buraya sokmuş. Yani, tamam mı? Şimdi ne veya işte çocuklar. Ondan sonra bunun içinde büyümüş. Sonra olunca kopartmış da şişince. Şimdi bu ruh ne kadındır ne erkektir. Ne Müslümandır ne gavurdur. Nedir? Evameli tekniğinin vücudu harici giymiş bir halidir. Ruh. Sonra 3,5 yaşına kadar bu çocuğa cesedinde çocuk cinsiyetini bilmez. Çocuk 3,5 yaşına kadar canlı ve cansız ayrıdı yoktur. Bu cesette ablandır, annendir, babandır, abindir. Bak bu böyle erkektir, dişidir. Öğreniyor. Dolayısıyla böyle gelişiyor. Tamam. Böyle gelişiyor. İnsandaki ruh imtiyazlaşıyor. Bedenine göre. Bedenine göre her şey olabilen ruh bir şeye dönüşüyor. Eşcinsellikten çıkıyor. Bu sefer ona imtiyaz. Yani futbolu yapıyor adam. Pazarcılık yapıyor. Yani her şey olabilirsin doktorluk yaparak o konuda geliyor ama doktor mesela diyor ki ben çivi çakamam. Aslında fıtratında, istidadında var, kabiliyetinde yok. Herkes doktor olma, mühendis olma, alim olma istidadındadır ama herkes kabiliyetinde değildir.
Ha. Şimdi ruh öyle bir şey ki her şeydir. Bu ruh neydi? Allah'ın dışında bütün alemleri topla abi. Tencere yap. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Ayşe, Fatma, Domuz, Yılan, Demir, Çelik hepsini koy karıştır. Bunların hakikatlerin hulasası Cemül Cemül ruhtur. Alemin kaybı ön şeceği haritasıdır. Şimdi bu nereye oturdu? Oraya göre kabalacak ve orayı ona göre çalışacak. O organlara göre kendisini imtiyazlaştıracak. Bu elektrik gibi olan şey melek, ilk önce ruhtan gireyim, elektrik gibi olan ruh, şekli şeyi yoktur, kadın erkeği yoktur bunun. O girdi buraya, eğer kadın erkeği olmasaydı eşcinsellik yapamazdı adam. Kadın kadın da olabiliyor, erkek erkek de olabiliyor. Bu Lut kavminde de aynıydı. Şimdi Lut kavmi erkek erkeğe değildi. Kadın kadınlandı. Yani erkek erkekten şimdi olduğu gibi bazıları. Ha şimdi bu cesede girdi. Bu tabii çocuk bile kendi gazından korkmuştur. Eline bak, ayağına bakmıştır. Tamam mı? Şaşırmıştır falan. Yavaş yavaş bu cesede olduğu için bu ruhtaki mutlakiyet muayyenleşiyor. Her şey olabilen bir şey bir şey oluyor. Bu sefer benim şeyleri vasfalarım gelişiyor. Benim organlarım, erkeklik organı, erkeklik duygularım böyle o kadınsı özellikten sıyrılıyor. Ve ben oluyorum. Şimdi melaike mutlak ve muhitti. Peygamberlerden kadın olamayacağından, kadının hem bedensel hem hissiyat noktasında erkeğe göre daha değişik olduğunda bu işleri kadın yapacağı işler vardır, erkeğin yapacağı işler vardır. Dolayısıyla hakimlik yapacak bu. Kadilik yapacak, insanın kavgasını önleyecek, karı koca şeylerinde, bir de onların psikoloji ve bedensel şeylerinde, dünyevi bazı teknolojilerinden şey yapacak, bunlara rehberlik yapacak, bunlara kadın olmaz tabii. Bu sefer bu melek erkek cinsine, çünkü dünya inmesi lazım. Ona göre şekil almış yani. Ona göre şekil almış. Evet, çok güzel. Bunu ama sorun bir soru getirir de, bunun için izah ettim. Ha, sorun sorunu doğuracağından sana cevap niteliğinde yapmadım bunu. Hı hı. Dolayısıyla meleğin erkeksi bu istidatların gelişmesi giydirildiği elbiseye göredir. Hikmeti, meleğin hikmeti. Ruh cinsinden cinsiyeti yoktur. Hı hı. Ama kainatta baktığımız zaman da kainat dinada döllenmiyor muydu? Meryem'den girmiyor muydu? Şimdi ona girmeyelim. Yani, ha, bu yok. Bir de sonra. Diman dişiliği, evet. Kainatın, kainat melekeler, evet. Yani hayat tekniği. Meryem'dir bu kafa. Tamam işte burada evet. Çocuk doğuyor. Çocuk doğuyor. Aslında yani. Çocuk bu çocuk, daha çocuk. Buradan giriyor, kulak zarı bozulmuyor. Meryem bozulmadan İsa'ya hamile kalıyor. Şey demiştik abi, döllenen dölleyebilir demiştik. Evet. Vahiy ile döllenen Dima. O zaman dölleyebilir. Dölleyebilir. Yani aslında hem döllenme hem dölleme şeyi var. Özelliği var. Yani dişi demedi. İkisi de varmış. Dememiştik. Vahiy ile dölleniyor. Tamam, döllenen dölleyebilir. Şeye bakıyorsun. Herkes aynı kainata bakıyor ama herkesin içeride oluşturduğu evet. Kainat evet. Farklı. Tamam. Bu sesi dünyası bu o serbest bölge oluşturuyor. Evet. O da herkesin o enedeki cihetinden bakıp aşağıdaki kainata herkes kendisi farklı. Doğru. Devam edelim mi şimdi? Hasan abi, bu Erdinç'in kainatına baktığın zaman benim kainatta diyor ki artık bir ara zamanı geldi. İsterseniz hazır sorulmuşken yok, abi verin. Bittiyse Metin öyle ara verin. Ha öyle mi? Sizi bitirsin. Özür dilerim, tamam. Özür dilerim. Hani tahayyüle başlarız ikisinin. Şu kadar kaldı arkadaşlar. Bak şey yapayım, bak abi. Şuradan, şu kadar, tamam. Ya hatta bunun yarısı, şurası ve şu. Tamam. Oraya bakıyorum, öyle verirsin. Bir ara verin. Tamam. İsterseniz bir teneffüs mabeyninde size değişik bir şey göstereyim. Biraz bazılar diyecek ki ona Hristiyan mı oldunuz? Aa son. Son şeyi de size yapayım. Hem böyle gülelim yani. Hem de insana düşünce getiriyor. Hem de gafura mesaj veriliyor. Diyor ki bu bitti, son. Tamam. Çok seviyorum öyle. Bak so, ama incesini alma. BİM'de incesi var böyle. Tamam. Biraz kalın olsun. Tamam. Daha kalın olsun güzel olur. Ama değişiklik oldu mu abi şimdi biraz düşünceniz ne? Yani bak. Küçük şey zannediyorsunuz ama detaylarda. İnsana keyif veriyor. Mesela beni rahatlatıyor ders çalışırken böyle.
dakikalarca baktım. Üç tane var da koymadım israf olur diye. Aha, üç tane şişem var, iki tane. Sağ olsun gönderdi. Seninkisi. Ve bunun içinde su var ve içinde koku maddesi var. Yani, su buharlaşırken koku sarıyor. O da ferahlatıyor. Rastgele yapılmıyor. Hiç ise bunun içinde su var. Suyun içinde koku var. Koku, hemen teneffüs ettirdim ya. Şöyle koku, sonra bu, ama alıştın şimdi, alamazsın. İlk girdiğin zaman alırdın. Kuru değil abi, ateşe odaklandım yarısı. Ateşi ne görüyorsunuz ki acaba? Oo. Bazen dakikalarca diyorum ama 5-10 dakika böyle kaldığım oluyor. Bu nur nereden çıkıyor diye. Bu nur neredeydi? Kesiften nur çıkıyor. Allah razı olsun nurlar. Teşekkür ederim. Yani bak hele. Adem işte. Bunun içinde ışık mı vardı? Mumdu az önce. He. Gördünüz. Bu nereden çıkıyor? Ben de öyle çıkmışım dedim. Vücuttan. Elif değil mi mumun ipi? Evet. Elif, mumun ipi Elif. Elif. Oradan işte. Aha ben de çıktım işte. Ene bir Elif. Ene bir Elif. Ha. Şuraya bak ya. Oynaması böyle böyle kadar ferahlatıyor ki beni. Hele gece ışığı söndürüyorum dairede böyle. Oturuyorum. Akşam yatmadım böyle. Bir iki tane yakarım böyle. Akşam gündüzdeki böyle mutala ederim. Defterim yanımda olur. Yatakta da olur. Şu odamda olur. Ben not alacağım şey olur. Gafur abi de yapıyor ama başka amaçla kullanıyor. Başka amaçla oturuyor. Akşam ne işe? Evet. Şimdi peki bir de içelim, devam edelim. Bir şey yaptım ama teneffüs olmuştur. Çok oldu. Bak bir daha okuyayım. Böyle eşya mutlak bir Adem'den gelmediği gibi mutlak bir zevan ve Adem'e de gitmemektedir. Yaratılanların ilahi ilimdeki varlıklarını biraz önce 110 sözlerde ruhlu bir subutu ilmi şeklinde ifade ettiği de görülüyor üstadın. Bu ruhlu ve ilmi subutları olan ilmi vücutların bütün canlıların hayatları boyunca geçirecekleri tavır, hareket, şekil ve ameller gibi hususiyetlerin mukadderat-ı hayatiye deniliyor. Kendilerinden alındığı canlı kader levhaları olduğu şeklinde bir değerlendirme yapıyor usta. Niye? Zira bir şeyin ilahi ilimdeki çeşitli tavırlar ile türlü türlü birçok vücutları ona ait olan ilmi bir vücut silsilesi meydana getiriyor. Yani mesela Osman şu anda var olup yok oluyorsun, var olup yok oluyorsun, tamam mı? Bu komplesine bir silsile ilmi vücut oluyor. Yani var olup yok oluyor. Yok olanlar nedir? Olanlar, o daha gelmeyenler, hepsi silsile ilmi vücut. Çeşitli tavırlar ile türlü türlü çok çok hani farklı şey yaptık ya, bugün kalktınız, şimdi eve gideceksiniz, bir ne yapacaksınız, arabada oranda da çünkü o vücutlarınız olacak, türlü türlü çok vücutların ona ait olma olan ilmi bir vücut silsilesi meydana getirir. Ona göre ilmi vücut da harici vücut gibi umumi hayatın manevi bir cilvesine naildir. Değil mi yani? O manevi, mazi ve müstakbel aynı bu hayat gibi hayata mazardır. Yoksa hayat, bu alem şehadeti münasır değil. Bir çeşit manevi hayata sahiptirler. Manevi hayatı yazmadım. Osman orada okudu. Malum et, meşhudet, intizam, intizam, nizam, intizam, malum et, meşhudet, tayin, evamir, tekmine. Bu altı tanesini karıştır, tencereye karıştır, manevi hayattır. Manevi bir hayata sahiptirler. İşte her bir şeyin mukadderat-ı hayatiyesi onun bu canlı olan ilmi vücut silsilesinden alınmaktadır. Senin mesela şu anda varsın diye ta sen meculdan, kabu kalpsenden, arş-ı azamdan, nefi mahfuzdan. Bağın kopmadı değil mi abi? Yok, hiçbir zaman kopmadı. Oradan geliyor zaten. Hep oradan geliyor. An ve an. Yani o ilmi, canlı ve ruhlu subut ilimlerinden anda geçiyor. Şimdi gafurum. Şöyle ne bileyim ben şey yapamıyorum, benim aletim şey ama
Sende zafiyet var. Yapamıyorum tarif de. Yani bu akıp gidiyor, senin şu. Mesuliyetin şu. Bunu onaylıyor musun, reddediyor musun? Hayat akıp gidiyor. Yani nehir akıp gidiyor. Nehrin üzerinde elma var, armut var, şu var, bu var. Alıyor musun, almıyor musun? Yani deruh diye diyor musun, etmiyor musun? Kader Risalesi'nde bunu anlarsın. Hayat sana rağmen işliyor. Hayat sana rağmen devir devran ediyor. Her şey gidiyor. Yani mesela Mehmet kardeşin kimyacı olması, fabrikada şöyle olması. Senin efendim kazası, haritacı, doktorun olması vesaire. Tamam mı? Böyle mesleğiniz itibariyle o kabiliyetinizdir. Nehir arkadaşlar size rağmen hayat içinde hayatınız akıyor. Tamam. Şimdi akıp gidiyor. Önüne bakar mısın şöyle? Akıp ver. Olmaz. Ver. Hani hayatınızda akanları bir metali mi? Onaylamak, reddetmek. Başka bir şey yok. Hayat hep tercihtir. Örnek yapayım. Namaz vakti geldi. Kılacak mısın, kılmayacak mısın? İmkan geldi. Dursun fabrikada vesaire doktorsunuz. İmkan azından fırsat değil mi? Günaha, sömürmeye. Bu adama bilmiyor. Kandıracak mısın, kandırmayacak mısın? Ben mesela para alacak mısın, almayacak mısın? Şey yapacaksın, şöyle mi yapacaksın? Seni tenkit ediyorlar mı, kabul edeceğim. Yani hayata bakın, tercihsiz, iki tane şıksız bir hayat yoktur. Yapayım yapmayayım, vereyim mi vermeyeyim. Hep böyle. Ha, hayat, onu anlatmaya çalışıyorum. Hayat istikbalden hale oluyor, maziye dökülürken onaylıyorum, reddediyorum, onaylıyorum. Kaderim bu. Onayladıklarım kaza oluyor ve sen bu bütünlüğe kaderdir tabii. Şimdi hayat sana bu şıkları senin önüne koyan sen değilsin. Mesela bir müşteri geldi, hasta geldi, doktorun şeyi geldi. Adam ameliyata gerek yok ama sen çok iyi biliyorsun. Allah çok iyi biliyor ki gerek yok senin ilmine göre. Ama niyetin şu, sağlığının parasını alacaksan sana kale almıyorsun. Mesela bana gelmiş adama bakayım ilgilenecek misin bundan? Tamam. Sana geldi belediye, bakayım bunu sömürecek misin? Duvara dayatacak mısın adamın için? Yani bunlar bir tercihtir. Yani tercih ediyorsun, reddediyorsun. Kabul ve red. Başka bir methalin yok. Seyrediyorsun. Sırf seyret ya. Hayatını seyret. Mesela başıma bu dersten sonra veya şeyden ne gelecek bilmiyorum ki. Şimdi mesela gideceksiniz Alaköse'nin bir kaza göreceksiniz veya olacak. Bakayım ne yapacaksın? Bu böyle. Hayat böyledir yani. Bir şey biz yapmıyoruz. Hiçbir şeyde methalimiz yok. Dahiliyetimiz yok bu sürecin. Bir tane şu var. Deruhte ediyor musun, etmiyor musun? Şeytan kusuru deruhte etmedi. Oldu şeytan. O anda şeytandı. Kusuru deruhte etmeyenler o andaki hali şeytandır. Adem Aleyhisselam, ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Kusuru deruhte etti. Kusuru deruhte edince Adem oldu. Deruhte etmedi, Adem oldu. Başka bir şey yok. Devam edeyim. Yani bu. Ne güzel dersler ya Rabbi el alemin. Allah'ım bizi bununla haklandır. Amin. Ahirette de bununla bizi meşgul et. Amin. Ya amin. Bununla Allah'ım ahirette de bizi öyle cennettekilerden yanı sıra bizi yine kendinle meşgul et ya amin. Amin. Ya. Abi berzat. Her şeyde. Berzat. Harika. Ona göre ilmi vücut olan harici vücut gibi umumu hayatı manevi bir cilvesine naidir. Bir çeşit manevi hayata sahiptir. İşte her bir şey, kaderi de çözüldü biliyor musun çaktırmadan? Akıyor. Evet. Tamam, kapatmamış mıydık biz? Nedir öyle? Yapamamız. Vay be, şimdi hiç olmaz. Telefonlar kapattık ya. Biz çok kızarız böyle şeylere sana. Çok kızarız. Benim için kendinize saygı. Kestim. Diyecek gücü var mı o kadar? Hem de tanımadığım bir numara. Bak tanımadığım, tanıdığım olsa kızardım. Ulan bilmiyor musun lan bu saatte böyle? Bak tanımadığım. Doktoru teslim ettim. Başka bir şey şıkkım var mı? Yok. Eyvallah. Kapatmamışız. Derse dalmışız. Neredeydik? Bak kaderi de izah edildi. Kader ne? Ya ben Allah nasıl yok. Kardeşim. Senin tercih bu nehirden akanı deruhte ediyor musun, etmiyor musun? Deruhte ediyor musun? Kabul ediyorsun, reddediyorsun. Kabul edip reddetmek. Şık o. A şıkkı, B şıkkı. D şıkkı yok. Harici vücut gibi manevi hayatı okuduk. Mukadderat-ı hayatiye onun
bu canlı olan ilmi vücut silsilesinden alınmaktadır. Niteki mevcudat-ı ilmiyenin, yani mevcudat-ı ilmiye tasavvufta ayan-ı sabite ilmi ezelideki halleri de hayat sahibi oldukları, yani lef-i mahfuzdakiler de canlı ve ruhludur. İlmi, ilahi ilmin bir çeşidi olan kader, her şey özel manevi kalıp hükmünde bir miktar belirler. O kaderi, yani ilmi miktar, o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmündedir. Kudret icat ettiği zaman kolaylıkla o kader, kaderi miktar, o plan ve model üstünde icat etmektedir. Hatırlarsınız bunu. Kalıp demiştim. Yani kudret kaderin mühendisliği çerçevesinde iş görmektedir. Kudret. Aslında şu çiçekten yapsana atlamadan şöyle. Bitirin de yapayım. Bak. Kudret icat ettiği zaman kolaylıkla o kaderi miktar, o plan ve model üstünde icat etmektedir. Yapacağım. Yani kudret kaderin mühendisliği çerçevesinde iş görmektedir. Tamam, iş görmektedir. Kudret, kaynak yani, kaynak mastar diyor işte, tabiat risalesinde iken, kader bu anlamda bir mistar vazifesi görmektedir. Gene yani koydum. Yani kudret, varlıkların sudur ettiği, ortaya çıktığı kaynaktır. Varlıkların şuraya çıktığı bir... Bunların ortaya çıktığı, Allah Allah, kudrete bak şimdi. Yani bu kitaptır diye veya bardaktır diye değil, arabadır değil, ha bu çiçektir diyebilmen için çiçektir, bu iradeymiş. İlk göze çarpan kudret değil, iradedir. Bu çiçektir demene ne sebebiyet verdi? İrade. Bu çiçek olsun, niye bardak olmasın? Mouse olmasın, tamam. Buna bu değildir, tamam. Ha, bu irade. Peki, ikinci vücut ne hatırımıza geliyor? Birincisi iradedir. İkincisi kudrettir. Bu kudrettir. Tamam. Şimdi bak, devam edeceğim. Yani kudret varlıkla neredeydi? Mastar iken kader bu anlamda bir mistar vazifesi. Yani bunun plan ve projesini yapıyor kader. Kudrette vücudu bildiğimiz şeyler. Ama tekvinle kıyas edeceğim şimdi biraz sonra. Görmektedir. Yani kudret varlıkların sudur ettiği, ortaya çıktığı kaynaktır. Yani varlıkların ortaya çıktığı kaynaktır. Kader ise varlıkların çıkacağı ölçü, şekil ve miktar olmaktadır. Şekil, miktar, lügattaki şeydir, manasıydı. Her şey kaderin çizimi, planı, programı çerçevesinde kudretten sudur etmektedir. Yani ya peki ne suçum var? Hiçbir kimsenin bir suçu yok. Nehir akıyor. Alemi gaybtan, istikbalden hale uğruyor, maziye dökülüyor. Sen onaylıyorsan onaylamıyorsun. Deruhte ediyorsan etmiyorsun. Başka bir şey yok. Yani ya ben kader yaptım. Kimsenin bir şeysi yaptı yok ya. Ki onaylıyorsan onaylamıyorsun. Sana rağmen, sana getirilen fırsatlar, aile PTT'de, gafura mayada getirilen fırsatlar, Allah'ın koyduğu imtihan onun içindedir. Senin postanededir, senin tıptadır. Ötekisi mühendislik dedi, öteki fabrikadadır, benim de buradadır. Elanet gururdur, şöhrettir, tenkit alacak, bakayım ne yapacaksın? Benim imtihan buradadır. Bu kimsenin bir şeysi yok. Yani benim ruhum buna uygun. İstikbalden hale uğrayıp vaziye dökülme, şu andaki halimle bunları onaylıyorum. Demek ki bu hareketin adı plan ve projenin kaderidir. Bu fiiliyatın vücudunu yapan kudrettir. Daha tekmin yok daha baş. Her şey kaderin çizdiği plan ve program çerçevesinde kudretten sudur etmektedir. Yaratılanların suretleri ve biçimleri kader dairesinde hazırlanmakta, düzenlenip tanzim edilmekte, bu suret ve biçimlere uygun vücutları ise kudretin tezgahında verilmektedir. Kudretin tezgahı, kafnun tezgahı veya başka bir şey diyor Mehmet'im, kafnun tezgahına fabrika diyor, tezgah diyor, kaf tezgahı, nun tezgahı, nuna girmiştik hatırlıyor musunuz? Üç cemaat vardı, nun. Dolayısıyla her bir canlının
hayatı boyunca geçireceği hal ve tavırlar, vaziyetler, şekiller bütün ayrıntılarıyla o kaderin kalemiyle yazılmış, çizilmiş olup onların Allah'ın ezeli ilminde birer kaderi miktarları ve ilmi kalıpları bulunmaktadır. Abi, böleceğim Allah aşkına müdahale biraz. He, tamam. Bak şimdi. Bakın şimdi abi. Şimdi bu geçen hafta var mıydı abi? Vardı. Şimdi, şeydi ama camın dışındaydı. Tamam. Şimdi de vardı. Yok, bir önceki hafta da vardı. Vardı. Bayağıdır vardı. Şimdi şuna kudret tecelli etmiş mi abi? Etmiş ki buldur. Şu diyorsun. Evet. Etmiş de bitmiş mi abi? Yok, devam ediyor şu anda. Harika bir şey. Bitmiş mi? Hayır. Şu anda dırr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 r
başlangıcı bitişi var diye bir şey söyleyemeyiz. Yok. Ama burada hem vukuat var ki mazi diyor üstad. Hem imkanat var ve mümkünat var ki istikbal diyor üstad. Hasan abi. Yani mazi de burada. Mazi de burada. Mazi ve müstakbel halde cem olmuş. Mazi ve müstakbeli buluşturduğun dur an. Harika. Yani ve kazadır bu abi. Kudret diyorsun işte, kadir de. Evet. Ve kazadır abi. İrade. Evet, zahirde. Zaten anda dediğine delin de şudur. Evamiri tekmine kudretten demiyor, iradeye dayanıyor diyor. İradeye dayanıyor. İrade tecellisi. Tabii irade. İrade. Tamam. Tazammum eder. Evet. İradeden çıkan evamiri tekmine. Anı da nasıl oluştu? Şey yapıyor, şart adi yapmış. Kadirden ki Cenab-ı Hak anı bizim şuurumuza taluk ettirmiş. Evet, anı da şuuruna taluk etmiş. Bak, bütün o sistem de senin şuurundan anlaşıyor. Anlaşılıyor. Şuradan. Şu an bana göre an var yani. Evet. Doğru. Yani, anı şuuruma taluk ettirmiş. Bir çetin söyleyeyim. Bütün sıfatlar senin şuur ve enen şeyinden geç veriyor. Öyle, o kadar da geçiyor. Oradan, evet. Oradan ortaya çıkıyor. Bazen olan bir haletimi anlatayım size bazen. Ayağa kalkmamın sebebi o. Çok az oluyor bazen. Bunu da şükür için tadat edeceğim. Belki de hastalıktır, psikolojik hastalık. Veya bir başka ufkunuzu açacak bir malzemedir, bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben şahit olduğum bir şey söyleyeceğim. Namazdayım. Şimdi araba kullanıyorsunuz. Araba kullanırken böyle bazen yoldan geçerken şey yaparken tam o çizgiden araba değil de sen yürüyorsun. Araba sen oluyorsun. Fena fil araba oluyorsun. Yani nerede lastik geçeceğini sen geçiyorsun. O kadar şey oluyor. Tabii milimetrik geçtiğin oluyor. Bazen hissediyorsun nereden geçtiğini. Ben geçtim. Nereden geçtim? Lastik silme geçtiğini hissediyorsun. Hissediyorsun. Yani. Tamam, sen oluyorsun. Böyle arabaya baktığınız zaman bu çok önemli. Acayip bir hal. Şu arabanın camdaki direği. Böyle sürerken bazen arabanın içinde baktığınız olmuyor mu? Oluyor değil mi? Böyle cam şeye bakınca direk var, kapı var. Arabadan bakıyor. Bazen ben de şu arabanın kaportasını düşün. Vallahi bu ceset kaporta oluyor. Yani bu kaşlar, kafa böyle orada aynı kaporta oluyor da içeriden içeriden bakıyorum oluyor. Yani kaportadan da kaporta olmuyorum. Arabadan inmeyin fazla abi. He. Arabadan inmeyin. Yani vallahi şuralar böyle. Arabadan indiğin gün her işte selam okuyacağız. Vallahi şöyle düşün. Cesedi buraya bırakıyorum abi, Osman. Buraya geçer misin? Ama ceset orada olsun. Sonra oraya koydum, geldim böyle. Vallahi şu arabanın çerçevesi, cam, kaporta, böyle hani arabanın önü var ya eski arabaların burnu. Eyvah inmiş. Böyle buradan bakıyorum böyle. Arkadan böyle o kadar da keyif veriyor ki böyle. Aman dedim uzun süre şey yapsın. Böyle hiçbir şey yapamam. Kaportayı hep seyrediyorum. Kaportayı, kafayı. Böyle bir şey oluyor. Sanki bir arabanın içindeyim. Evet. Yani alışmıyor bu sefer. Çiset garibine geliyor. Araba, resmen araba. Binmişsin arabaya. Çok doğru. Arabayla insanın ne kadar alakası varsa. Bak inan o kadar hissettim ha. Yani Kur'an'ın arabası farklı ona ama. Böyle, şöyle bak şuraya koydum durdu mu? Allahu Ekber. Ha bırak buraya, bırak buraya mümkün olsa. O konuşsun. Süreyi bu söylüyor. Ağzı bu kullanıyor. Ben hiç okumuyorum. O okuyor. Seyreden. Ha ben de çıktım. Böyle okuyana da bakıyorum.
şuradan bakıyorum böyle, çerçeveyi görüyorum. Buradan hepsi konuşuyor. Böyle. İçeride... Aslında okuyan da sen değilsin, değilsin, duyan da değilsin. Bir sadece şahit yani. Olansın. Şahit olsun da şehit oluyorsun ya. Siz şehit olmuşsunuz orada. O namazda... Oradan içeriden bak. Kutudan. Hani... Tabuttan. Çıkmışsın ya. Cesete falan bakıyorsun böyle, göz, kulak. Bu gözün dışındaki kenarlar var ya, arabanın direği gibi geliyor. Göremiyorum falan. Böyle ben bazen böyle kenara bakıyorum şu an. Bu adam ama okuyor. İşte Allah sesini yapıyor. O da okumuyor işte. böyle bir bazen böyle diyorum böyle. Rabbim okuyor. Bu inşallah belki bazılarınızın bazı sorusuna da cevap olur. Nereye cevap olacağını da bilmiyorum. Bana oldu abi. Yani cesedi putlaştırmayın diye de şey yapar. Cesedi putlaştırma. Her asrında bir mergup meta var. Bu asırda siyaset merakları, hayat-ı dünyanın temini, bir de bak hayat-ı dünyanın temini, siyaset felsefe merakları. Yani benden böyle çıkıp bazen namazda oluyor. Başka bir şey de olmuyor. Tavırlar, vaziyetler, şekiller bütün ayrıntılarıyla, kaderin kalemiyle yazılmış, çizilmiş olup şey için söyledim. Böyle onaylıyorsun, onaylamıyorsun. Adam baktım okuyor. Ben de diyorum ki doğru söylüyorsun. Onları o okuyor. Kaset takılmış, ne yaptığını bilmiyor o. Baktım ne yaptığını bilmiyor, okuyor. Ben de o okurken Fatih'e ben şöyle diyorum. Doğru o ya. Hakikaten o okurken ben düşünüyordum. Fonografı Rabbani evet. Mi diyordu? Yani elhamdülillah Rabbil Alemin dediğin an beden vallahi doğru söylüyorsun diyordum. Böyle keyif veriyor yani. Yani ceset o kadar demek ki şey değilmiş yani. Değil abi. Çizilmiş olup onların Allah'ın ezeli ilminde birer kaderi miktarları ve ilmi kalıpları bulunmaktadır. Her şeyin hakkın ilmindeki bulunuşu geldik. Her şeyin hakkın Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki bulunuşu veya her bir şeyin hak tarafından bilinişini imkani ilmi manevi veya gaybi olsa bir çeşit mevcudiyet yani varlık olarak değerlendirilmesi önemli ve bu tekvine bakıyor. Hangisi şu? Her şeyin hakkın ilmindeki bulunuşu, bulunması ve her bir şeyin hak tarafındaki bilinişi, hakkı hayatın verilişi, imkani, ilmi, manevi veya gaybi olan vücutlar var ya, bir çeşit mevcudiyetleri yani varlık olarak değerlendirilmesi bunlar tekvine bakıyor. Yani hakkın bütünlüğü tekvin, halk kudret. Bir şeydeki vücut o şeye dair ilmi. Bak aşağı indim cümleyi tamamlamadım devam etmedim. Unuttum değil orayı bak. Bir şeydeki vücut o şeye dair ilmi. Eşyadaki varlık nuru da şimdi eneye geliyor. Ondaki İlim nurunu kesin olarak gerektiren bir durumdur. Bak, eşyadaki varlık. Şöyle de. Şuraya gelelim kısacası. Şu mecur var ya mecur. Şurada. Zaten evamiri tekmini demiş. Şimdi haşa burası vacip değil. Burası da mümkün. Burası berzah. Bak şöyle deniliyordu. Mehmet'im de onu şey yaptı da oturdu diye demişti değil mi kahvaltıda? Ha bir şey olacak mahluk olmayacak. Vacip ya vacip olur ya mahluk olur. Çünkü bizim aklımızın terazisi sebep sonuca odaklandığı için sebepsiz sonuç beklemiyoruz. İlaçsız, gıdasız insan nasıl besleniyor? Besleniyormuş, oluyormuş. Adam ses duyuyorum diyor. Öyle ya radyodur ya kulaktır. Yok. Yani rüyada da öyle. Sebep yok ki mesela. Göz kullanmadan görüyorsun. Kulak kullanmadan işitiyorsun. Yani acayip bir şey alem bu alem. Bir daha. Burası abi mecur. Berzah yani şurası. Vacip değil.
Mümkün de değil. Mümkün de değil. Yani var mı var. Varsa kudret tahallük etmediği bir şeye nasıl var diyorsun. Kudret tahallük etmemiş. İlmi vücut diyoruz. Ama vücut yani. O zaman kaçıyorduk yani. İlmi vücut, vücut. Ama kudret değil. Ama vücut diyorsun. Tamam mı? Anlıyor musun? Madumat-ı ilmiyeler. Madumat-ı vücutlar. İlmi vücutlar. İlmi vücut diyor yani. Vücut. Ama vücut harici değil. Peki vücut harici olabilmesi için kudret tahallük etti. O da vücut. Kudret tahallük etmemiş. Ama vücut. Nedir o? Tekvin işte. O zaman enenin iki yönü var. Nur ve mana tarafı. Tamam. Nur, Allah nuru semavati vel ard. O nurdan bütün mahlukatı yarattı ya. Bu kudrete bakıyor. Enenin nur tarafı kudrete bakıyor. Vücud haricileri noktasındaki zuhuratlar. Tamam. Enenin hakka bakan tarafı. Ene mi desek, mecul mu desek? Mecul diyeceğiz istersen. Ha, ene demeyelim, doğru. Mecul'un. He. Mecul'un hakka bakan yönü var ama mahluk değil ve vücut tahallük etmiyor. Kudret tahallük etmiyor. İşte bu tekvin. Mecul'un mana tarafı, hakka bakan tarafı yönü ki manadır. Bu tekvindir. Mecul'un halka bakan halk. Halk, halk. Yani halka bakan yaratılışlar kudrete bakıyor. Adeta orası onun için şey. O neyi çözdü kafamda bu tekvinde kudret? Yani meculun vücudu haricisi yoktur. Adem mutlak da değil. Hatta Adem de değil. Bir bersa, acayip bir şey. Ama nereye dayandı? Kudrete dayandıramadık vücut. Vücut ilmi de değil. Vücud ilimleri ustad diyor ki canlı ve ruhludur. Yani sakın lef-i mahfuzdaki gibi şu lef-i mahfuzdaki ilmi vücutlar deme. İlmi vücutlar canlı ve ruhludur. Onu okuduk 20 dakika yarımıza. O da aynı vücut harici gibi vücutları var. Atomik yok. O da vücuttur. İlmi vücutlar. İlmi vücutlar. Senin istikbaldaki ilmi vücutların canlı ve ruhludur. Ama kudret tahallük etmemiş. Ama vücuttur. Onlar tek bir. Ha, cümleyi bitirin, ara verin. Kahve içirin. Abi ruhaniler tekvine her daim hakim mi? Yani o Selçuklu'ya hayatını Osman abi sen yapmışsın ya. Tekvine öyle şey değil. Yok yani Selçuklu, sen diyordun ya hani o filmler oluşuyor. Işte, ruhaniler onu izliyorlar hatta daha yukarıda kimden izliyordu en son o... Ruhaniler izliyor, Allah seyrediyor. Evet, yani işte maddi, manevi hayat Muhammediye tek bir cennet var. Evet. Aslında bütün o cennetin, tek bir cennetin şeyleriyiz. İçindeki parçalarıyız yani. Parçalar. Bütün resmi parçalarıyız şu anda. O bütün işte tekvin, parçalar vücut. Yani orada abi, bütün tekvin değil mi abi işte? Evet, bütünlük tekvin. Hasan abi o tekvini de hani şöyle hep düşünmek lazım. Az önce dedik, tekvinin sureti, hakikati, mahiyeti şeklinde. Şimdi. Evet. Tekvin deyince zat-ı harika. Tekvini mesela sureti kudret. Ha yani o yani konuştuğumuz bazen onu diyoruz, bazen orayı diyoruz. Aynen, biraz karışıyor mevzu. Hani şimdi Miraç'ta kalbu kavisen gibi sanki. Yani böyle hani suret hakikat mahiyet gibi. Yani şöyle yazabiliriz o zaman. Tekvin zat-ı sıfatta halkın içinde ne işi var? Doğru. Olmuyor yani doğru. O zat-ı sıfatı niye oraya indirdin? Doğru. Şu suretini konuşuyoruz. Doğru. Gibi demek lazım. Teyze ihata edilmiyor, kafa karışıyor. Yani tabii ya bu ulemanın uğraştığı bir mevzu, tabii ki kafa karışacak. Bu tam üstad taktiği oldu o zaman şimdi. Kudreti ve tekvini ne ayırıyorsun, ne bir araya getiriyorsun. Şimdi burayı sileceğim arkadaşlar. Siliyorum tamam mı? Çektim de ama çıkmıştı. Çektim abi. İcat icat oldu. Tekbinden de. Yani yaratılma ve kelimeler olmaz buraya. Çünkü
Bir de abi nazarı kaderle bedihi kaderi ben ayrı ayrı... Şimdi tekvinin içerisinde kudret var. Bu mevcudat kudretin vücut haricileri. Kudrettir ya. Burası kudret. Sonra sana bunu şöyle yazsak. Ve irade hatta. Hayatı tekvini. Ha, hayatı tekvini. Hayat haricisi olur değil mi? Ha, evet. Yani şu Allah elma armut nedir? Ve min ayatina. Ayetlerimiz diyor. Kanuniyeti evamiri tekvini olacak. Ayat tekvini ha. Bakalım kanuniyeti evamiri tekvini. Evamiri tekvini. Değil mi abi? Evet. Hayatı tekviniye. Ondan sonra hemen yazayım. Kanuniyet evamir abi kesin değil mi? Heh. Evamiri böyle aynı. Evamiri kanuya tekviniye. Kanun program tarafı. Program tarafı. Hakikati hattır. Hak. Hakkı şey esma ya hakikat. Bu esma ve sıfatlar koymadık ama malzeme yapıyoruz beraber. Hakikat esmaya bakıyordu. Esma yönü tekvinin. Bu da sıfat yönü. Tamam. Şimdi irade olabilir mi hakikat abi? Hak Cenab-ı Hak'taki Hak ismi var ya. Halik. Hak da Halik değil. Halik şeye bakıyor. Kudrete bakıyor. Halk bu hak. Hak vücutlar. Hak esması. Evet. Tamam. Şöyle yazıyorum ki anlaşılsın. Cenab-ı Hak taki şey hak. Peki şu evamiri tekviniye ve ayat-ı tekviniye var ya, onların da devamlarına birine irade, birine kudret yazamaz mıyız Hasan abi? Yani evamiri tekviniye irade, ayat-ı tekviniye de kudret şeklinde devamını yazmak icap etmez mi sanki? Yani mesela aslında önce kudret... Şöyle de gitsek doğru olur. Hani yaptığımız Şice-i karşılıklarıyla da düşünürsek doğru yere oturturuz. Evet. Yani tekvinin sureti nerede? Kanuniyeti Şice-i Kat'teki nerede? Hani meçhul, meçhul de evamiri tekviniye. Hakikati biz neresine koyarsak ona göre yazarsak doğru olur. Yani birbirine düşünerek yaparsak doğru olur. İnsanda değil de. İnsan da olur, insana da taşıyabiliriz. Eski derslerde var da makule mi bir şey diyorduk hani ona bu üçüncü sıra. Neyle başlıyoruz? Şimdi... Yani şehrikat haritasıyla da gidebiliriz. Şu mevcudat var ya, şu çiçeği al. Çiçeği arkadaşlar gözüken surettir. Suret. Bu, yani bu gözükünce hayat-ı tekviniyedir. Nedir bak? Allah şey yapmış, sıfattan esmaya. Esmadan efale. Efaldan asara. Bu asar. Gözüken iradedir. Onun vücudu ise kudrettir. Kelamı da. Tamam. O zaman buna, şuna irade surette. Tamam. Bu kudret bu da. Bu kudret. Kırmızı kalemle yazın sana. Bak, bularsak. Tazamum etmesi lazım zaten. Al şöyle. Zahirde gözüken suretleri irade. İradenin arkası yaratılma kudret. Bazen kudreti kudret. Kaldırıyor kitab-ı mübinde. Ne diyor? İrade ve evamiri tekviniye diyor. Kudret yerine evamiri tekviniye kullanıyor. Kudret. Kanuniyet deyince de insan ister istemez ilim demek istiyor mu? Yani kelam mı? He? Hasan abi. Ama şöyle diyor. Tamam o geçen hafta da söyledi. He mesela hayat-ı tekviniye efendim. Kelam, kelam da var. Kelam. Tekviniye ile evamiri tekviniye. Kelam. Kainat, mevcudat, ayetleri aynı zamanda... Konuşma olduğu için. Kelam. Ama şöyle diyor, kitab-ı mübine diyor ki, kitap ve irade, imam-ı mübine elim-i emir diyor. Bazı zaman irade ve evamiri tekviniye diyor kitab-ı mübine. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra şimdi gelelim şeye. Hakikati... hakkı onu şey yapamıyoruz. Kudret, ilim... Nereden yaratıyor peki bunları? Hayat, kudret, hayat ilimden. Hayat, hayattan yaratıyor. Yani ilmi vücutları yok mu?
ortaya çıkanlar. İlim. Mahiyeti de Adem, Adem diyeceğiz. Adem diyeceğiz. Ha. Hakikati ilim, mahiyeti Adem. Evet. Öyle mi? Allah Allah. Olur mu? Yani mahiyeti Adem. Ha? Burası Adem. Burası ha. ilim. Ha, oraya diyorum ben. Evet. Şöyle. Tekvinde bir tek Adem yok ki diyorsunuz. Şöyle. Ama Adem'den çıkartma esas mahiyet tarafı o. Ne var o zaman? Şunu şöyle siliyorum, ne şöyle var, yazacağım. Öyle. Erkek sen söyle. Delikanlıysan. O kadarını duydum. Şimdi bu çiçeğe baktık. İrade mi abi? Kudret, ilim. O ilim burası. Makul nedir ha? İlim tasdiye bakın. İlim, tekniğe söyleyeceğiz ki ilim. Ondan sonra hak, hak, ondan sonra malzemeyi ne ile yapıyor? Hay. Hani, ha, peki nereden çıkıyor? Zaten onu söylüyor. Adem'den vücuda çık diyor. Adem. Evet, oldu yani bir şey. Evet, yine at bana da. Abi hepsinin cemi kelam olabilir mi? Kelam. Bu kelam ya. Bunun aslında görünüşte kelamın kalıbı da üslup diyor ya. He, kelam öyle denmiyor da. Mesela bunları tanımlayan, anlamlandıran kelamdır. Hani kelamı bizatihi donmuş hali ya, donmuş halin anlamından bahsetmiyoruz. Donmuş hal. Hali söylüyoruz. Onun insana karşılığı olursa kelam olur. İçeriği anlam olur. Hariçte konuşuyor. Bizim aradığımız şey bu o zaman. Evamil, hayat-ı tekmini, evamil-i tekminiye hak, Adem, şu anda bu. Evet. Tamam abi en azından. Çünkü bak bir de tanımlayalım. Hepiniz bir bakın veya şey. Arkadaşlar, mevcudattan şu çiçekten çıkıyoruz. Alayım şu çiçeği. Hasan abi. Ben bunu söyleyeyim abi. Tamam özür dilerim. Ama belki lazım olacak bir şey söyle. Abi 24. mektupta Osman'ın demişti ya ki hani hem yüksek hem derin hem geniş. Şimdi biz bunlara bakarken Hasan abi bir tarafa bakıyoruz bir diğer tarafa bakıyoruz bir türlü bir araya getiremiyoruz. Aslında bir araya getirecek geniş bir bakış var ki onu da isterseniz Harun şuraya bir okusun Hasan abi. Makuledir diyor ya abi. Hı. Hepsi ikisini birlikte tutuyor. Söyle. Ya bütün şu ya. Sen oku, sen oku ben gözüme. Maddedir ki adeta bir gömlek, bir dakika şu arkadaş her şeyin iki sureti şekli vardır. Biri maddedir ki adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Diğeri makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde mururu zamanla değiştirdiği muhtelif madde suretlerin içtimandan tasavvur edilen bir sureti vehimedir. Hı. Yani mazi, istikbal hepsi bir anda gördüğümüz bizim bu şey herhalde makule dediğimiz. Yaşananlar makule. Hı. Mazi istikbal değil. Hı. Mazi makule. Evet. O zaman yani mesela şöyle diyor. Vukuat mı oluyor? Senin çocukluğundan beri hatırladığın yaş var mı? Kaçta başlıyorsun? 3'te 5'te. Hatırlıyor musun? Ha, oradan bugüne kadar bütün hayatın, 850 saatin bir bütünlük andaki haletin makuledir. O hani toplamı bir halettir dediğiniz evet. Makule mi oluşuyor makul, benim yaşıma kadar? Evet, makuledir. Akledilen şeyler. Yani istikbal yok yani hazır. Yok, bir taraf oluyor. Bir taraf. Onu bir ayırmışsın. Böldük abi size. Çiçekle bir şey göstereceksiniz. Bak şimdi, şuna beraber yapalım. Şimdi der ki alimler, benim fikrim tespitim değil. Bu tahta değil, tebeşir değil, bu çiçektir. Ayırt ettik değil mi? Ha, irade bu. Bu çiçek olsun denmiş. Yani evet. O olmasın. Bu budur, bu budur. Zahide. Daha keyfiyetini bakmadık maddesine, atomunu. Bu ilk gözüken iradedir. Çiçek. Abi, özür dilerim. Bu çok önemli gibi sanki. Yani, mesela o zaman bak şu silgidir, bu şudur. Farklı dedi mi görünüş? Yani bu olsun dedi. Çiçek olsun, bu da bu silgi olsun denmesi. Daha keyfiyetini, yapısını, özelliği konuşmuyoruz. İlk insanın eşyaya muhatap olduğu alan iradesidir. Bu çiçektir. Denebilmesi için çiçek tercih edilmiş.
edilmişle konuşuyoruz. Sonra bunun gözükebilmesi için diyorsun, bir vücudu olması lazım, kudret. Bu kudret bir şey üzerine yarattı da bize gösterdi. Kudret bize gösterdi. O da nerenin üzerine yaptı? İlim. Bunun programı ilimdir. Bu ilim. Bu ilim nereden geliyor? Subuti sıfattandır. Bu da subuti sıfatlar zaten sıfattan akar. Zat-ı sıfatın ilim, zat-ı sıfatın her yerinden herhalde alıyor. Daha ilmi kesin yapamamışız veya okumamışım veya şu anda hatırımda yok. Tekvinin ademinden. Tekvinin ademinde ne var? Mümteni var, mümkünler var ve madumlar var. O tekvinde Adem'den ilme gönderiyor. O zaman bunun kaynak itibariyle tekvin sıfatındaki bulunan Adem'den subutu sıfat olan ilimdeki duruma, ilimden bir projeden kudret tahallük edip vücudu harici ve bu süreçlerin olsun olmasın, olsun olmasın diye takdir eden irade. Bunları da bize tanımlayan kelam. Bu budur, bunun için yaptım. Bunu senin fıtratındaki, fıtratında güzele karşı böyle bakış tarzındaki fıtratına bir ihtiyaç var böyle bir şey görmeye. Semi, senin fıtratını duydum, ihtiyacını semi, işittim senin fıtratını. Böyle bir şeyi ihtiyaç duyman, sen de gördün, basar seni. Basar, yani subut-i sıfatları daha hakuk ettiriyorum. Şeydir, subut-i sıfatları duyguladım. Demek ki tekvin bunun neresinde, kudret bunun neresinde? Gözüken iradedir, kendisi kudrettir, donmuş kudrettir, devam ediyor. Bunun plan projesi ilimdir, bunun plan ve projesi ilmi vücutlardır, ayağını sabitelerdir. Bu ilmi vücutların da çıktığı yer Adem'dir. Adem de çıktığı yer tekvindir. Dolayısıyla Allah meculu, meculu vesaire oraya karşı bu. Burada uyguladık. Abi şunu da söylemek lazım. Yani ilimdeki Adem değil bu. İlimdeki Adem değil abi. Değil yok, yok yok yok. Yani bu ilimdeki Adem değil. Yok yok. İlimdeki Adem'i zaten meratibi var. Bir şey yapmıştık. Bir alem-i şahadetteki Ademler var şu anda. Var ama yok. Tabii mesela burada var ama yok. Lef-i Mahfuz'daki ilimdeki Adem var. Bir de tekvindeki Adem, bu başka bir şey. Tamam. Cümleyi şuraya kaldı. Şu kadar. Şu kadar bitireyim bak. İyi olacak ya. Yani şu kadar. Tamam abi. Şu kadar kaldı, bitireyim. Bir daha okuyayım şu cümleyi. Bir şeydeki vücut, o şeye dair ilmi, eşyadaki varlık nuru da ondaki ilim nurunu kesin olarak gerektiren bir durumdur. Yani bir şey varsa durumu, ilmi vücudu var demektir. Hı hı. Veya bir şey varsa, onun da kudreti varsa, varsa kudrettir. Ama hep bu bütünlerin bu arkasında tekvin olması lazım. Vücut ve ilim arasındaki ilişkiye dair bu ifadeler hemen aklımıza ayağını sabite teorisinin muvacesine sufilerin yaratmayı bilmek diye nitelenmeni getiriyor. Mevcudat ilmi ayağını sabite demişler, bunu da ek bilginiz olsun diye koydum. Onlar mevcudat ilmiye biz diyoruz, onlar ayağını sabite diyor. Mevcudat ilmiye biz diyoruz dirisanlar, onlar ayağını sabite derler. Bu da ayetim. Dikkat edersen beraber götürdüm. Abi çok fazla şey götürüyorsunuz. Bir şey mi oldu? Yani bir şey mi var? Neden bunu yapıyorsunuz? Ne? Son günlerde çok bastırarak yapıyor sana bunu, değil mi? Hangisini? Yani ayağını sabitliği çok şey yapıyorsunuz. Bir kullanıyorum, sebebi şu. Kullanmadı, çok şükür. İslam alemini... İslam alıyor yani. Ha, sebebi şu. Mesela. İslam alemini çok işgal etmiş. Çok. Tasavvuf, sufi, vücut anlayışı. Allah'ın subutlarını böyle anlatırken vahdet-i vücut tamam ama vahdet-i şuhud İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ekolünü
şey yaptığı için o piyasalarda çok ayağını sabite, ayağını sabite mevcudat-ı ilmiye lef-i mahfuz konuşulmuyor, hiç yok. Lef-i mahfuz hiç konuşulmuyor. Nereye gider? Ayağını sabite, ayağını sabite. İşte Muhittin abi, yani eser olarak onlar çok revaçta. Revaçta olduğu için o zaman senin sen karşılığın budur. Bu lef-i mahfuzu daha küllidir. Külli bakıştır ama bakabilen pek yoktur. Lef-i mahfuz biraz önce yaptığımız gibi, lef-i mahfuz onların ayağını sabite dedikleri lef-i mahfuzu kastediyor. Başka imamın bir kitabı, hepsi bir. Ayağını sabitelerdi. Ustad ne yapıyor onu? Lef-i mahfuz bir defterdir, mazi ve mustakbeli İmam-ı Bin'dir. Haldeki vücudu, kitabı o kadar acayip bir tasnif ediyor ki matematiksel bir hale getiriyor. Misale. Yani mevcudat-ı ilmiyeye, bak mevcudat-ı ilmiyeye, yani lef-i mahfuza, onlar ayağını sabite demiş. Şimdi biz burada kazanımımız ne oldu? Şimdi Kitab-ı Mübin, kitaba, kudrete bakarken İmam-ı Mübin tekvine bakıyor. Lef-i mahfuzdaki o şey, vücudu ilimler, gerçi o da kudret tahrik etmiş ama yani vücuda harici noktasında tahrik şey yapmamış, çıkmamış. Burada kesiyoruz. Herhalde... Kelam vardı ya, kelam ilim irade kudreti tezahür eder diyoruz zaten. Hepsini topluyor aslında. Hadi kelam evet. Yani evet. Mesela Allah mesela konuşurken yapıyor, yaparken konuşuyor. Dolayısıyla kelam ilim irade kudreti tazamun ediyor. Üç tane şeyi. Mesela ona misal veriyor Ustad 25 sözde. Ey sema suyunu kes, ey ar suyunu yut derken yapıyor, yaparken söylüyor. Ve latif nüktelerde 30-31-32. Sayfada diyor ki huruf-u mukatta maddi ilaçlar gibi, yani kelam nasıl ilim, irade, kudreti tazamun ediyorsa Kur'an'ın huruf-u mukattası da hemen kendisi enerji paketi gibi aktif oluyor. Onu samimi okuyanlarda sanki bir ilaç gibi, sanki bir su gibi realitesi var. O bağlanmış o güç bir yerde böyle düğüm atılmış, çözün orada patlıyor. Balonun içindeki hava gibi. Huruf-u mukatta diyor ki kelam neymiş? Nun ve kalbi ve maestru ve saat ve Kur'an zil. Diyor ki donmuş ilim, irade, kudrettir. Allah Allah. Çok da güzel uydu abi ya. Şöyle bak. İrade, kudret ve ilim. Değil mi? Evet. Neticesi ilim, irade, kudret. Olarak dışarı çıkıyor. İlim, irade, kudret işte. Aynen. İlim, irade, kudret. Evet. Tazamun etmiş. Tazamun etmiş. Ve Adem'de zaten. Tekvin için Adem var. Lef-i mahfuz kelam işte. Yani onlar böyle, niçin şapalamış? Lef-i mahfuza tek şey dediler. O zaman tefrik edemezsin. İlmi vücutlar. Mevcudat-ı ilmiyeler. Hasan abi, kelamın kalıbı da üsluptur diyor ya. Sanki böyle usluptan tekvine, tekvinden... Uslup işte kudret işte. Kudret. Yani. Tabi vücudu harici tarafı yani. Vücudu harici tarafı. Yani kelam menba neresidir? Manadır. Mana ondan sonra çıkıyor. Çıkınca kaptan alıyor. Daha çıkınca dağda kartopu yaptık, yukarıdan aşağı yuvarlanıyor. Ondan sonra daha aşağıya iniyor. Vicdandan alıyor. Daha aşağıya dimağa geliyor. Dimağdan alıyor. Bitiriyor. Ondan sonra elbise giyecek. Bu bütünsel çeşitli manaların bütünlüğüne bir elbise gerekiyor, lafız, kelam. O elbiseyi hayal yapıyor, diman tahayyülünde oluyor, hayal yapıyor, sonra akciğerden, boğazdan dışarıya atılıyor. Abi, teklif ediliyor, tercih ediyorsun, ikinci teklif mi geliyor o zaman? Yoksa teklif gelmiyor. Geliyor devamlı. Devamlı geliyor da. Devamlı. Ağırdan geliyor. Sen istedin. İsteyince tercih ediyorsun. Teklif tercih, tercih teklif oluyor. Devamlı. Vâhır davâhım enilhamdülillâhi rabbil âlemin elfâ. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ve salâtu ve selâmü alâ resûlünâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Alâ resûlünâ Muhammedin salavat. İkinci dersimiz defter 27'den
şey yapıyorum. 311. sayfayı açıyoruz arkadaşlar. Tahayyül. Tahayyüle devam ediyoruz. Bir hayali olduğu taraf vardı, bir de tahayyül vardı. Hangisini evet. okuyorsunuz? Hayal mi, tahayyül mi? Şey yapalım. Tahayyül şimdi. Tahayyül mü? Ben hayal okuyorum, bir tahayyül okuyorum. Tabii ikisi beraber gidelim. 300 kaç? 11. Başladığınız zaman ben başlıyorum. Okuyorum. Sözler 447. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki. Hatırladınız mı? Ben bu Kur'an'ın belagatında nerede belagat olduğunu göremiyorum. Şeyde, sözlerde. Sayfa kaç demiştiniz abi? Sayfa 311 abim. Risale-i Nur'da sözler 447. Bu tahayyül toplaması. Bir hayal ve toplaması. Bu tahayyül. Pide Allah. Sözler 447. Evet. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki. Şimdi bu bitti metin. Yani o cümleyi aldım, paragrafı. Uzun olmasın diye yeri söyledik. Şimdi anladıklarımızı söylüyoruz. Tahayyül edilen şeysin, oradasın ve osun. Yani bu paragrafısı bu cümle değil. 447'yi bu cümleden değil. Orayı okudum. Tamam mı? Onun siyak ve sibakını, evvelini, ahirini, suretini, kanuniyetini, hakikatin, mahiyetini kendimce onu saatlerce böyle kafama eline koydum. Okudum. Yeri söylüyorum orayı. Oradan anladım. Böyle de demiyorum anladım. Tahayyül edilen şeysin. Tahayyül ettiğin yerdesin. Tahayyül ettiğin orada seviyesine göre hayalin tahayyül etme nispetinde o sen oluyorsun. Çünkü ona ait hormonlar çalışıyor, duygular, hisler çalışıyor. Olmasaydın böyle olmazdı. Devam ediyor. Tahayyül o olmak, hayal zemin. Ama onu muayyenleşmek, hayalde muayyenleşmek, kendin olmak hayalde sana dönüyor. Ondan sonra şey söylemiştik zaten, şurada tahayyül ziyadeli mastardır dedik. Hayal mastardı. Yani hayal içerisinde anlamlanmak tahayyül. Tahayyül o olmak, burada da tahayyül edince gördü ki, bak gördü ki kelimesi. Demek tahayyül anında yedi duygu da orada oluyor ve aktif oluyor. Hatta oraya girip orayı orada düşünüyor. Orayı orada düşünüyor. Mesela buna ait Barla'da kaçtı? 200 küsürdeydi. Sabri abi mi diyor, Hafızal abi mi diyor? Usta da diyor ki, Usta da onaylamış ki Barla'ya koymuş. Diyor ki, Mucizat-ı Ahmediye'yi diyor o şekilde icaz, vecizeli, muhakemeli, hakim bir manada kısa ifadelerle 19. mektubu yazabilmen için üstadım siz diyor alemi misal, alemi manada geçmiş orayı canlı seyrediyordunuz Bedir ve Uhud'u ki bunu yazabilirsiniz. Hatırladınız? 200 kaçtı? Detay veriyor yani. Evet. Kişiler isimleriyle şunlar oluyor. Üstad da uyuyor. Çok tuhaf şeyler oluyor bu dünyada. Çok garip şeyler oluyor Risale-i Nur'da. Sehli mümtenidir Risale-i Nur. İki zıt kelimenin cemidir sehli mümteni. Sehil çok kolaydır. Mümteni zordur manası. Çok kolay olan çok zor. Çok zor iken çok kolay. Çok kolay iken çok zor. Yani surete baktığın zaman avam halkın muhatabı Kur'an'da takip edilen özellikle Risale-i Nur'da da cereyan ediyor. Kur'an'da cari olan hakikatler Risale-i Nur'da caridir. Kur'an'ın ilk muhatabı şeydir, avamdır. Avama direkt hitap ediyor. Avama hitap ettiği için zahirde sehildir, kolaydır. Mümteni nedir? Ya bu neyin nesidir ya? Bendeki karşılıklar ne deyince bu sefer zorluk karşına geliyor. Gördü ki demek, ne demek? Tahayyül anında yedi duygu da orada oluyor ve aktif oluyor. Hatta
oraya girip orayı, bak oraya girip orayı orada düşünüyorsun. Buradan çıkıyor, alakasını duygular cihetinden kesiliyor. Orada cismaniyetin bir mertebesi itibariyle orada oluyorsun. Ve düşünüyorsun, buna ait ne psikoloji kitapları yazılacak. Ve yine orada imiş gibi tefekkür ediyorsun. Canlı olaysel ediyorsun. Mesela bak, bir misal söyleyeyim ben. Yaşadığım bir şeyi Gafur Tanır. O kadar etkilemiş ki beni. Bak şu anda oradayım sizinle konuşurken ve bakarken. Size bakıyorum, konuşuyorum, oradayım. Üçüncü bir şey. Karus, dağın tepesindeyim. Tepenin aşağı doğru meyil verirken vadinin orada bir çeşme var. Tamam, Karus. Tepe. Hatırladın mı orayı? Çeşme var, çeşme. 3500'ün üstünde bir yer. Yayla. Yani 3000 küsür. O Karos'un tam tepesini arkaya dönerken Çayeli'den çıktığım değil Ardeşen'e doğru dönme doğru yönüne doğru bilmiyordum oraları. Tepeyi biliyorduk. Arkaya dönünce Devri Hoca beni oraya çıkart dedi. İkimizdik. İnsan nevi başka kimse yoktu. Konuşurken buradayım, sizi görüyorum ama oradayım. Çeşmenin başında otur dedi. Otur dedi. Öyle bir şeyler anlattı ki, haleti rüheleri. Çok garip yaşadığı haletleri böyle. Şimdi tabii bu alemi şehadete uymuyor, alemi şehadete tabii ruhlara. Şimdi ne diyeceğim? Şimdi geçenlerde onlara ait bir değişikliğe benzer bir halet olunca oraya geçtim ve orayı düşündüm. Belki de 10 sene var. Bunu anlatmak için anlatıyorum. Oraya girdim neredeyse. Olmuş bitmiş. Orayı düşünüyorum. Onun içinde. Böyle dedi, ben de böyle demiştim. Böyle düşündüm de böyle cevap verdim. Acaba benim o anda düşünmediğim bunu mu da mı kastettim? Diyorum. Şimdi ben o zamana giriyorum, onun düşüncesini keşfediyorum. Allah Allah. Ve düşüncesini keşfederek halet-i rüyesinin nereyi tanımladığını ve bu adam bilmiyor kendisinin nerede olduğunu yapabiliyorsun. Mesela bir misal vereyim, ona ait Resulullah'tan. Abi oturuyorum, benim başka bir işim yok ya. Benim düşünmek, mesleğim bu. Başka bir şey, araba kullan, affedersin, çok affedersin, özür dilerim. Banyoda da, yani aklım tutamıyorum ki, tuvalette de, hele banyoda. Tamam ama değil, yanlış bu. Yanlış ama benim elimde değil. Artık mesleğim bu olmuş. Fena fil düşünme olmuş, başka bir şey yok. Arabayı kullanıyorum, vallahi tekvin kudret. İnan bana, uçaktayım. Şimdi dedim, bu uçaktaki bu korku, ulan korku haf. Ulan dedim, korku kudrettir, haf herhalde tekvindir. Uçaktayım. Senin istemenle düşünülmüyor. Benimle alakası yok. Alakası, yani ama beni düşünceye sevk eden uçağın titremesi. Dur biraz. Kur'an'da yeni okumuşum ya şeyler. Şeytani sıfatlar, korkuyu dimağa pompalayan şeytandır. Kalbe hafı pompalayan melektir. Tamam, acayip bir şey. Ona dedim, şu anda benim korkumu haf mı? Bir baktım, günahlarım geliyor. Türbülans olundukça günahlar geliyor. Zannedik ki uçaktan korkuyorum. Hayır, uçak titredikçe küllenmiş, üstü saman veya marangoz atölyesindeki talaşlar kapatmış. Baktım sallandıkça şeyler pislikler kafas gözüktü. Ben ona uçak korkusu diyorum. Hayır, uçak korkusu değil o. Uçak sallanırken elektrik sağlanıp üzerindeki tozla çıktı. Bir baktım ki korku dedim, ey korkusu kimsin sen, neye korkuyorsun? Dur bir dakika, bunun ilmini yapmışsın, mektebini okumuşsun. Baktım ki falancayı ne yapacaksın? Falancayı böyle dedin. Hatırlıyor musun şu günahını? Baktım ki korkuya soru sordum, kimsin? Ben bu günahım dedi. Ben de bu günahım. Ben söylediğinim diyor.
ben buyum buyum. Baktım ki bunların toplamına korku olmuş. Korku uçağın sağlanması ile elek sağlanır da Mısır onu böyle çöpüyle, şeyiyle, kabasıyla incesi ayrışır ya, öyle posası. Uçağın sağlanması sanki elek sağlıyor, dökülün dökülün, Hasan görsün, Hasan görsün. Vay be falan, hatırlıyor musun lan? Şu arama baktım, televizyonu seyretmiştin, şu videoyu seyretmiştin. Buna var ya, kalbini kırmıştım, onu nasıl ödeyeceksin? Kaç tane nurcu yapacaksın ki bu adamın soğuttuğunu, ne yapacaksın falan? Ona baktım ki uçakla alakası yok bu korku. Niye Allah'tan koparttı? Sonra hemen işte insan olduğumu, haf geliyor. Allah'tan kopartılıp Allah olmayan her korku korkudur. Allah ile düşündüğün her korku haftır. Yani bunu akılla bu cümle denilemez. Bu yaşadığım bir şey. Tamam. Buna ne alakası var? Tahayyül, hayal alemindeki hayalde şey mesul ismi öyle. Tahayyül edince, sen tahayyül et diyor. Sen kendin diyor Kur'an'da bu belagatı, fesahatı, selaseti görebilmen için Kur'an'dan önce o millette, o Arap Yarımadası'nda, o zulümde orada kendini hayal et. Kur'an geldiğince ne oldu? Bu Kur'an gelmeden önce, Kur'an geldiği zaman ne oldu? İkisini bir anda tahayyül edersen bu ayetin ne olduğunun ancak belagatını tadarsın diyor. Bunu bana demesi için, bunu yapabilmem için bana ustad diyor ki hadi yürü bakalım, hayalini tahayyül et. Tamam. Gittim, ne anlatmaya çalışıyorum? Yani tahayyül şudur, hayal edilen oraya yedi duygunu taşıdığın şey tahayyül oluyor. Peki ne yapıyorsun? Hem orayı seyrediyorum, tamam mı? Bak çeşmeyi, Karnus'u seyrediyorum. Aynı zamanda buradayım. Orada düşünemediğimi, oradaymış gibi, o aynı oradayım şu anda. Orada düşünüyorum şu anda. Hala düşünüyorum. İşte yani düşündüğünüz şeydesiniz, yerdesiniz, hala düşünüyorsunuz. Düşünce kopmamış. Hala devam ediyor. Yani kudret bunu yarattı. Yaratmaya da devam ediyor zaten. Dedim ki bir tanesine, biraz belirteyim, o uçuk. Dedim ki Allah yok iken, tabii. Allah varken hiçbir şey yoktu, şimdi hala yoktur dedi. Herkes de attı bana. Ne diyecektik ki lan? Hayır. Dedim Allah varken hiçbir şey yoktu, tamam mı? Sonra Allah şu mevcudatı yarattı falan diyecektim de getiriyor. Allah varken hiçbir şey yoktu, ya hala yoktur dedi. Evet, senin kafanda yok. Evet, hiçbir şey yok ki zaten. Ondan sonra anı kabul etmiyor. Mazi mi? İmam mı bindiler bunlar? Kitap mı bilemediler? Tamam. Eşari mezhebinden, meşrebinden. Biz de fıra abi meşrebinden. Kısaca biz. Peki burada şu. Tahayyül ettiğin şey, tahayyül olabilmesi için yedi duygunla oradasın. Yedi duygunun taşındığı yerdesin. Bak şu anda seyrediyorum. Neyi seyrediyorsun? Bu gözle seyretmiyorum ki. Yani rüyada hangi gözle bakıyordumsa o gözle görüyorum. Tamam. Şu anda orayı görüyorum. Bak, buradan çıkıyor, alakasını, duygularını cihetinden kesiyor. Bak bunu da unuttum. Hani şey yapacaktım bu küçük çekmeceden. Tamam. Kesinlikle yemeği ne zaman yiyeceğim öleyim belli olmuyor. Yani kendi başıma kaldığım zaman çocuk yoksa bunu. Yani duyunca kopuyorsun. Bunları niye çok şey, detay anlatıyorum ki? Hakikat detayların içindir. Yani anlatamadığımı yaşanan haletle anlatmaya çalışıyorum Mehmet'im. Yani yanlış anlaşılmasın diye. Yani niye bunları anlatıyorsun? Yani bunu müstakil müceredat-ı sifa. Hayattan kopuk olarak anlatılamaz bunlar. Buna müceredat-ı sifa denilir. Ama hayatla ancak şey yapılabilir, onu diyorum. Hasan abi. Neden burada kırmızı yazmışsınız ve gördük yazmışsınız? Çünkü kırmızı benim cümle kelimem değil. Değil mi? Hayır. Şu abi. Bakın şunu bir okuyayım. Tahayyül edilen şeyin şeysin, oradakisin, işte oradasın ve olsun.
tahayyül o olmak. Burada da tahayyül edince gördü ki demişsiniz ya Hasan abi. Evet. Şimdi orada gördü ki değil de sanki bildi ki demeniz bu cümle. Benim kelim değildi. Metinde saat şöyle geçiyor. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki. Öyle mi? He, Üsadü geçiyor. Kendisini orada gördü. Yani düşündü derse buradayım. Gördü ki oradasın. Şimdi bir de bildi ki var ya Hasan abi. Bildi ki de ben bildi ki gaybden de bilirsin. Görebilmen lazım. Hazıra denilir gördü. Bilebilirsin. Mesela maya nasıl yapıldığını bilirsin. Hı hı. Yemek nasıl yapıldığını sen demedin mi? Bu demişti. Dedi ki ya bir yere gittim dedi. Tabii ben yazıyor. Burada şey kullanılmıyor. Bu ekmek fabrikasına katkı maddesi. Katkı maddesi koymuyor. Bu da arabayla gidiyoruz. Ben katırlarımı hatırlamıyorum. Güldü katkı maddesi ben veriyorum dedi. Ne alakası var sizin adamın? Bir arabayı yolda gördüm. Bir fırın arabası. Üzerinde yazmış katkısız ekmek diye. Tamam. Bir baktım hangi fırın, hangi araba. Bir baktım katkısını veremedim. Dedi ki hiç unutamıyorum. Hiç unutamıyorum. Bu oku öyle tesir etti ki bana bu sözü. Bu fırın katkı maddesi veren satan benim dedi. Bu fablazem işi kötü. Ma ustada ustada muhalefet ediyoruz ya. 40 kişiden bir kişiye güvenilir. Diyor mu? Diyor. Demiyor. Değil mi? 40 kişiden bir kişiye bile güvenilmiyor. Ama biz güveniyoruz. Şey yapıyor. Bak büyük zaten. Bile var yani. Bile. Buradan çıkıyor. Karusa alakasını duygular cihetinden kesiyor buradan. Orada cismaniyetin ta kendisi değil. Bir mertebesi itibariyle orada oluyorum bak. Ha bu Karus'tayım. Aynı zamanda Harun'u Yasin'i beraber görüyorum. İnan Karus'ta çeşmenin orada. Karpuzu koydu. Gel dedi otur dedi. Ancak ben doğru muyum? Yanlış mıyım? Beni birisi vurgun mu yaptı diyor. Beni vurgun mu yiyorum? Hani rehbersiz daha sonra. Oysa bu 80 küsur yaşında. Ben evladından, çocuğundan da küçüğüm. Ama ustadın iki defa elini öpmüş. Böyle. 21 defa mahkemelere girmiş. Kaç defa Erzurum'da yakmış ağır cezada. Böyle bir ehli kamil. Ben söylüyorum. Alim. Öteleri fark etmiş. Böyle dalar. Seni dinler gibi gözüküyor. Dinler seni ne yapıyor? Tamam mı? Böyle bir intihar. Zahiri şeriatta tavizsiz. En zor durumlarda sarıkla dolaşan insan. Tamam mı? Sarıkları uçar ama da rüzgardıktan böyle bir insan. Şimdi rehbersiz olmuyor. Sebebi şu. Sen külliyatı biliyorsun. Külliyatı mihenk yap sonra ahirette sorarım sana. O mesuliyeti yüklüyor. Külliyatı. Ben zahir şeriatı biliyorum. Sen de külliyatı biliyorsun. Külliyata göre bu nedir? Dedim ki şu şudur, şu da şudur, şurada hata var. Bu hududu aşıyor. Şey gibi, Hasan-ı Basri ile Habibi Acem gibi oluyor. Böyle bir şey talep etsem ne olur diyor. Yaşlıyım diyor, o vaaza gidemiyor. Zaten yürüyerek gitse, anladın mı? Böyle tuhaf ya. Evet, kullanabiliyor musun? Kullanamazsın. Ya kullanmaman lazım. Cismaniyetin bir mertebesi itibariyle orada oluyorsun bir mertebesi. Ve düşünüyor ve yine orada imiş gibi tefekkür ediyorsun orada. Bak Çeşme Karus'un oraya gidiyorum. Onun söylediklerini, benim söylediklerimi aynı yaşıyorum. Aynı andaymış gibi yaşıyorum. Oradaymış gibi tefekkür ederek burnuna mal buluyor. Abi ruhun haneti yuvası ya bu. Ben duygularımla neredeyse ama o anda hanem ve yuvam orası. Öyle evet, mi? O. Bu elbise... Hem işte namazda bazen oluyor ya böyle sanki Alman içinde kaportayı görüyor mu ya işte ön camın direkleri çerçeve öyle. Ben bir yerden kesinlikle bir yerden bakıyorum ya. Önde böyle delikleri görüyorsun. Böyle. Üstad Hazretleri diyor abi bu şeyden çıktım diyor yıldızlara şey yaptım diyor. İşte. Hanime yuvama. Onlar çok acayip ya onlar gitmiş. Büyük zatlar bedeni nasıl götürüyorlarmış abi ya. Nur'a işte. Taşımışlar yani. Biz daha bir kilo şekeri taşıyoruz elimizde de. Daha böyle şimdi takke, namaz kılmak için cebimize takke koymuyoruz. Bedeni nasıl taşıyacağız?
namaz kılma, hani İmam Şafii kafası açık sokakta dolaşan nikahta, mahkemede şahitini kabul etmiyor. Ya bedeni nasıl taşımış diyor, mesela daha takkiyi, namaz kılarken cebimizde takkiyi taşımıyor. Bedeni taşıyacaksın. Bu cebinde takmayanlar. Yani orada imiş gibi hissederken adam buna çekiniyor biliyor musun? Tenezzül etmiyor ya. Derste takkiyi takmayı bile utanıyor. Ders yapıyor. Sünnet-i seneyi ders yapıyor, kafasına takki yok. Yani niye utanıyorsun? Kafana koysan derste. Bilinçli yapıyor desen şimdi olmaz. Bizim meselemiz değil de ben kendimi söylüyorum. Hemen burada duruyor, elini koysun. Hani koysan olmaz mı? Bu biliyorsun, bunu kim men ettiği belli. Evet. Ama aksiyon niye değiliz de? Niye, ne olmuş bize ya bu? Yani biz hep ilim mi? Hani kudret yok mu? Yani eziliyoruz, büzülüyoruz, dozer gibi çiğniyorlar. Bir şey yok mu? Kabul yok. İlim, ilim, gel ders dinle, git de. Yani hakkını aramak yok, bir düşünün. Yani menfaat silah çekmemektir. Hakkını aramamak değil ki ya ustad. Ustadım hayatına bak, Resulullah'a bak. Bak 50 bin kişiye Ayasofya camisini nutuk atan, Ruslara karşı çoğu talebesini telef eden, Rusya'ya 3 sene esir düşen, İngiliz işgali 1918'de İngiliz işgaline karşı otomatik sitesiyle avamı yanına alan bir ustadın talebesiyiz. Mecliste birisine parmağımı senin gözüne sokarım. Kainatta büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır. Namazı kılmayan haindir, hain hükmü mevduttur deyip şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım deyip millet meclisinde öteki mebus aman efendim gündüz itiraz ediyorsun, gece buharlaşacaksın çekiyor ona. Yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değildir diyen ustadın talebesi değil miyiz ya? Ne olmuş bu minti, pinti olmuşuz? Dünya yanar, Allah'a küfrederler, ses yok. Hakkını çiğneyler, bir şey yok. Bunlar müsbet hareket mi? Müsbet hareket bu değildir. Ne Resulullah'ta var, ne ustadda var, ne dinde vardır. Müsbet hareket böyle değildir. Elinden her şeyini alıyorlar namusundan. Peki araba çalındığı zaman müsbet hareket değil midir? Otursana yerine. Niye karakola başvuruyorsun? Niye kaç yere başvuruyorsun? Her araban çalındı. Peki arabana makas yaptığı zaman kavga etmiyor musun çıkınca? Hani müsbet hareketti? Niye kavga ediyorsun? Din gelince müsbet hareket. Yani karıma baktın. Makas yaptın arabada, çıkıp kavga. Arabanızda sopa taşıyorsunuz. Taşıyanlara söylüyorum. Bana böyle baktı diyor. Tamam. İş yerinde hani müsbet hareket, işe geçmek için adam koyuyorsun. Mücadele ediyorsun. Hani müsbet hareketti? Menfaatına gelince şartlarına, kurallarına, şeriatına, fıtratına yapılması gereken ve onun anladığı lisanla konuşan sensin. Onun anladığı lisanla öyle konuşurken davan geldiği zaman susmak müsbet hareket değildir. Değildir müsbet hareket. Müsbet hareket demek şeriatın sana mubah kıldığı sahadır. O da nedir? Dahilde ciddi şey yoktur. Manevi cihat vardır. Silah, vurup, kırmak, dökmek yoktur. Dahilde. Ama hariçte savaşmak vardır. Dahilde bu yoktur. Ama hakkını almak lazım. Nasıl yapacaksın? Araban çalındığı kadar. Sana yapıldan zulümde, hakarette verdiğin tepki kadar tepki ver. Allah'ına, peygamberine küfür edenlere, dinine hücum edenlere veya nasıl ki menfaatın icabı seni makama geçiren müdüre bir muhabbet ettiğin kadar senin davanı müdafaa edenlerin arkasında dur. Yapamıyorsan duranların arkasında dur bari. Bari onların yanında olma ya. Tenkit ederken birilerini böyle şey yapmak adına bak, tenkit veya takdirin yaparken bilmeden kimin yanına durduğuna bak. Bilmeden. Değildir yani. Biz mesela sığmışız istinaya. Dershaneler mi varmış, davalar mı gidiyormuş, şey yapmıyoruz. İstina istememek değil ki. İsteyen nasıl isteyecek, veren nasıl vereceğini ilmidir. İki tarafa bakıyor, bir çan tek tarafı değil ki. Niçin? Cimriliğimizi, pintiliğimizi
şeye sarmışız, istina lafına sarmışız. Ne dinde böyledir, ne Allah Resulü'ndedir. Camide bu orduyu kim donatacak diyor. Öyle mi değil mi? Bunu kim doyuracak diyor, bunu kim giydirecek diye peygamberin ümmetiyiz. Üstad Hazretleri bir yerde çalışırken buldu. Doğu'da cephede talebe, dershanesi silahla doluydu. Sonra Ruslara karşı savaştılar değil mi onlar? Talebelerine çorba geliyordu, kendisi de şey yapıyordu. Kardeşinin gelin işte gönderiyordu vesaire. Yani laka, böyle pintiliğin adı istina mıdır? Peki istina nasıl istina? Senelerden beri gelirsin, tuvalet suyunu kullanırsın, kağıdını kullanırsın, çayını içersin, ışığın altında dersin şey yaparsın, oturursun, istifade edersin, vermemek istinaymış. Tamam işte, o zaman hayatında da istina et. O zaman kullanma bunları. Evet. He? Başkasının getirdiği çay içiyorsun, bir de sen getir. Yani niye bunları arada da söylüyorum? Yani tabirler oturmamış, papağan gibi ezberlemişiz. İstina yanlış, müsbet hareket etmiş. Ne demek? Sus. Peki araban tanınsız zaman susuyor musun? Devlete makamına geçmek için imtihanı kazandın. Kaç tane adam koyuyorsun? Ha, ne diyorsun? Onlar o lisanla anlıyor diyorsan o lisanla konuşmak odur müsbet hareket. Müsbet hareket silah almak değil. Adam haksızlık yapıyor, peygamberine hakaret ediyorsan de kabul edeceksin. Tabirler biz niçin anlatıyorum? Ne olmuş kafamıza bir atalet betalet sarmışlar bize. Hiçbir Kur'an'ımızı unutturdular bize. Dershanelerde laikalar yerine hatıralar nakledilmiş. Senelerce laik okunması gerekirken hatıralarla şey hususi ve kişiye has olan konuşmalar umumi bir şeymiş gibi senelerce dershaneler işgal edilmiş. Böyle dediğim zaman birilerine gönderme yapıyor diyor. Hayır, dershanelerde imani ders olurdu, 3 tane ders olurdu. Laik olurdu, sonra mudafa okunurdu. Abilerin tarihçi hayatında müdafaa olurdu. 1980'lerde böyleydi. Böyle geliyordu Ustad Samad. Ondan sonra toplamalar yapılırdı, müzakereler yapılırdı. Nurcu Tatgeli tespihatıyla taşırdı çantasında. Birisine verecek kitap olurdu, çantası olurdu. Not alacak kalem kağıdı olurdu, kendi okuyacak insanı olurdu. Ne acayip bir pintileştik yani. Böyle acayip bir hal almış ya. Ondan sonra bunun belasını da çekiyoruz. Ya kanımızdan, ya çocuğumuzdan, ya iş yerinden, ya psikolojimizden bedelini ödüyoruz. 4 tane. Ya karından çekeceksin, ya çocuğundan çekeceksin, ya iş yerinden ya da kendi psikolojinden. Çünkü doğru yer, adetullah yok. Fıtratla çalışmıyor. Dördü olursa azami mertebede mi şey olur? Dördü de bizden olursa. Ya, yani orada imiş gibi hissederken aynı zamanda da düşünüp tefekkür edebiliyorsun. Bak buradayken orayı, 10 sene önce. Bak zaman var mı? Zaman yok. Mekan var mı? Yok. Buradayken oradayım. O da buradadır. Ama hep atomu istiyoruz işte abi, o bizi kandırıyor. Kandırıyor maalesef. Evet. Hep bedensel evet. Şey, hep ceset. Abi şunu becerebilir misiniz? Ben bunun eksikliğini yaşıyorum. Tamam orada hayal ediyorum kendimi. Tamam. Ama hayal gittiğin zaman evet. Bütün duyguların da aklın da orada. Oradaymış gibi. Tamam. Hayal zannetme. Hayal götürdü bıraktı. De benim işim bu kadardı. Abi onu tefekkür de ediyorum. Evet. Düşünüyorum da. Ama, hissediyorum evet, da. Tepki evet. De veriyorum. Şundan emin olamıyorum. Kendimi tatmin etmek adına. Orada şunu deseydim. Şu karşılığı verseydim. Şu anda diyorsun zaten. Diyor muyum? Şu anda diyorsun zaten. Allah Allah. Diyorsun zaten. Şu anda demek de dedin zaten. Allah Allah. Yoksa demezdin, dememiş. Dedin ya. Allah Allah. Böyle çünkü o bir şey ahirette ama. Paket olarak vay çıkınca be. Bu dediklerin ona yükledin de orada hazırlamış gibi söylediklerin de söylenmiş gibi oluyor orada. Ve o paket öyle gözükecek sana. Şimdi cevap versem. Evet. Verilmiş oluyor. İki sefer hayatımda evet. Öyle bir şey geçti. Çok güzel bir şey oldu. Hatta verilmeden daha soru sorulmadan Kur'an'da cevaplar yok mu? Aa Kur'an'da cevap var. Risale da değil, soruya cevap vermek. O soru gelmeden cevaplar var. Sonra demiyor musun bir yere giderken, Allah Allah, pazar günü biz cuma dersinde okay. Ya bu böyle demişti ya. Veya sana, sen daha mesela, evde rastlamadığın bir şey, şimdi sana burada ortamda bir şey söyleniliyor. Gidiyorsun, bana
Allah onun ağzıyla söylemişti, bak evde böyle bir şey rastlayacaksın. Önceden uyarı yok mu? Tevafuk da bu mu oluyor? Evet. Ki tasavvufta, tarikatta, keramet, nurculukta tevafuk. Aynı. Buradan, bundandır ki peygamberler 7000 sene bizden önce oldukları halde onlara iman, iman imiş emin olmak olunuyor. Yani 7000 sene önce Adem Aleyhisselam yaşamış. Niye iman edeyim? İman olmak emin olmaktır. Yani niye o zaman ve mekan, mekanda belki de değişmemiştir. Adem Aleyhisselam nerede vazife yaptıysa ben de oradayım. Ama üst üste bindirilmiş. O bütün yaşayan insanlar, mekan aynı. Zaman da neymiş? İzafidir zaten. Zaman böyle gitmiyor ki uzaklaşsın diyor. Hutbe-i Şamiye'de. Şöyle bir gitmiyor. Evet. Böyle helezonik yay gibi zaman gidiyor. O zaman şu helezonik yayı düşünür müsünüz? Böyle 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 100 sene geçir. Birleştir abi yayın. Bastı. Aynı yerdesin. Bak Adem Aleyhisselam yayın başına koyar mısın abi gafur? Koyar bir kalemin içindeki yay gibi. Rahmet-i Söyler gibi. Kalemi yayı düşünelim, genel kelime olur. Abi gel 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 gel. 7000 sene geçti. Buradayız. Birleştir abi. Berabersin. Zaman diyor, haddi mustakim üzerine gitmiyor ki her şey birbirinden uzaklaşsın diyor. Birbirine yaklaşıyor zaten. İşte ne diyor, peygamberler 7000 sene bizden önce oldukları halde onlara iman oluyor. Zamanımızda ve mekanımızda olmadığı halde var imiş gibi onlara iman istiyor, isteniliyor. Sanki şu anda yaşıyormuş gibi iman isteniyor bizden. Mahiyeti hayatın bu işte. Anlıyor musun Osman? Sanki senin peygamberinmiş gibi iman edilmeni isteniyor. İsteniyor. O zaman insanlığa tahayyül ve tasavvur sistemi verilerek hem mekanı hem de zamanı aşıyor. Orada imiş gibi sorumlulukları imani ahkamlarla mesul oluyor. Adem Aleyhisselam iman etmek, getirdiği ahkamları da kabul ediyoruz. Bunu nasıl Allah senden istiyor? İsteyebilmesi için sana tahayyül ve tasavvur vermiş. Eğer insanda mekansızlık ve zamansızlık sistemi olmamış olsaydı, iman et denmezdi, denilemezdi. Mazi ve mustakbel, kalbin ve ruhun dereceyi hayatlarıdır. Dimağda kalbin makisi efkar yönüyle kalbin vicdan ve dima ayağıdırlar. Yani kalbin bir ayağı dimadır, bir ayağı vicdandır malum. Dima kalbin bir ayağıdır. Ahirete iman, peygamberlere iman, Allah'a iman Celle Celaluhu. Bunlar hem zaman hazırdalar hem mazi ve müstakbeldedirler. İman ederek şuurlu veya şuursuz orada imiş gibi ahkama, teklife tabi tutuluyorsun iman. Demek iman kalbi, itikat dima olduğundan, demek iman kalbi, itikat dima olduğundan mazi ve müstakbel, dünya ve ahiret, ruh ve kalp için zamanı hazır gibi. Dimağla araları lehimize veya aleyhimize iksirleyip mayalıyoruz. Kalbi de maye ile mayalıyoruz. İksir ebedi alemimizi mayalıyor. İksir maye ezeli alemimizi mayalıyor. Allah Allah. Ezeli mi? Evet. Evet ezel. Devam edeyim, çok garip. Devamında Risale'den şöyle diyor. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Ayeti dinlerken işitmesi gerekmiyor mu? Bak, anlıyor musunuz bak? Gördü. Orayı gördü. Birden Kur'an'ın lisanından bunu dinlerken dediği yeri gördü. Tamam mı? Aslında cümle akıcılığında ayeti dinlerken anladı olması gerekirken, ayeti anlatırken anladı denmesi gerekirken gördü diyor.
Bu ayet kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki, bir sadece geçiyor bu cümle, bir de okuyorum. Bu ayet kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki, devam ediyor, diyor. Müşahede etti ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek, müşahede etti diyor. Bak, diğer mahluklarda zevk etmek hazır zamanda oluyor. Mesela sığır, otu yiyince zevk alır, bitti. Mazisi müstakbeli yok. İnsan Allah ile, ahiret ile, bana ile zevklenebiliyor. Bu zevklenmekle dünyanın bütün sıkıntılarını örtüyor, mayalayıp iksirliyor. Anlamlandırarak iksirliyor sıkıntıları. Hissederek, mahsederek, mayalanarak o oluyor, orada oluyor. Miracın sırrı bu. Maşallah. Ya, hissederek, mahsederek, mayalanarak o oluyor, orada oluyor. Miraç oluyor. İksirleyerek zevk ediyorsun, mayalayarak o oluyorsun, orada oluyorsun. Bu alem, yani alem-i şehadet, inan bu noktadaki vazifesi itibariyle çok ama çok garip bir memlekettir. Ya. Peki, ikindiye ne kadar var? Akşam öğle namazının bir saat kaldı mı? Bir saat var. Açık da okusun. Bir tane oku. Bir tane daha gidersin. Hadi. Yani bu birinci tekmin ve kudret konuştuğumuz için bu artık kolay yaptı. Biraz şey, tefekkür olur. He, hadi bakalım. Tefekkür olursa 633'e, biraz 633'e girersek tam ne kadar olacak biliyor musun? Bak 633'ü göstereyim. Bak burada bu metin. Tamam, şuraya kadar metin. Üşenmeden yazmışım. Risale-i Nur'u okumak, yazmak, dinlemek diyorum, yazdık. Bak bu metinin izahına bak. Tarih, şuradan tasavvur anlatıyor direkt ya. Evet bak, direkt anlatıyor. Buradan, bismillah, buradan çıkan ahkamlar, şunlar, bir derste bitirsek. Şunlar, şunlar, üç ders. Şunlar, şuraya kadar. Hadi devam edelim. Okuyalım. Şimdi burayı okumayacağız. Tamam. Burayı okumayacağız. Şuradayız, bunu okuyacağız buraya kadar. Yok, ama yok. Örnek istiyoruz yani şey, örnek. Varsa kader, vardır abi inşallah, sizde vardır ya. Sözler 531, veren verirse, evet. Vermeyen mağdur neylesin Mahmut. Ya verir abi, öyle deme ya. Tamam. Allah ganidir. Allah verir abi ya. Sual, sual diyorum, sözler 531, kafa gitmiş. Şu dünyanın sekeratını, Allah Allah. Ayat-ı Kur'an'ın işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen, anlamak istersen değil. Görmek istiyorsan anlamak, yani diyor. Anlamak olması lazım. Tabii canım, şey, bana göre. Allah aşkına şey şu cümleye bak bak. Biraz önce dedik ya, birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördüm. Aslında akıcılık şu olacaktı. Aslında cümle akıcılığında ayeti dinlerken anladı olması gerekirken gördü diyor. Çok tuhaf. 26. sözde de şey, Lema'da şöyle diyor. Ermenilerin diyor Van Kalesi'ne baktığım zaman diyor, işgalindeki o tahribatta yakıp yıkması gözümle değil kulağımla görüyordum. Kulağımla değil gözümle işitiyordum feryatlarını diyor. Gözle işitmek, kulakla görmeyi söylüyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor, vücudunun altı cephesiyle de görür. Ayşe validemiz diyor, yarın sonra şey arkamdan da görürüm diyor. Buna rüya delildir. Rüyada bir yön yoktur. Her tarafında görüyorsun, gidiyorsun. Sağdan mı uçtun, gittin o alemin? Sağdan mı çıktın, soldan mı? Sağdan eğer şey yaparsan dedi, iyi. Soldan olursa dedi, tükürün diyor. Ne acayip bir alemdeyiz ya. Bu alem, bu alem çok antikadır ama mumda yanıyor bak. Zıtları yaşatayım. El ulviden el süfliye geçelim ki şey olsun, şok ol. Bak. Şu ya Risale-i Nur sehli mümteni çok kolaydır. Neyin nesidir ya bu böyle dediğin zaman mümteni. Bak şimdi şu cümleye bak, tespit tane. Şu dünyanın sekeratını ayat-ı Kur'an'ın işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen, ya dünya sanki insanmış gibi sekerata girecek, ölüm düşeceğine düşecek. Bak şu kainatın etsaları
dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış. Hafi, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki, diye devam ediyor. Bana lazım olan yerleri aldım. Tahayyül, şimdi tam bitti. Tahayyül, şu kainatın etsalarını dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlamış. Tahayyülün vazifesi o. Şu kainatın etsalarını dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlamış. Başka? Hafi, nazik, latif bir rabıta ile tutunmuş. Bunu tahayyül yapıyor. Eşyaları birbirine, hadiseleri birbirine bağlayan tahayyül, bağlayan da çözer de. Birbirine bağlayan, çözen tahayyüldür. Bir şey bağlıyorsa aynı yolda da çözüyordur. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Demek ki bu kainatın insan gibi düşün, şu dünyanın sekeratını, Kur'an işte dağlar uçacak, denizler yanacak, şöyle şöyle diyor ya, ondan yıldızlar çarpacak, kırılcımla çıkararak denizler yanacak. Yani onu anlatırken böyle tahayyül et, seyret diyor. Yani aslında bir yöntemi şey yapıyor. Hani, yöntem anlatıyor. Yani demek ki o bu tarz şeyleri yani ya da cüziyetten külliyet kesbetmenin yöntemi tahayyül yani. Evet. O işte intizamı, nizamı görmek. Yani cüzi bir hadiseden seni küllileştiriyor. O hadiseyi pencere. Zaten Mektubat 17 miydi? 37. Vahdetil şey, tasavvufçulara, enfus şeye gidenlere ne diyor? Vedud ismiyle mevcudatın pencereleriyle vacil vücuda bakıyorlar diyor. Bak, mevcudatın pencereleriyle. Ustad da Kur'an'ı bir yöntemle diyor ki, Kur'an diyor bu dünyanın sekiratını anlatırken tahayyülünü kullan diyor böyle. Dağlar uçacak, dur. Dağları uçur hele. Denizler yanacak, bir hele yak bakalım. Yıldızlar birbirine çarparak bir çarptır bakalım. Kıvılcımlar çıkararak bir çıkart bakalım. Şimdi bak beraberiz. Allah, yıldızlar birbirine çarpmış. Şuraya bak ya, sanki kaynak atölyesinde kaynak yapıyor bir usta. Gözün görmüyor. Adamın yaptığı aleti, kaynak, demiri kesinlikle gözükmez. O nur kapatmış kesifi. Ama kesiften çıkıyor nur. Çıkan nur kendisini yok etmiş. Kaynak yaparken kaynağa ne demiri görüyorsun ne aleti. Her tarafı sarmış. Güneşten nur geliyor, güneşi görmüyorsun. İşte semayı bak bakalım birbirine girmiş. Dağlar uçuyor görüyor musun? Denizde nasıl yanıyor? Aman ya Rabbi nasıl fokur fokur yanıyor? Bunu şeyde yapabilirsin. Taş fırınlar var ya, taş fırınlar. Öyle hani böyle kısa, böyle kısa çok sığ bir fırındır böyle. Yani bir metre yükseklikte. Bazen işte o kenarda ve ortada ateş yanıyor. Ve tuğlalar kıpkırmızı, sen kenardaymış gibi seyret bakalım. Böyle nasıl orada olmadığın halde azap çekiyorsun böyle, yanıyorsun böyle. Bazen de rüyada köpek ısırdığı zaman ayık alemde köpek ısırmış gibi. Geçen bir tanesi şey yapıyor. Rüyada bana bir tane çaktılar diyor, günah işlemiş herhalde. Onu bana oraya atlayarak demiyor ama. Bana bir çaktılar, öyle ağrıyla kalktım ki o gün öğlene kadar ağrıyordu diyor. Allah. Yani ben silmedim, WhatsApp'ta var. Silmemiz. Yalan demeyecek, bu mühendis adam. Tamam. Hani şey diyor ya, bu kalp hayal onun nunun abiden çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı diyor ya. Evet. Ben de hisseslerim, sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, hüccettir. Biz bu konularda onu sürüyoruz ama o da tatmin etmiyor. Yani akıl bir yerde duracak. Deli evet. Hüccetli yürüyor. Ya, ne delili ya? Bana şimdi o dediğiniz zaman hemen akılla gitmeye alışmışım yani. Şimdi bana delil hocam, oraya gittiğini i̇şte, delil yapıyor. Demek olacağını nereden biliyorsun? Şöyle midir? Böyle zaten mevzu berbat hiçbir şey alamadın yani. Hiçbir şey alamaz. O zaman bırak onu aklı orada, sen bir git bakalım. Bir bak bak neyin nesidir. Akıl sonra istiyorsa evet. Alsın. Bak Deli Hoca dedi ki, bana şöyle şöyle, zaten işte zahir-i şeriatı biliyor. Zaten zahir-i şeriatı biliyor yani. Ne olduğunu biliyor adam. İç alemdekilerle mesul değiliz. Ama bu neyin nesidir diyor. Ha bir dakika, koy kenara aklı. Bak bakalım keşifle. Akıl mıdır ya her şey? Yani aslında bir kullanmadığımız bir cihaz ne kadar. Ve hayal hayal demişiz. Yani kenara atmışız, evet. Kötü demişiz. Adem'den vücuda çıkaran böyle bir acayip bir sistem. Adem'in şeyleri vücuda çıkartıyor.
Adem'i vücuda çıkaran bir sistem. Aynı zamanda seni sağa sola taşıyor, götürüyor. Hapishanede secdeni Hacerül Esved'e yaptırıyor. Bir tuhaf yani. Buradayken orayı yaşatıyor. Bizzatihi yaşıyorsun biliyor musun? Büyük zatlar, bak bir şey söyleyeceğim bakayım ne olacak. Bakayım yapabilecek misin? Ben biraz denedim ama. Bak şimdi. Mesela bir hayal ediyoruz. Hayalsiz gidemiyoruz ya. Yasin ve herkes bir yeri hayal eder misiniz? Böyle ciddi bir toplantı, bir yeri, başka bir yeri. Edince bana tamam ettik deyin. Ettiniz mi? Bir yeri ya, bir sohbet, bir diğer memleketinizi gidin. Bir ders olur, bir balık tuttuğunuzu, ailenizle bir yemek yediğiniz bir yeri bu yapabilir misiniz? Gafur yaptın mı abi? Bir yeri hayal et abi. Lazım çünkü bana. Evet abi ettim şu an. Ali sen ettin mi Ali? Evet abi. Yasin sen? Ettim abi. Abi bir düğünü, bir yemek ettin mi abi? Evet abi. Harun ettik mi abi? Ettim. Doktor ettik mi abi? Okay ettin mi abi? Emre etti abi. Doktor? Öteki doktor? Osman ettin mi abi? Ha şimdi bana lazım. Olduğunuz yere gittiniz şu anda. İşte hiç açmayın. Bu bedeni de oraya taşıyabiliyorsunuz. Şimdi sır şurada. Bunu oraya diyorsun, bunu oraya götürüyorsun. Şimdi oradasınız cismen de. Buradan çıktınız. Nasıl bir sistem? Açmayın lütfen. Bak, hayal ettiğiniz yerdesiniz ya. Ruhen, aklen, hissen, fikrin hep oradasın. Bir cesediniz burada. Cesedinizi de orada kabul edin. Gittiniz mi? Oraya gitmeden önce içiniz, sizden önce gitti, sonra içiniz dışınızı da götürdü. Ve sizin oraya gitmenize sebep götüren sizi kimdir? Sizin gönderdiğiniz. İlk önce sizdekiler gidiyor, tahayyül ve tasavvurunuz gidiyor. Sonra cesedinizi de götürüyor. Şimdi orada cesedini de hayal edebilir misiniz acaba? Edebilen olur mu? Ben cesedini hayal et orada. Ali orada oturuyorsun. Eden elini kaldırsın. Cesen de orada ol. Orada bir kendini görmeye çalışabilir misin? Sırf o gittiğiniz yerde oradakileri görmeyin. Kendini bir hayal edebilecek misin bak oturduğunu? Ha, edebilseniz... şuradaki sır şuydu, devam edin de bu konuşmayı kesince açın diyeceğim. Bak, sen güya üstünü örtmüşsün, senin içinde olan tahayyül ve tasavvur ilk önce gidiyor, senden kopmuyor. Sonra o kadar kaliteli ki o tahayyül ve tasavvur seni götürüyor. Yani ne oluyor? İçim dışımda, dışım içimde oluyor. Şimdi açın. Bak, için dışına seni aşıyor, aynı zamanda gel diyor. Bana sebep oldu Muridin. Seni oraya götürüyor. Burada kimse kalmıyor, cesette kalmıyor. Hmm. Bir tuhaf bir şey ama anlasanız hayret edeceksiniz. Ben bu akşam anlayacağınızı inanıyorum buna. Bir çuva, bak, fihi mafi, içim dışımda, dişim içimde. Abi. Bunu yapabilirseniz kökteki çekirdekle meyvedeki çekirdeğin birbirine dönüşümünü anlarsın. Oradayken kendimi orada hissediyorum. Şey yapıyorum hani orada olduğumu şey yapıyorum. Gözümü açınca daha net orada olduğumu anladım. Bak görüyor musun? Böyle açtım gözümü olduğunu görünce. İlk önce sende olan gidiyor. Sonra sen hakimsin buna. O orada o kadar güçleniyor ki o sana hakim. O seni senin için, o seni içine alıyor. Ben içimdeyim. Sonra içimdekinin içine giriyorum. İçimdekinin içine giriyorum. Vallahi şimdi onu düşünüyordum. Vallahi şimdi onu düşünüyordum. Anladın mı? İçimdekinin içine içine giriyorum. Senin ismini de söyleyecek. İçimdekinin içine giriyorum. Beden gitti. İçimdekinin içine giriyorum. Allah. Hayal ile içimdekinin içine giriyorum. Giriyor. Meskenin orası. Hayal ile onu mu alıyor oraya? Aslan abi bunun için geçen gün düşünüyordum da. Şimdi mesela bu kuvve-i hafızamız yok mu? He. Kuvve-i hafızamızda bunların hepsi yazılı. Canlı ruhlu. Öyle bir flash. Şunu bir yazabilir miyim abi ondan sonra? Hayal ile içimdekinin
içine giriyorum. Yani işte bu hayal ile taşındığım yere bütün selliğim de gidiyor. Selliğimi müselliğimi de alıyor. Olsa virgül mümkün olsa olsa cesedimi de alabilse parantez aç o güçte olsa güçte olsa tahayyül ve tasavvurun tahayyül ve tasavvurun tasavvurun kapat parantezi işte miracın sırrı bu işte miracın sırrı bu netice noktalı virgül fihi mafi içim dışında virgül dışım içinde sırrı kabukal seyine de böyle gideceğiz işte demek evet, ama bizim herhalde hani demenize göre cesedimizi götüremeyeceğimiz için ceset belki bir yerlere kadar hissettirerek götüreceğiz cesedi ama evet. Onu arş, gerçi peygamberimiz de arşta bırakmış. Evet. Yani kalben ve ruhen evet. Böyle gidiyorsun ama alem-i şehadete dolaştırmış Geylaniler. Mesela Bursa'dan dört kapıdan çıkmış Ekmi Sonuncu Baba. Üstad Hazretleri hem hapishanede hem cumada hem falan yerde gözükebiliyor. Artık bu benim için hep de normal yani bu. Öyle bir anormal. Olmaması anormal. Kuantum fiziğine göre bir şeyin olması gereken her yerdedir. Bir şey bir yerde olması anormaldir ve mucizedir. Normal fizikte ise bir şey bir yerdedir. Bir şey birkaç yerde olursa anormaldir. Fizikte, kuantum fizik ters çalışıyor. Şimdi bir söyle. Hasan abi o söylemedi. Ben şey yapayım. Şimdi hep bize diyorsunuz ya Hasan abi. He. Gözünü kapat, hayal et. Şimdi ben size söyleyebilir miyim abi? He. Allah aşkına. Tamam söyle. Yazdınız mı? Yazdım. Gözünüzü kapatın. Kapattım. Hayal edin. Köyde Yusuf Hoca'nın arka taraftaki o tahta, sandalye, masa bir arada var ya Hasan abi. Parktaki şeyler gibi. Orada oturuyorsunuz. Ha o tepede. Evet abi. Yusuf Hocam karşınızda. Tamam. Ettiniz mi abi? Hayal ettiniz mi? Subhanallah abi. Kafam tümün kilitlendi ya. Şimdi abi... Esma-i Hüsna'yı bir sayar mısınız abi? Bunun zaten. Yani ya Cemil ya Allah. Ya Cemil ya Allah. Ya Kadir ya Allah. Yani Deli Hoca'nın karşısına iken değil mi? Evet, evet. Ya Cemil ya Allah. Ya Kadir ya Allah. Ya Mucib ya Allah. Ya Adem ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tamam. Evet tamam. Tamam. Şimdi açın abi. Böyle diyor. Şimdi abi. Siz tahayyülünüzle birlikte... Çok etkilendi ya. Evet. Kafam şey, buraya gelmesi zorlanıyor şimdi. Niye öyle? Çünkü abi neden biliyor musunuz? Siz sadece tahayyülünüzle gitmediniz oraya. O ya Esma-i Hüsna'yı sayarken o zaman hafızanızı da götürdünüz oraya. İkiniz birden oradaydınız, geri gelişiniz zor oldu. Sadece tahayyülle gidiyordunuz. İşte dedim ya bak şu an, şey dedim ya şu anda bak yerine kendisi geri geliyor. Gelmek zor oldu. Hafızayı da mı götürdün? Hafızayı da götürdün. Hafıza götürmesen yani. O hafıza götürmesen onları o şeyini kim hatırlayacak? Tabii. Doğru. Ben mesela şu hanesi yuvası değil mi abi bu? Mesela beden gitti. Hafızam gitti mi? Yok. Yani hayal ettin. Beden gitti öldü mesela. Beden gitti. Ben mi öldüm vefat etti. Peki hafızam öldü mü vefat etti mi? Yok öyle bir şey. Canlı, ruhlu, hepsi duruyor. Çok acayip abi ya, sayıyorsunuz ya, düşünün. Ya Cemil, ya Allah, ya Garip, ya Allah, ya Mucib, İlk defa Allah. Şey, arabada fark ettim. Nereden geliyor abi ya, nereden geliyor? Hafızayı, dedim Allah Allah, ya bildiğin melek, ya canlıymış, ruh. Ben sana öyle flash disk gibi bir şey hatırlıyorum. Nereye hatırlıyorsun sen onu öyle? Canlı, ruhlu, hepsi duruyor içinde. Hepsi duruyor. Melek çünkü yani. Melekelerimiz, valiklerimiz ya.
Malikelerimiz, melek oradan geliyor. Malik olduklarımız, malikelerimiz, malikanemiz, hepimize malikane derler. Melekelerimiz, kabiliyetlerimiz, istidatlarımız. Evet. Mesela haya donmuş melektir ya. Vücud alıcısı var. Mahluktur, haya mahluktur. Vücud alıcısı var. Kuvalar. Kuva. Zaten kuva değil mi? Kuva yatlıyor, kuvayı şeyle gadabiye. Kuvvettir, enerjidir. Ama depolanmış yok yani. Neyle biz de tefekkür veya tahayyülle veya tasavvurla yapıyoruz? Sporda veya halk anlayışında konsantre. Konsantre ol. Acayip oluyorsun yani. Böyle. Şey, doğu da meditasyon. Biz de konsantre, şey, tefekkür veya tahayyül ve tasavvur. Üçü. Tefekkür ikincisini de cem eder. Tefekkür de akılda var, hayalde var, tasavvurda var vesaire duygular da var. Sporda ise konsantre, doğuda meditasyon. Yani çeşitli şekillerde almış. Ondan sonra peki ne yapıyorsun? Nereden çıkıyor o güç? O güç neredeydi bu çıkan güç? İman da orada işte. İman da tefekkür. Nasıl çıkartıyorsun? Şöyle çıkartıyorsun. Tefekkürle iman nasıl aktif oluyor? Doktor Zafer, benimle söylediğim benimle geleceksin. Abi ben şimdi 5 litre bir tencerem var, süt. 1 litre süt koydum. Ocağa koydum 1 litre, ben görüyorum, sen görüyorum, sen buradasın. Ben gaz verdim, süt ısın taşar değil mi abi yukarı? Tam taşma anında ocağı öyle yaptım ki inmesin, taşmasın. Bağır bak gel Zafer, gittin abi. Tencerede ne kadar süt var abi, seni ilk gördün? Beş. Dolu değil mi? 5 litre. Dolu ya. Evet. Sen içi boş, dibi boştur diyebilir misin? Yok, var, rahatlıktır. O abi bayağı yetecek. Bir saat sonra gel bakayım altını söndürürüm, dibi inmiş. O peki o gerçek mi? Gerçektir. Şimdi nedir? Konsantre veya tefekkürle, imani böyle derslerle bir kuvve güç, bir fiil, bir kuvve iman enerjisi. İman hem enerjidir, güçtür. Kuvvettir, hem nurdur. Hem nurdur hem kuvvettir. Tefekkürle, yani tefekkür neyi tasavvur ediyor? Tahayyül ve tasavvuru. Mekanı ve zamanı. Şekli ve düşünceyi, tahayyül tasavvuru. Aktif edince bir kuvve, iman olan bir litre sütü, 5 litre süt yapıyor. Ama sen 5 litreye şahitsin. Peki, o ocağı o oranda tutsan süt inmez hiç aşağıya. Tefekkür ne kadar şey yaparsan o kadar duruyor. Hasan abi bu şeyle, bu sırrı hayatla böyle melekleri kullanarak yaptığımız bir hayat sistemi var. Bir de mesela bir düşünüyoruz ediyoruz, hiç olmayanlar var. Daha acayip yani. Bu melekler dünya. Meleklere iman yani kendinden emin olma. Bunların bununla yaptıkları her şey melaike, melekedir. Malikeleriniz, maliklerinizdir. Ben haçta şey fark ettim. Peygamberlere iman zaten mahiyeti diyor hayatın. Mesela orada Ravza'dan çıktım. O cennet bahçesinde böyle bir kenara durdum, baktım. Resulullah mesela, hepsi orada ders yapıyor, Ashab-ı Suffa. Subhanallah. Orada mesela o daha çok esma boyutlu bir evet. Şeye geçiyor, mahiyetine hayatın. O peygamberlere iman orada daha şey oluyor. Allah. Bu işte melek de değil. Mesela peygamberi devreden çıkarmak şöyle benziyor. 500 bin voltluk ceyranı, keban enerjisini evine bağlamak. Yani duman olur. Kafir mümin iman etse de etmese de zaten onun hayatı hayatımızı sanki mahalle trafosu gibi oluyor. Onun çünkü hay sıfattır, direkt tecellisi yanarsın. Muhyi esmasına dönüyor, sonra mecude, nur-u Muhammedi'de indirgeniyor, evimizi kullanacak hale geliyor. Direkt tecelli etse olmuyor. Allah mesela ağacı kullanmayıp elmayı yaratan esmayı tecelli ettirse kainat acayip olur ya. Ağacı kullanmadan şimşekler falan o çatışmalar bir seyretsin ya. Çok 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 sebepsiz ortalık karışır ya. Onun için bu yaratılışımızın kıymetini bilmek lazım. Alem-i şehadetin kıymetini bilmek lazım. Cismaniyetimizin, cesedimizin ve cesedimizin, bedenimizin, bedeni misalimizin kısacası şu hayatın kıymetini bilip de çöplükte harcamamak gerekiyor. O kadar. Bir şey söyleyeyim mi? Aletim ama. Ne olur haletime ver. Bu dersleri dinlemeyecektin.
cennette olacaktır istemem. Vallahi istemem. Şu anda haletimi söylüyorum. Şu şimdiye kadar bu dima hakkında gidersen hiçbirisine malik olmayacaktın. Adem Aleyhisselam'da cennete yaratıldın, cennete kalacaktın. Allah'ın zaten öyle yapmış ama istemez. Allah ne yaptı o doğrudur ya. Bu doğrudur onu değil de bir de şuurla söylüyorum. Böyle istemem. Ben bunları duymadan, bunlarla meşgul olmadan istemezdi. Ezeli ve ebedi öyle yaşamak istemezdi. İstemem. Bedensiz, cismanisiz, cennette var iken var olmayı istemem. İstememişsiniz ki buradasınız. Evet. Anlamayacaktık ki abi öyle bir sistem yok. Anlamıyorum. Ama şu anda şuurla ikisini de biliyorum. Bedensiz oradaki cismaniyet ve cesetsiz cismaniyet. Cennette cismaniyet var. Beden, ceset yok. Ceset burada kazanılıyor. Ceset de cismani. İstemem. Ben bu derslersiz orada olma. Oradayken orada devam etmeyi de istemem. Gerçi merkez efendi bu. Allah ne yapmışsa doğrudur. Şuurunda bu böyle olması lazım. Rüştü abinin cümlesiyle bitiriyorum. Lazımdır ki öyle olsun. En büyük sıkıntıları öyle der. Abi dedim delikanlı dershanede araba yıkarken heves etmiş. Bir volta atayım şey vurmuş bir yere. Bir bak dedim ben mahvedecek şey kızacak bize falan. Fakirlik denemeyeceğim. Üzülme. Lazımdır ki öyle olsun. Allah. Aynı cümleye bak. Arabayı bulmuş. Senin çok kazanıp kaybetmeyin gibi. Türkiye'de birkaç kişi araba var. Tamam? Yani dershanelerde birkaç kişi. Ben 1980'lerde dershanelerde çamaşır makinesi yok, onlar şey yapardık. İlk Türkiye'de çamaşır makinesi alınan Zonguldak dershanesidir. Türkiye'de duyulduğu zaman oradaki vakıflar ne kadar tembelleşecek ya, yıkama yoksa ne olacak? Allah'ım. İlk evet. Defa Zonguldak'ta alınmıştı. Zonguldak, vay be. Orada duyduk. Dershane çamaşır nasıl işiyor, nasıl çıkıyor falan. Tembelleştirme aleti de ondan sonra. Şimdi bunları gören bir insanım sana Allah Allah. Ve temiz şafir sağ evet. Şu şeyde... O zaman arabayı düşünün. Ha. O şunu da hep burası var ya, Lemalar 271. He, şey 271 Lemalar. Diyor hani buraya da okuyor. Yatsı namazında o halime. Şimdi diyor ki gördüm ki diyor, yani okumak lazım. Okur musun abi? Her ders okusak gideri var böyle. Oku abim de kesin. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Yatsı namazında o aleme girdim. Yatsı namazı ile değil. Ha, az önce fark ettiysek hepimiz gözlerimizi kapattık. Evet. Üstad da gece aleminde giriyor ama gözünü kapatmadan. Yani o gece aleminde giriyor. Hmm. Gece alemiyle bizim az önce fıtri olarak yaptığımız gözümüzü kapatmak aslında bir demek ki bir kesretten soyutlanmak gerekiyor. Hmm. İrtibatlılarımızı kesmemiz gerekiyor baktıktan ki hayal az önce Fikret abiyle de konuştuk. Bizi çok tutan şeyler var. Ayağımızdan tutan, uçurmayan. Yani dedi ya akıl benim şeyim yoktur, uçamam ben. Hmm. Aslında tutuyor bizi devamlı. Akıl, hissiyat, nefis neyse belki. Gece aleminde üstad giriyor. Gece her zaman hani böyle daha enfüse yakın olduğumuz zamanlar herhalde. Karanlık. Yani hani bunu şunu diyorum. Aklınız, hani burada bir kanuniyet var. Sıradan laflar değil yani. Hani. Öyle de hani fark ediyoruz. Gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Hayalin fevkalade inbisatından. Fevkalade inbisatından ve mahiyet insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Ne kadar çıkmış. Zihayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyeti manevi Muhammediye aleyhissalatü vesselam hayalen müşahede ettim. Hayalin şeyine vardığı yere baksana. Tek şahsiyeti manevi Muhammediye. Ne demek biliyor musun? Hakikatla şahsi şeyin hakikat üç tane maddi şey. Maddi ile manevinin maddi ve manevi hayat Muhammediye'nin şahsiyeti manevi Muhammediye şeceri hilkat ya. Ya düşün şimdi hayal dediğimiz şeye baksana. Hani akıl ne diyoruz? Lef-i mahfuz'a kadar hani dima vardı yani şeye kadar gider. Bu uçtu gitti hiç tutan yok yani. Şahsiyeti manevi. Bütününü gördü.
Şahsiyeti manevi şeceri dikkat için aldı. Ama bir şey söyleyeceğim. Gelen Hazretleri o barlada ne kadar heyecanla şey yapıyordu. Üstad ne kadar sade anlatıyor değil mi? Bir coşkunluk ve şey, ve dikkat edeceğiz. Şey Miraç'ta Resulullah'ın mukaddemesinde namaz olmuş. İki rekat halası mı teyzesinin evinde kılıyor. O gece oluyor ya Miraç. Gece oluyor abi. Gece yolcu. Gece yolcu. Silahla bekliyor gece. Bir adam diyor. Şu teyze halası. Silahla bekliyor. Halası. Halası. Bıçakla mı bekliyordu? Şeyle bekliyor. Bir adam diyor yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzu içimde coşar buldum. Allah Allah. Yani hayale baksana ya, şahsiyet-i manevi Muhammediye'yi müşahede ettiriyor sana. Acayip bir şey ya. Çok dehşet. Yani hani şey, hedef ta neresi, hayali şeyi, vurduğu yer. Şey diyor ya. Şimdi ne demek şahsiyet-i manevi Muhammed'i müşahede ediyorsun. Şu lafa baksana. Osman'ım yani, müşahede geçiyor mu? Müşahede diyor yani, müşahede ettim. Şimdi Harun deyince biraz bir şeyler açıldı bende de sanki. Şimdi gece alemi diyor yani, gece yürüyüşü diyor. Hani enfüze dönüş diye. Ne kadar gariptir değil mi? Mesela şöyle bir beynini düşün. Hasan abi, beyninizi bir düşünün. İçi karanlık. Kapkaranlık abi ya. Bütün renkler, bütün lezzetler, bir, her şeyin ışıklar, her şey orada. Her şey karanlıkta. Fakat karanlıkta. Aksın işte. Doktorlar diyor ki bunun ehli, tamir doktoru değil. Bunun öteki tarafına, burayı delsek diyor, ışık gitse hiçbir şey göremez. Allah! Karanlık olması lazım. Gece olması. Gece olması lazım. Başkalarını görsün. Adem. Adem'den vücuda çıkacak. Adem vücudu ilmeğe ferdi olmuş bulman ya. Hep onun üzerine. Vücut geçmiş, kafada bir şey yok, sipsiyah. Adem. Mesela aynada kendini göreceksin. Ayağını sabit olmuş. Cam ayna olması için. Cama bak, karşıyı görürsün. Arkasına ince bir satı. Böyle yap. Adem sür. Vücut kazanıyor ayna. Vücutla vücutla kendini seyrediyorsun. Sen vücut ayna oluyor. Cam ayna oluyor. Adem'le. Kesif. En kesif de en cam. Ruha beden onun için verilmiş. Bak şimdi. Cama baktın, karşıyı seyrediyorsun. Arkayı boyadın. Aynı yere bakıyorsun. Aynı şeye. Kendini seyrediyorsun burayı. Bak orayı seyrederken burayı seyrediyor. Orkayı. Böyle seyrettiğin yerde böyle. Bir numara yapıyorsun orada. Siyah bir boya atıyorsun. Orayı yerine burayı seriyor. Ama gelen yere bakıyorsun. Gelen yere bakıyorsun. Dikiz aynası. Yola bakıyorsun. Dikiz aynası arkaya seyrediyorsun. Elhamdülillah. Her şeyimiz, her halimiz mucize de biz farkında değiliz. Sürekli yaşadığımızdan dolayı herhalde ki. Allah Allah. Aynaya baktığın zaman kendimi seyrediyorum. Mesela Gafur Ali'ye baktığım zaman ben kendimden de bir şey görüyorum değil mi abi orada? Yani orada da aslında kendimi görüyorum. İnsan, insansız insanlaşamaz. İnsan insanı aynadır. Allah Resulü, Allah Resulü ben aynayım, herkes kendisini bende görür. Şimdi de öyle, sünnet oku, kendini seyredersin. Hadi. Onda olan sen. Ya ilgimi çekmemiştim. İlgini çeken sensin. Onda olan ben diyorsun. Kendini orada seyrediyorsun. Doğrularını, yanlışlarını kıyas edip, ha yanlış yaptım, ya doğru yaptım. Ben buyum, oraya bakarak. Olmasa sen kimsin, neredesin, ne yapman lazım bilemezsin. Olmasa kendini anlamlandıramaz. Orası. Ben kimim, neredeyim? Neciyim? Nereye gidiyorum? Hadi peygamberi kaldır, çöz. Ben kimim? Çöz hadi. Neredeyim? Çöz hadi. Yani ezel ve ebed ara, ezel ve ebed içerisinde, yuma içinde alem-i şehadetlerine bir benzeriz. Sen ezel ve ebedi peygambersiz ne veriyorsun? Ne ezel ebedi? Peygambersiz kabir ve sonrasını çöz hadi. Ben kimim? Neredeyim? Neciyim? Vazife mi? Kaldır onu, peygamberi kaldır, çöz. Ben kimim? Ne ile? Neredeyim? Ne ile? Nereye gideceğim? Ne ile?
onların öyle bir iyiliği var ki kendi varlığından daha değerli. Beni kendi nefsinden daha çok sevmedi diye. Çünkü seni sen yapan o olduğu için senden daha değerlidir o. Bana 100 kişi sen iyisin desin bir şey ifade etmez ama bir peygamber desin o yetiyor şeyde. Mesela bir rüyada ondan kendimi olsun. Görüyorum o zaman. Abi. Mesela şöyle düşün. Mesela ben seni rüyada gördüm bu akşam Yasin. Ya olur mu abi? Ya benim için... Desem, abi nasıl gör? Çok güzel anlatsan, ne kadar seversin beni. Evet, değil mi? Abi. Evet. Değil mi? Değil güzel. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam senin rüyada değil, hakikaten görmüş, sana kitap yazmış. Evet. Yasin geldiğin zaman 1400 sene sonra böyle ya. Senin için sıkıntı çekecek, icret edecek, aç olacak vesaire. Senin için bunları yapacak. Hapis olacak, ölümle. Ne kadar seversin. Ama sen yok ya. Ben yokken benim için yapmış. Evet. O gelsin güzel bir ortam. Ben ne yapabilirim işte? Ya. İnsan şey yapıyor, ezip İnsan yapmış. İnsan ise. Eziliyor işte. Yani. Ezip. Yani bu soruyu ne zaman soruyorsun? Ben ne yapabilirim? İnsan ise. Risale-i Hüc, insan ise. Ne kadar o lazım. Onun için ben böyle, hani var ya, şey için söylemiyorum. Ne cennet ne cehennem, öyle bir şey yok ya. Cennet diye bir davası olan, cehennem diye endişesi olur zaten. Sana namaz az kaldı. Çok şey yapmışlar ya. Yani vâfirde vâhum en elhamdülillâ rabbil âlemin el-Fatiha.